Toprak Gayrimenkul Neler Oluyoruz sunar. İyi akşamlar kıymetli Vizyon 58 izleyicileri. İki hafta aradan sonra tekrar bir aradayız. Biliyorsunuz geçen hafta ortak yayın platformuna da üye olduğu için Vizyon 58, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'un ortak yayını çakıştı bizim programla. Dolayısıyla geçen haftayı biz es geçmiş olduk. Dolayısıyla bu hafta yine yoğun bir gündemle, aslında geçen haftadan da biriken gündemle karşınızdayız. Uzun bir program olacak. Yine sizlerin katkısıyla çok renkli ve faydalı bir program olmasını ümit ediyorum. Bugün şu anda üçümüz görünüyoruz. Ben hemen konuklarımı tanıtayım. Sol tarafımda yine her zamanki tanıdığınız Ziya Soybayraktar Bey. Hoş geldiniz Ziya Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ tarafımda da çok önceden tanışmış olduğumuz Aytekin Kulmaş Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aytekin Hoca, siz emekli öğretmensiniz, eğitimcisiniz ama eğitimcilikten sonra köşenize çekilmediniz. Aktif siyasetle ilgilendiniz. İki dönemde ilgilenme üyeliği yaptınız. Şimdi de bildiğim kadarıyla halen Büyük Birlik Partisi'nin genel daire kurulu. Yüksek danışma kurulu üyesiniz. Evet. Dolayısıyla Sivas'ın gündemini yakından takip etmeye devam ediyorsunuz. Var. Kafa yormaya devam ediyorsunuz. İnşallah bu programda herhalde 4-5 yıldır da birazcık, değil mi? Kenardasınız. Tabii 2019'dan itibaren ben biraz dinleneyim diye kendimi kenara çekmiştim ama maalesef bana Sayın Genel Başkan olsun, buradaki diğer arkadaşlarımız olsun, o dinlenme fırsatını vermediler. Bize lazımsınız mantığıyla tekrar bir görev verdiler, tebliğ ettiler. O görevi de çok fazla işlere karışmadan, uzaktan da olsa hareketi takip ederek, siyaseti takip ederek gündem değerlendirmeye çalışıyoruz. Önceki dönem ve daha önceki dönem, iki dönem ilgilenme üyeliği yaptınız. 2009-2014 yıllar arasında yaklaşık iki dönem, 10 yıl ilgilenme üyeliği yaptım. Evet. Tabii birinci dönemde yaklaşık biz parti olarak 17 kişiyle biz ilgilenme meclisinde kendimizi temsil etmiştik. İkinci dönemde ise İki arkadaşla kendimizi temsil ettik. Biri ben, merkezden şarkıcılardan bir arkadaşımızdı. Memleketin gidişatına, memleketin hali hazırda oruşumuna, memleketin altyapısına gücümüz ölçüsünde hizmet etmeye çalıştık. Cenab-ı Allah takdir eder inşallah diye düşünüyorum. Evet. 99-2004 arası Ziya Bey. Sizin ortak noktanız ilgilenme meclisi. Aytekin Hoca'yla meclisten değil de o zaman kulakları çınlasın, selamlarımızı iletelim. Mustafa Say'da, Mustafa abi vardı. Büyük Birlik Partisi'nin sizin partide Mustafa abi vardı. Ben o dönem bir başkanım. Bizim biraderim de bacana, yani büyük biraderim bacana Mustafa abi. Bizim yarı sardı. O da çok belagatı, tanışır mısınız bilmiyorum. İyi tanırım. Yani tabii. Mecliste öyle pasif olmayan, mikrofon hakimiyeti olan biriydi. Buradan da selamlarımızı gönderelim Mustafa abiye. Aytekin Hoca da yine pasif olmayan, benim gördüğüm kadarıyla yani orada aktif olan meclis üyelerinden biriydi. Hadisen şu, Orhan Bey. Ben biraz rahatlatmak açısından öyle girişte yapmadım. Almış olduğunuz bir görevi vicdani olarak rahat yapmak zorundasınız. Yani bu, eğer bir artı varsa bu memlekete, kim getiriyorsa onu takdir edip, teşekkür edip hakkını vermek lazım. Evet. Eksik kalan bir şey varsa da bu eksiktir diyerek yapıcı bir muhalefet ruhu oluşturmak lazım. Yani en azından iktidara bir yön vermek, yol vermek adına bildiğiniz kadarıyla, aklınız yettiği kadarıyla yön vermek zorundasınız. Gördüğünüz doğru da takdir edip teşekkür etmek zorundasınız. Yanlış varsa
bu yanlıştır, şöyle yaparsanız daha iyi olur demek elbette ki her akli selim insanın şehir adına söylemesi gereken bir şey. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Evet. Ama ben rol çalayım senden. Sizler gibi bu şehir için, şehri yaşadığı coğrafya için sorumluluk alan insanlar hakikaten değerli insanlarsınız. Hem şehrin yönetiminde, hizmetin planlanmasında, hem de siyasetinde yönetme kabiliyeti ile ortaya çıkıp sorumluluk alan insanlar çok kıymetli insanlar. Çünkü o kadar sorumsuz yığınlar var ki toplumlarda, ama toplumların içinde birkaç tane sorumluluk alan, aklı başında, biraz da cesur yürekler. Sizler de onlardan birisiniz. Teşekkür demek ediyoruz. Ki ben takdir ediyorum. Teşekkür her ediyoruz. Tabii. Böyle bir yerel yayında böyle bir iltifatları duymak, özellikle artık yerel de sayılmaz Aytekin Hoca'ya, uydudan olduğu için. Duymak, evet. Hakikaten beni onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi zaten bu düşünce ve bu mantık size bir sorumluluk yüklüyor. Evet. O sorumluluğu yerine getirmek zorundasınız. Yoksa sokağa çıktığınız anda eleştirilirsiniz. Evet. Hemen anında vatandaş size gerekli cevabı verir. Zaten o konu başlıklarımızda da özel idare ile ilgili ve çalışmalarla ilgili bir başlığımız da olacak. Orada da tabii geniş konuşuruz, ama ben şimdi giriş yaparken, siz sağlıkçısınız. Geçen hafta program olmayınca ben yarı yıl tatilinde fırsat bilerek, bizim tabii en ufak çocuk 5. sınıfa gidiyor. Furkan, o bugün benimle de beraber geldi. Dolayısıyla belki ekrandan da fark ediyordur. Sağ gözüm biraz yolda da, dün gece geldik. Şey yaptı hafif, sen sağlıkçısın. Bugün randevu alayım dedim, alamadım. O başlık da var normalde. Şeyde göz sanki bölümü yoktur Aytekin Hoca. Giriyorum, öyle bir randevu şeyi yoktur yani, tamam mı? Dolayısıyla bir tane eczaneden damla aldım. O da çok faydası olmadı. Tufan dedi ki biraz önce buhar tut falan dedi. Bir de çay iyi geliyor. Çay iyi gelir mi şeyden sonra? Çay evet iyi geliyor. Doktorlar, hekimler öyle diyor. Çayın, dinlenmiş çayla buraya gözün, göz kapağının alt taraflarını, oradaki ödemi alıyor, dinlendiriyor. O zaman sonra yani, onu. Ben bir göz hekimi değilim şimdi buradan. Ben esprine söyledim zaten. Ama o biraz da ecdatta katadan gördüğüm. Evet. Onlar bazen daha sağlam oluyor. Randevu alamazsan ne yapacaksın? Randevu alamıyorsun. Nasıl? Çok termana mahsus diyorlar. Eczaneden gibi mümkün değil diyorlar. Doğru. Randevu alanla salıyor bilmiyorum. Randevu almak. Topil mi lazım Ziya Bey? MRS'den o sistemden randevu almanın büyük problemler olduğunu, yaklaşık 6-7 aydır da büyük, Türkiye'nin genelinde büyük bir sorun. Hangi öyle bir bölüm yok ya? Gözle ilgili bir de hekim sayımız birden fazla, yani birkaç poliklinikten fazla olmayınca da hekimlerin de muayene etme sayısı sınırı belli bir yere kadar. O numarayı, o sınırı açtığın zaman da alamıyorsun, ama bugün bahsedeceğiz zaten. Tabii. Acillerdeki o yeşil alandan bahsedeceğiz. Evet, ama bugün ben, sevgili izleyicilerimiz fark etmiştir herhalde, Orhan Bey programa başladığı ilk günden itibaren sanıyorum Furkan'ın gayretiyle kravatı takmışız. Evet. Biraz da şurada atlet görünüyor da. Sakalları inceltmişiz, saatler olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, izleyicilerimiz bunu mutlaka fark etmiştir. Bu arada tabii bugün Ziya Bey, Furkan da geldi. Tufan'ın kamera arkasında, tabii Tufan yayın odasında çok önemli bir faaliyet icra ediyor. Kamera arkasında da Tufan'ın yardımcısı konumunda Furkan da geldi. Furkan eğer arzu ederse öyle gelip bir şöyle bir selam ver, programa başlayalım Furkan. Şöyle gel, zaten şeye de, Tufan'a da çırak olarak nasıl vermiş olacağız Aytekin Hoca. Biraz şeye ilgisi var. Basın yayına, kameraya. Merhaba de, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar dile. İyi yayınlar. Aytekin, teşekkür ederim. Aytekin Hoca, Ziya Bey'le tanıştın zaten. Ben evet Furkan'ın dikkatliliğini ofiste gördüm. Tabii gazeteci olacak. Olaydan, durumdan vazife çıkarabilen yetenekte bir çocuk. Evet. Maşallah, umudumuz yüksek. İşin erbabı olabilmek için çıralıktan yetişmek gerekiyor. Sen tekrar kamera arkasına geç. Tufan abinle beraber hadi bakalım.
Evet, böyle bir bugün farklı bir giriş yapmış olduk. Birkaç tane ben konu başlığını sizinle paylaşacağım. Hakikaten de çok yoğun bir gündem var. İşte ekmek zammını konuşacağız. Kuraklık malum devam ediyor. Kar yağmadı, zemheri ha, değil mi? Yarıladı herhalde zemherini. Eski tabirle zemheri yağdı. Bugün zemherini 12'si. Değil mi? Tabii. Ondan sonra. 12-13. Geçen haftada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbe konusu olarak yapmış olduğu bir nevi kar duası şeklinde geçen Cuma'da gündem oydu. Kızılırmak'ta hatta geçen yıllarda bu dönemlerde donarken şimdi insanlar girip balık tutuyor. Yani öyle yumuşak geçiyor hava. Tabii bu başlıklardan biri de Ziraat Odası'na ben bir haftadır yıl dışında olduğum için şey yapmadım. Üzücü bir olay da gelişmiş. Onunla ilgili görüntü şey yapacağız, paylaşacağız sizinle. Ziraat Odası'nın genel sekreter olarak geçiriyor herhalde olan arkadaşa evinden çıktığında ciddi bir saldırıya maruz kalmış. Şu anda da Cumhuriyet Üniversitesi'nde yoğun bakımdaymış. Yani öyle geçmiş olsun. Yani tabii geçmiş olsun diyoruz. Onunla ilgili mevcut Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ Bey'in de, Hacı Bey'in de açıklaması var. Yani bir nevi seçime kan bulaştı tarzında o başlıkta geçti. NTV filan ulusal basına da geçti bu. Bunlar tabii üzüntü verici. Program içinde konuşacağız. Yani odalar tabii seçiliyor falan ama yani ne, savaşa mı gidiyorsun, seçime mi gidiyorsun? Biraz akıllı olmakta fayda var. Yine esnaf kefaletin seçimi yenilendi. Niyeyse böyle çabucak bir yenilendi o. Yakın zamanda yapmışlardı. Olağan seçim gibi. Evet. Olağan seçim gibi. Yani süresinde yapılması gereken bir seçim gibi. Oldu. Bu seçimi öyle değerlendiriyor. Tekrar Mesut Dursun Bey güven tazelemiş oldu. Lokantacılar Odası bizim Serkan Bey iki gündür mesela bu Sivas köftesiyle ilgili onu fırsat bulursak konuşmaya arzu ediyoruz. Çok şahsen Sivas'ın markalarından biri haline gelmiş olan bir şey. Bir zincir marketlerden biri Sivas köftesi diyerek tanıtıp satmaya çalışan bir nevi ismini kullanarak Sivas köftesini ona çok doğru bir hamle yaparak Lokantacılar Odası ve Esnaf Odası Başkanı birlikte bir açıklama yaptılar. Onunla ilgili sayın yorumcularımızla birlikte konuyu değerlendireceğiz. STK'lar birlikte geçenlerde il meydanında bir açıklama yaptılar. Malum İsveç'in yapmış olduğu terbiyesiz diyelim, alçaklığa mı diyelim. Yani bunlar güneşi üfürerek söndürmeye çalışan beyhude, biçare insanlar yani. Buna yönelik tepkileri sizlerle paylaşıp üzerinde konuşacağız. Üzeri idare çalışmalarını demin de Aytekin Hoca ile açılışta bahsettiğimiz gibi bütçesini ve oradaki faaliyetlerden bahsetmiş olacağız. Sağlık sorunu konusunda özellikle acil başta olmak üzere, şu anda sıkıntılı böyle bir yoğunluk da var orada. Yine Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun vermiş olduğu Sağlık Bakanlığı'na yönelik 4-5 maddelik bir soru önergesi var. O çerçevede onu da belki değerlendiririz. Sonrasında Sivas'ta, tabii bunu da fırsat olursa ölmek daha hesaplı diye bir haberimiz var. İstanbul'da 45 bin liraymış mezarlar Rıcay Bey. Evet. Burada bedavaymış yani. Önemli evet. Bir hizmet yani sonuçta. Yani Sivaslılar o zaman İstanbul'da yaşayacak, ölmeyip Sivas'a gelecek. Tabii. Yani öyle bedava öyle, olduğu için. Bundan bu çıkıyor. Sinan Ateş olayına fırsat olursa yine girmeye arz ediyor. Aslında geçen hafta önemli başlıklarımızdan biri buydu ama gündemden düşmüş değil. Yani Sinan Ateş cinayeti ivme kazanarak, farklı boyutlar kazanarak devam ediyor. Yani tutuklamalar oluyor, başka durumlar oluyor. Yine hemşerimiz Gemerekli, neyse MHP'nin en etkili isimlerinden biri olan şu anki görevi neyse Mihal Akçı'nın? Genel Başkan Yardımcısı. O çerçevede dönemde bir durum var. Ne onun adı? MÜSİAD Başkanı değişti. MÜSİAD geçen genel kurul yaptı. Evet. Şey bıraktı. Ne onun adı? Önceki bizim havuzlu Salim Eminoğlu. Eminoğlu. Eminoğlu bıraktı. Bir başka arkadaş geldi. Görgen. Hafif de geçen güzel bir toplantı yapıldı. Ben bilmiyorum takip ettiniz mi? Müzakere ve ne? Çalıştayı. Yani Çalıştay şeklinde koymuşlar. İlçe değerlendirme toplantısı. Evet. Orada Mustafa Sinan Sungur şey yapmış, finanse etmiş, o çekip çevirmiş. Ben tanımıyorum ama aktif ve gayretli biri olarak gördüm şahsen. Hafikliymiş Ziya Bey. Hafik'in İstanbul'da zengini çok. Yani ticaretle uğraşan iş adamlarımız. Öyle bir çalışma Hafik için, aslında bütün ilçeler için olması gereken. Sayın Vali Bey, zannediyorum ilçe ziyaretlerine gittiğinde bunu yapıyor.
Yani evet. Burada başladılar. Çünkü her gittiği, ziyaret ettiği ilçede gerek muhtarlarla gerek kurum, bu biraz daha geniş kurumdu. Burası biraz farklı. Çalıştay. Yani Vali Bey bu noktada bazı il koordinasyon toplantılarının birazcık daha böyle küçülterek daraltılmışını ilçe koordinasyon toplantısı gibi. Yani muhtarlarıyla, kurum müdürleriyle falan ilçenin neye ihtiyacı var, neye oluyor, ne bitiyor onu zannediyorum bilgi alma babıyla evet, değerlendirmesini yapıyor. Vali Bey'in ki bir görev hizmetin içerisinde planlanan bir çalışma gayet güzel ama buradaki hafiflilerin kendi ilçeleriyle ilgili kişisel olarak sorumluluk alarak ortaya bir şey koyabilmeleri ve hem meseleye sahiplenme adına hem de ilerisi için, birlik beraberlik için bir örgütlü hareket için güzel bir çalışma diye düşünüyorum. O zaman şöyle diyelim Ziya Bey. Evet. Yani bu Sivas'ın diğer ilçelerine örnek olsun. Evet. Yani ilçe halkı ve ilçe sakinlerinin oluşturduğu bir şey yapılarak bir de bu şehir merkezine de örnek olsun diye. Tabii. İstanbul'da yaşayan zenginler ilçesini, köyünü, şehir merkezini tabii. Doğru söylüyor. Ahilik değil sonra hukuk olmalı demiş Esnaf Odaları Başkanı Hakan Demirgil. Hakikaten doğru yani. Ahilik bir güzel bir gelenek. Esnafların normalde bir esnaflar da bir ilin vitrinidir. Vitrini konumunda. Yani en önemli tanıtıcıları. Temin vali birkaç kez vali demişken bence görüntülere girmeden Ziya Bey bu Sivas Spor'un Gaziantep'le mi yaptığı maçı? 2-1 yendi son değil maç. Mi? Evet. Orada yan yana aslında fotoğraf da vardı da eski valilerden işte bizim Davut Gülhak'a halihazırda Gaziantep valisi. Evet, Gaziantep valisi. Bir önceki yani bundan önce Salih Ayhan Urfa'ya gitti. Rahmi Bey Hatay'da. Rahmi Bey de bu arada tekrar yani güzel bir incelik gösterdi. Ben Ankara'dayken gerçi araç kullanıyordum ama aradı. Geçen hafta ondan önceki hafta bir burada bir mevzu olmuştu. Rahmi. 2 hafta önce evet. Rahmi Bey'i ben cümlemi bitireyim ondan sonra size vereyim. Sizin onunla ilgili birkaç cümle kurmanızı arzu ediyorum şahsen. Evet. Yani çok gayretini hep ben duyuyorum şahsen. Biz kolay kolay yap itibariyle insanları çok fazla övmeyi de beceremeyiz aslında. Ben yap itibariyle söylüyorum ama Kars'tan beri ben hep övgüsünü duyuyorum Rahmi Bey'in. Rahmi Doğan. Ondan sonra İmam Hatip kökenliymiş herhalde. Ondan sonra bizim Kemal Bey'in de amcası. Ben çok öncesinden hatta Kars'tayken övgüsünü duydum. Amca Kemal Bey'e de bahsettim. Dedim ya böyle falan dedim. Çok olumlu böyle dönüşler oluyor. Şimdi Hatay zor bir vilayet aslında. Hatay gibi yerde de 5 yıldır başarıyla valilik icra etmesi şahsen Sivaslı olarak da insanın göğsünü kabartıyor. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu noktada Ziya Bey yani bu valilerin yani Sivas valileri Sivas Spor'unu da bırakmıyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Ben de Sayın Valim izliyorsa evet nezaketinize teşekkür ederim. Ben muhaşeret, nezaket hakikaten insan ilişkilerinde çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir davranış şekli. Doğru. Telefonla aradı, izlemiş programımızı. Programımızın akışı içerisindeki kendisiyle ilgili kurduğumuz cümlelere teşekkür etti. Ben zaten Sivas Spor'un Antep maçını izlediğini sosyal medyadan görünce kendisine de sordum. Sayın Valim, Sivas Spor sevginiz bu fotoğraf. Ben dedi çocukluğumdan itibaren zaten bir Sivas Sporluyuz. Sporun içindeyim, futbol oynadım. Futbol oynuyorum, Sivas'ı da takip ediyorum. Sivaslılık bilinci içerisinde bu tür sahiplenme duygusu nereye giderseniz gidin hem Sivaslıların birbirine olan aidiyetini, hemşericilik bilincini hem de sizin bu şehre karşı duyduğunuz o aidiyeti, o sorumluluğu ortaya koyuyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sivaslı bürokratların, Sivaslı yöneticilerin hem bulundukları yere ki Hatay Türkiye için çok stratejik bir şehir. Yani Hatay'ın hem coğrafi olarak stratejisi hem Doğu Asya üzerindeki Türkiye'nin politikaları bakımından sınır bölgesi, Suriye sınırı ve zaten o bölgeyle ilgili de stratejik hamleleri var. Dış güçlerin diyelim artık bu yerleşik bir tabir oldu. O yüzden Hatay'ı kıymetli kılan o stratejisini
iyi değerlendirmek lazım. Sayın Valinin de onun bilinci içerisinde... Etnik yapı bakımından da çok farklı bir... Tabii. Yani orası çok önemli olan orası zaten. Onun bilinci içinde hareket ediyor olması orada benim Cumhuriyet Halk Partili bir gazeteci arkadaşımın bana hemşerimle ilgili, valimizle ilgili övgülerini anlatınca evet. ve gastronomide gündeme gelince laf oraya geldi, teşekkür ettik. Sayın Valim siyaset içinde düşünülen, planlanan insanlardanmış AK Parti siyaseti için. Genç, dinamik, hedefi olan insanların Sivas'a katkısı olacağını düşünüyorum ben. Hayırlı olur inşallah. Nezaketinize teşekkür ediyorum. Tabii biz de. Tabii her parti için geçerli bu. Her parti çok birikimli, kaliteli insanları listesine korsa Sivas kazanır bence. Ama şöyle bir şey var Ziya Bey. Şimdi ben yaklaşık 2009'dan bugüne kadar 6-7 tane valiyle çalıştım. Evet. Tabii bu arkadaşlar içerisinde yaşı kemale gelmiş arkadaşlar da vardı. Evet. Ama son dönemde daha genç valiler, özellikle Davut Bey'den itibaren evet. başladığınız zaman. Şimdi birazcık da valilik ve valilik makamının çalışması, halkla bir araya gelmesi, bütünleşmesi adına efendim, şimdi bir açıkçası farklı bir iğne oluşturdular. Şimdi biz de devlet baba oturan mantığından devlet artık sokakta vatandaşla iç içe, vatandaşla muhabbet eden, sohbet eden, vatandaşı dinleyen, mümkün mertebe gezip bazı vakaları, olayları, eksikleri yerinde tespit eden valilerle karşılaşınca şimdi acaba bir sorusu oluştu vatandaşın evet. nezdinde. Şimdi netice itibariyle baktığınız zaman bu sefer valilerin ivmesi artmaya başladı. Bu şehirde de bu iğmeyi zaten biz Davut Bey'le başladık, Salih Bey'de gördük. Bugünkü valimiz de sağ olsun aynı iğmeyle devam ediyor. Şimdi bakın bunların hepsi aynı jenerasyon, aynı kuşak. Ya yani ya bir dönem önce ustaz çırak ilişkisi mantığıyla, yani üstad mantığıyla bir dönem önceki dönemde vali olmuştur. Yani ikinci yılları veyahut da ikinci illeri bugün valilik döneminde. Onun için bu gayretleri farklı. Evet. Tabii bir de İki valimizin de gerek Davut Bey'in gerek Salih Bey'in ilk valiliklerinin burası olması. Bu da bir nevi ilçelerde yaptılar. Hani, sonra şimdi ilçelerde kaymakam olup sonra ile vali gelmesi. İlk valiliklerinin burası, ilk göz ağrısı olması. Evet. Şimdi bu da çok önemli. Bir diğer taraftan da Rahmi Bey de üç aşağı beş yukarı aynı yaş kuşağı ama memleketin çocuğu. Evet. Şimdi bizim insanımız şehir içerisinde ilimizde bir araya geldiğimiz zaman birbirimizin her şeyini biliyoruz. O gözle bakıyoruz, evet. o gözle birbirimizi değerlendiriyoruz evet. ama dışarıda gurbette olduğu zaman memleket kokusu farklı geliyor yani insana. Evet. Birazcık hadiseye öyle bakmak lazım. Evet. Yani. Onun için çok teşekkür ederiz hizmet eden bütün valilerimiz. Tabii biraz sonra valiler konusunda tekrar gireceğiz. Çalışmalar sebebiyle gireceğiz. Güzel idare çalışmaları. Siz hani il genel meclisleri yaptığı için bütçe, paralar doğru yere kullanıldı mı diye soracağım şimdi daha ilerleyen bölümde. Yani valiler güzel. Valileri öveceğiz tabii. Yani çalışanları öveceğiz. Ama valiler hakikaten buranın bütçesini kullanırken de doğru yere yönlendiriyorlar mı? İşte hep burada konuşulan şeylerden nedir? İşte Yıldız Dağı var değil mi? Ondan sonra Hamidiye var. Bunları özel idare bütçesinden, köylerden, şuradan, buradan neyse bir bütçe geliyor. Aytekin hocamın yarasını açma. Evet. Yok canım Aytekin hoca doğru bildiğini, dost doğru söyleyen yani öyle bir yapı evet. olarak görüyorum. Yara mantığıyla evet. değil de memleket yani bir realiteyi konuşmak. Sorumluluk. Evet. Evet. Realiteyi konuşmak gerekiyor. Ama konu başlığı geldiğince bence onlara tam girmeden şimdi Ziya Bey bu kitapları bize ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu kitap tanıtımı bizim en sevdiğimiz şeylerden biri. Bu bir emek mahsulü tabii. Uğur Tustaşı hoca yazmış. Ziya Bey vasıtasıyla da bize ulaştı. Aytekin Hoca'ya da bize de teşekkür ediyoruz bu arada. Rica ediyorum. Ama daha sevindiren beni, bize hepimizin tanıdığı, biraz önce yayından önce de sohbet ederken tabii Altın Yaylalı olmasa sebebiyle Lütfü Duman'ın öyle şey olduğunuzu bilmiyordum ben. Enişte. Enişte tamam. Kardeşimin beyi. Lütfü Duman, Süleyman Karaca, Turan Yıldırım. Bir, evet. Surtaş yani buna sponsor olmuş. Böyle bir kitabın Sivas'a kazandırılması yönünde bir gayretleri olmuş. Kitabı bize getiren Ziya Bey'e bu konuyla ilgili bir cümle kurarsanız daha. Ben teşekkür ediyoruz. Evet. Her kent bir geçmişi bugüne getirir. Her kentin bir kimliği,
her kentin bir hafızası, her kentin bir kent algısı vardır insanlarda. İnsanların nasıl ki kişiliği, kimliği, karakteri o kişiyi diğerlerinden farklı kılıyorsa, kentlerin, şehirlerin de kimliğinde yer edinmiş semboller, simgeler, dönemlerden teşekkül. Bunlar köprüler olur, binalar olur, camiler olur, efendim parklar olur, ağaçlar olur, geçmiş hikayeler olur, kahramanlık hikayeleri olur, efendime söyleyeyim, türbeler olur, hastaneler olur. Bunlar şehrin kent kimliğinde, kentin hafızasında yer edinmiş, yer almış, dönemsel olarak da insanların zihninde belirgin izler bırakmış eserlerdir. Şimdi Uğur Tuztaşı hocam, sağ olsun, Cumhuriyet Üniversitesi'nde, Mimarlık Fakültesi'nde doçent doktor Uğur Tuztaşı, Sivaslı hemşehrimiz, hakikaten çok güzel çalışmaları var. Ben Anıtlar Yüksek Kurulu üyesiyken kendisiyle tanıştım. Bu Numune Hastanesi'nin yıkılmaması ile ilgili kent danışma meclisinde yaptığımız çalışmalarda da çok desteğini gördük. Sivas'ta Cumhuriyet Mekanları diye çok güzel bir kitap çıkartmış. Yani Sivas biliyorsunuz, Sivas'ın kent meydanı tarihi doku bakımından hem Osmanlı dönemini hem Selçuklu dönemini hem de yakın tarih Cumhuriyet döneminin eserleriyle donatılmış ve hepsini bir arada gezme, görme imkanına sahip Türkiye'deki ender, hatta ilk üçe girebilecek meydanlardan bir tanesi. Hocam, Sivas'ın Cumhuriyet Mekanları ile ilgili çok güzel bir çalışma, güzel bir emek vermiş. Yıkılanlar, muhafaza edilenler, muhafaza edilmesini koruyamadığımız ama şehir için önemli, şehrin hafızasında yer tutan yerlerle ilgili şehrin bugünü geleceğe taşıyacak muazzam bir dokümantasyon hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Pınar Koç hocayla beraber. Tabii onu da zikretmek lazım. Evet, tabii. Pınar Koç hocayla beraber. Aynı. Fakat ben bunun belediyenin veya valiliğimizin bu kitabı çıkartmasını, destek olmasını isterdim. Özellikle belediyemizin bin eser yayınları içerisinde yer bulsa çok daha iyi olurdu ama üç mühendis, bizim de sevdiğimiz, çok kıymet verdiğimiz insanlar bu şehir için sorumluluk almışlar. Surtaş, Süleyman Karaca, evet, Lütfü Duman, Turan Yıldırımlı Bey arkadaşlar sponsor olmuşlar, çıkartmasını sağlamışlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Katkılarına da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sivas, Cumhuriyet'in başkenti diyebileceğimiz şehrin, Sivas'ın marka değeri bana göre arkadaşlar, yaşayan, üzerinde yaşadığımız Cumhuriyet'te şu anda en önemli marka değeri Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kongreye ev sahipliği yapmamız ve 108 gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sivas'tan yönetilmiş olması. Bu markayı, bu marka değerimizi iyi değerlendirir de bunun üzerinden güzel çalışmalar, prezentasyonlar yaparsak hem turizm açısından hem de devletin merkezi kurumlarından hizmet alma bakımından çok önemli. Ve önümüzdeki 2023 yılı, içinde bulunduğumuz yılda Cumhuriyet'in 100. yılı içerisindeyiz. Bunu çok anlamlı, çok değerli görüyorum ve yöneticilerimiz de bu yılı iyi değerlendirsinler. Evet, tabii genişçe bir değerlendirme oldu. Ben şöyle söz vereceğim Aytekin Hoca kitapla ilgili. Ondan sonra diğer konulara gideceğiz. Kitap 318 sayfa, hacimli bir kitap ve 6 bölümden oluşmuş. Ve Yem Yayınları'ndan çıkmış. Ben ilk kez duydum. İnşallah ilgisizliğe yem olmaz kitap. Yani ilgi gösterirler insanlar. Evet. Kent meydanından bahsedilmiş, kentsel açık alanlardan bahsedilmiş, yıkılan yapılardan bahsedilmiş, kamu yerleşkelerinden, kamusal yapılar ve konutlar diye 6 bölüm ayrılmış. Bugün gün içinde Memduh Bey aradım. O da mimar
mimarmış herhalde. Memduh ne onun adı? Üredi. İncili Hanım türbesiyle ilgili evet. eleştirilerini tabii bu konuyla bağlantılıyorum. Sistemlerini iletti. Hatta geçen haftalarda mesaj atmış. Mesajım okunmadı tarzında da televizyon idaresini aramış. Tabii mümkün olduğunca gelen mesajları biz değerlendirmeye çalışıyoruz. O çerçevede şu an aklıma geldiği için bunu Ufak kravat taktım da bana şimdi gördüm. Bak görüyor musun? Ben alışık olmadığım şeyi. Ziya Bey. Kravat. Evet. Aytekin Hoca. Aytekin Hoca. Kitapla ilgili kitap yazmak kolay bir iş değil. Yani bu emekler için tekrar teşekkür ediyoruz. Hem sponsorlara hem hocalara. Şunlar Hoca ve Uğur Hoca'ya. Kitabım biraz önce yayına başlamadan masanın üstünde görünce açıkçası ciddi manada duygulandım. Niye duygulandım? Şu açıdan Uğur Tustaşı Hoca yıllardır beraber muhabbet ettiğim, sohbet ettiğim, zaman zaman Sivas üzerine ciddi manada fikir alışverişinde bulunduğum, efendim özellikle de İlgeler Meclisi üyesi olduğum o dönemlerde Sivas'ın mimariyle ilgili, binalarıyla ilgili kafa yorduğumuz konuların bir araya gelip derlenip toparlanıp bir kitap haline getirilip efendime söyleyeyim bu şehirde kaybolmayacak bir kaynak haline dönüştürülmüş olması ciddi manada beni mutlu etti. Bu vesileyle Uğur Hoca ve Pınar Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani çünkü bizim artık şehirlerin tarihleri netice itibariyle yazılı basıla düşürmek lazım. Yahut da yazılı kaynaklara düşürmek lazım. Bu eser de onlardan bir tanesi. Yalnız Ziya Bey'in söylediği bir şey var. Acaba sadece bir şey. Sivas'ta belediyenin ve vilayetin biliyorsunuz bu konuda bir yayın kurulu var. Bir kurul oluşturdular. Evet, evet. Şimdi acaba hocam o yayın kuruluyla görüştü mü görüşmedi mi orasını bilmiyoruz. Biz afaki konuşuyoruz şu anda yani. Evet. Yorum üzerine. İnşallah bu kitap şu anda sponsor olan firmaya da açıkçası teşekkür etmek lazım. Sivas'ın değerlerine sahip çıkmak hem özel sektördeki insanlarımızın, her idari makamdaki insanlarımızın hem de mesleki konusunda bilgi becerisi olan insanların elbette bu kaynaklara sahip çıkması lazım. Bundan dolayı da açıkçası zannediyorum bugün burada bu kadar artık reklamını yaptığımıza göre herhalde bizi izleyen yayın kurulu üyelerinden birkaç tanesi vardır zannediyorum inşallah. Evet, evet. Onlar da dikkate alır diye düşünüyorum. Evet. Tabii burada esas hadise şu. İşte yani bugün kendi başına kendi emek ve gayretiyle 363 sayfalık bir kitabı ortaya çıkarıp bir eseri ortaya çıkarmak özellikle de bizim şehrimiz insanlarından birinin olması özellikle de kendi mesleğiyle ilgili yani mimari konularla ilgili. Çünkü burada yaptığım incelemede hem binayı göstermiş hem binanın plan ve kroklerini de ortaya tabii, koyarak. Tabii, resimler de çok yani, başarılı tabii. Detaylı da bir açıklama çok söz konusu. Detaylı bir açıklama söz konusu. Ondan dolayı da ben kendilerine açıkçası teşekkür ediyorum. Sevgili Uğur Hocam bundan sonra da çalışmalara devam diyor. Evet teşekkür ediyoruz tabii. Evet. Bu mimari olarak değerlendirilmiş fakat gördüm ki sosyolojik olarak da değişimin yorumlanması şehrin dönüşümüne nelerin etki ettiğini ilave etme adına kitapta daha da bütünlük sağlardı. Onu ben kendi adıma biraz eksiklik olarak gördüm. Ama hakikaten başı başına güzel bir çalışma. Evet, hocam değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Yani bu değerler bizim toplumumuz yani. Kesinlikle. Şimdi hemen başlarken bir mesaj gelmiş. Benim de çok şahsen değer verdiğim beyefendi bir insan Ümit Bey. Ümit Alpdağ. Ümit Alpan. Şimdi Orhan abi selamlar. Programını izliyorum. Sadece bir öneride bulunmak isterim. Haddime düşmeden estağfurullah. İki yorumcuyu da karşına alsan daha güzel olur. Bir sağa bir sola bakmak yorar. Bak zorunda kalıyorsun diye. Aslında tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yapı itibariyle ben ne sağa dönerim ne sola dönerim. Şimdi mecbur ben milli. Yani, yani öyle bir yapım var benim. Ama yayıncı Tufan'a ileteceğiz. Ümit teşekkür ediyorum yani. Aslında şu uclarda olsa doğru yani. Bak niye önceden öyle miydi? Yani şu uclarda olsa doğru ki biraz yakın oturuyoruz ya belki şeyden böyle dönüyoruz. Hakikaten doğru söylüyor. Yani bunu yayın masasıyla görüşeceğiz yani. Şu an gerçi Tufan'a ileteceğiz inşallah bu şeyi, öneriyi.
Hakikaten de öyle yani. Samimiyete binaen böyle bakmak durumunda kalıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde konuların içine girelim istiyoruz. Ekmek zammı gündemde. Sivas'ın gündeminde halen devam ediyor. Geçen hafta 5 lira talep edildi. Dolayısıyla belediye meclisi başkan onaylamam dedi. Valiliğe gitti. Herhalde pazarlık neticesinde falan verelim dediler. 4,5'a bağladılar bildiğim kadarıyla. Değil mi? 4,5 evet. Lira. Bugün de şimdi biraz önce Aytekin Hoca söyledi herhalde. Pideye de değil mi? Bir zam. Bugün açıklamışlar evet. Pideye gelmemişti. O da pideye, katmere, çöreğe falan onlara da ciddi bir zam gelmiş oldu. Dolayısıyla her iki tarafta kendi cephelerinden olaya bakarak işte un, yağ, işte ne denir, maya, katkı malzemeleri falan diye bir kar marjları düştüğü için böyle. Ama vatandaş nezdinden de baktığın zaman Sivas gibi bir yerde bunu pahalı tabii ki bulunuyor. Yani ekmek pahalı bulunuyor. Böyle bir gerçeklik var öyle mi? Ondan sonra bunu konuşalım istiyoruz. Ondan önce görüntümüz eğer hazırsa biraz yani hafif bayatlamış diyeceğim ama bayatlamadı. Bu ekmek her zaman gündemde. Yani ekmek aslında birinci derecede herkesin gündemi. Ekmek meselesi değil mi? Ekmek meselesi başka bir şeye benzemez yani. Görüntü hazırsa o vetreyi kısaca izleyelim Tufan. Ekmek zammıyla ilgili. Sonrasında ekmek üzerine kıymetli yorumcularımızdan fikirlerine müracaat edeceğiz. Evet. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısında ekmek fiyatlarının Sivas'ta 5 TL olmasının kararlaştırılmasından sonra Sivas Belediyesi alınan karara itiraz etti. Sivas Belediyesi'nin itirazının ardından Sivas Fırıncılar Odası karara tepki göstererek artık sadece fırınlardan ekmek satılacağını duyurdu. Ücret artışındaki ekmeğe yansıtamadık bu fiyatı. Bu odamızın seçim sürecine girdiğinden dolayı. O yüzden de böyle bir talebimiz var. Onaylarsanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Sorusu o. Akşam saatlerinde yapılan bu açıklamayla market ve bakkallarda ekmek satışı olmayacağını duyuran Fırıncılar Odası artan maliyetleri gerekçe gösterdi. 1 kilogram ekmeğin 25 liradan satılması oylama sonucu. Toplantı tarihi 13.01.2023. Kullanılan oy 59, geçerli oy 59. Kabul 35, red 24. Evet arkadaşlar, 200 gram ekmek Sivas il sınırları içerisinde 5 TL'ye satılabilir. Gelen teklifiniz kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Hayırlı. Evet kıymetli izleyiciler, şimdi ekmek konusunda ben ilk sözü Aytekin Hoca'ya vereceğim. Ondan önce Aytekin Hoca sizi burada görünce, Orhan Bey selamlar, Aytekin Bey benim ilkokul öğretmenim, selamlarımı söyler misin? Hadi, söylüyorum abi, İsmail Hoca. İsmail Yalçın, İsmail Yalçın ismini şöyle tanıtayım. Su konusunda Sivas'a evet. Mal olan ve benim de hakkını herkesin çok beğenisini toplayan 3-4 kıtalık böyle bir beste yapmıştı. Bildiğim kadarıyla Sayın Başkan İlmi Bey de çok hoşlandı yani ondan. Hoşuna gitti. İkinci besteyi de yaptıktan sonra özellikle ziyaretine gittiğini öğrendim ben. Öyle mi? Tabii tabii. Şimdi, İsmail Hoca sizin öğrencinizmiş. Herhalde. İsmail Bey benim öğrencim. Kendisi evet. De öğretmen. Buradan da selamlarımızı sunarım. Selam söylüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. O suların kesik olduğu dönemde o bestesini açıkçası dinlediğimde kendisini de aradım. Hem de normal bestesini o sosyal medyada paylaştığında da altına yazdım, tebrik ettim. Evet. Şimdi birazcık da şairlik yönü vardır. Evet. Akabinde de biz şeyde böyle bir programdan sonra da Hilmi Bey'le bir araya gelmiştik tesadüfen yani. Evet. Tam da suların böyle şey olduğu zaman. Hilmi Bey hakkında yazılan bu türküleri dinliyor musun dedim. Evet. Efendim? Dinledim başkan dedi, çok güzel olmuş dedi. Aynen. Ziyaret edeceğini söyledi. Arkasından yani sular gelince de Metiye dizer demişti. Ben de Metiye'yi de dinledikten sonra iyi etmişsin. Önce ağladım sonra bağlamayı iyi çekmişsin dedim. İsmail Hoca değil mi?
Tabii buna benzer bazen böyle buna... Hangisini beğendin? İlkini mi ikincisini mi? İkisi de güzel. Öyle mi? Tabii birinde yeriyorsun, birinde övüyorsun. Evet. Netice itibariyle iki şekilde de gönlünü alıyorsun yani. Evet. Neticede bunlar güzel şeyler yani tabii. Bunlardan rahatsız olmamak lazım. Ozanlar yani da yaşadığı zamana şahitlik yapmış tabii, oluyor böyle. Tabii netice itibariyle çünkü ciddi manada anılar var da şimdi... Hepsini evet. Konuşma fırsatı bulamazsın. Yok, buradan. Ekmek yoksa, konusunda ben size şimdi ekmek konusunda ne? Ekmek siz alıyorsunuz değil mi? Ekmek alıyorsunuz evde. Şimdi efendim ekmek elbette insanın en temel yiyecek maddesi ve gıdası. Bugün baktığınız zaman her iki cephenin de kendine göre bir haklılık payı var. Biraz önce şey götür, un 350 lira diyor. Tabii yazıyorum. Şimdi dönüyorsunuz mayasıydı. Dönüyorsunuz fırında elektriğiydi, doğalgazıydı. Bugün baktığınız zaman özellikle şu pandemi dönemi ve pandemiden sonraki süreçte yani ekonomik olarak gelen zamları gördüğünüz zaman gayri ihtiyarı bunda herkes etkilendi sonuç itibariyle. Fırıncı ve üretici kendi adına haklı. Evet. Gayet doğal. Hak isteyebilir. Şimdi bazı kalem maddelere baktığımızda fiyatlara görünce ekmeğe ucuz gibi de görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Ama insanoğlu yemek yiyeceği zaman ekmek olmadan aş olmuyor, yemek oluyor. Evet Sivas'ta masada ekmek olmayınca değil İki, mi? Bir de bizim Sivaslı ekmeği yemezse karnı doymuyor. Evet. Şimdi biz makarnayla ekmek yiyen bir milletiz. Baktığınız zaman şehir olarak. Onun için... Şimdi vatandaş nezdinde de hadiseye baktığınızda ciddi manada bir külfet getiren bir rakam. Bunun için tabii bu işin makulünü bulmak lazım. Yani rakam olarak da makul bir ölçüyü bulmak lazım. Sizce ölçü kaçtı o zaman? Yani fiyatta biraz ölçü yukarıya doğru. Şöyle bir şey var. Yani bazen insanın kafası karışıyor. Mesela ekmek 3,5 lirayken fırıncı arkadaşlar nezaret döndüler. Kendi aralarında anlaşamadılar. Bir fiyat indirimine gittiler. 2 liraya kadar. 3 liraya indirdiler. 2 lira satan yer de oldu. Şimdi satan da vardı. Şimdi vatandaş o zaman şunu soruyor. Kardeş 3 liraya satıyorsun para kazanıyorsun da. Evet. 3,5'ken 3 liraya satıyorsun. Şimdi ne oldu diyebilme fırsatını veriyor musun? Evet. Veriyorsun yani öyle bir hak şey yapıyorsun. Vatandaşa pası atmış oluyorsun. Evet. Ama bugün dönüyorsun 3 liraya sattığın ekmeğe işte bugün aradan bir ay geçmeden... Ticaret odası değerlendirmeyi, maliyetlerin hesabını yaparak 5 lira dedi. Belediyeye gitti. Netice itibariyle kararı belediye netice itibariyle verecek. Belediye başkanı bu rakam fazla dedi. Onaylamadı. Ne oldu? Bu sefer çözüm valilik makamına gidiyor. Çünkü en son onay makamı valilik bununla ilgili. Vali ne yaptı? Baktı ki o dediği doğru. Bunun biz talebi doğru değil. Bir orta hali bulduralım dedi. Hı. Neticede 4,5 liraya anlaşıldı. Ama şimdi tabii burada yaptığımız yorumda muhakkak yaptığımız yorumun sonucunda birisi rahatsız olacak. Evet. Sonuçta. Yani bu rahatsız olan kurum ya vatandaş olur evet. Ya bunun imalatını yapan fırıncı olacak. Ya arkadaş yani şimdi fakirin bir tane ekmeğe kalmış. Yani bu ekmeği de hakikaten birazcık böyle işte vicdani boyutuyla değerlendirmek lazım. Şimdi 100 gram simit 7,5 lira olmuş abi. Onu kimse konuşmuyor. O da bu çerçevede şimdi, doğru. Tabii tabii burada konuşulacak. Şimdi 100 gram simit 7,5 lira bu konuşulmuyor. Çünkü vatandaş bir ay bir tane simit yemese aklına gelmez. Umurunda evet. Bile olmayabilir. Evet. Ama sabah evde kaç kişi var? 5 kişi. Sabah öğünde 5 tane ekmek gider abi. Çünkü 200 gram ekmek zaten bir öğün gidiyor bir insana sonuç itibariyle. Akşama döndüğünüzde bir 5 tane ekmek daha götürürsünüz. Et ton ekmek. Allah yardım etsin fakire fukaraya yani şimdi. Bunu görünce, bu maliyetleri görünce tabii pahalı gibi görünüyor. Ama işte elektriğe %60-%70 zamın geldi. İşte doğalgazı hakeza yine öyle. Una hakeza yine öyle. Sıkıntılar olduğu bir yerde de evet. Herhalde fırıncı arkadaş da zararını ekmek satmayacak. Sonuç itibariyle işte çalışan personeli var, onun ustası var, şunu var, bunu var. İşte bugün
bir çalıştırdığı bir ustanın, bir işçinin kendisine kesinlikle 15 milyon liraya yakın bir maliyeti var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman 5 bin lira, bana da bir dönüp baktığınız zaman yani fakirin ekmeğine 5 bin lira biraz fazla gibi görünmüştü. 4,5 liraya anlaşmışlar. Bu saatten sonra da yorumcu olarak bizim diyecek bir şeyimiz kaldı. Yani. Evet. Ziya Bey, sizin diyeceğiniz var anlaşılır. Ben ne diyeyim ekmek. Ben? Aslında ama bir şey diyeceksiniz ilgili. Ekmekle ilgili. Ben ara ara kitaplara bakarım. Yani siz de bakmıştırsınız hocam, okumuş. İnce bir kitabı var şeyin, sadece Rus edebiyat değil, dünya edebiyatını etkileyen Tolstoy'un, evet, İnsan neyle yaşar diye. Orada bir kunduracının hikayesinin üzerinden gidiyor aslında. Ekmek mevzuda geçiyor. Aslında evet, Hanımına bir kürk ya da palto almak istiyor. Tamircilikten 8 ne onun adı şeyinki neydi? Lostura. Para birimi neydi ya Rusya'nın? Ruble. Ruble. 8 ruble falan biriktiriyor. O da borca yapmış demek ki, alamamış vesaire. Böyle hikaye üzerinden gidiyor. Orijinal da bir şeyi var yani. Aslında herkesin okuması gereken bir kitap Tolstoy. Şimdi Ziya Hoca, Ziya Bey, yani bu manada siz bilmiyorum ne kadar ekmek tüketirsiniz. Siz zenginler ve sağlıkçılar az ekmek tüketiyor bildiğim kadarıyla. ama Fakır'ın, Aytekin Hoca dediği gibi bir ekmeğe var, ekmeğine de dokunmayın dedi aslında özetle. Fakirin değil aslında. Fakir derken zenginler ekmek yemiyor. Hayır, evet. Hepimizi aynı kategoriye tutuyoruz çünkü beraberiz abi. Aynı geminin içindeyiz sonuç itibariyle. Yani. Şey, zenginler ayağından tanıyoruz. Biz de fakir, onlar ekmek çok yemiyor. Değiliz. Biz, evet, işin sosyolojisine bakmak lazım. Evet. Yani bu bir ekmeğe yapılan zammın sadece ekmekçileri mi etkiliyor? Ekmekten etkilenen ve toplumda bu işin karşılığı nedir? Toplumsal olarak neyi nasıl değerlendiriyor insanlar ve sonuçlarını görmek lazım. Sonuçlar eğer toplumda olumsuzluklara sebebiyet veriyorsa, ona sebep olan unsurları gözden geçirmek, bunları yeniden değerlendirmek lazım. Ekmekçi arkadaşlarımızın bu taleplerini ben maalesef haklı görüyorum. Şimdi meseleye yerel bakmamak lazım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik yoksulluk maalesef Sivas gibi yoksullaşmış şehirlerde, yani orta direğin hakim olduğu, orta sınıfın hakim olduğu şehirlerde memur, emekli, efendim işçi sınıfının hakim olduğu şehirlerde ekmek insanların aile bütçesini en direkt olarak etkiliyor. Şimdi bugün artık eskiden geniş aile dediğimiz ebeveynleriyle birlikte yaşayan aileler vardı. Geniş ailenin avantajları da vardı belki ama bugün eğer o geniş aile avantajlarını kendi ürettikleri ekmeğin dışında o aileler ekmeği dışarıdan satın alıyor olsaydı, o eve giren, haneye giren bütçeyle karşılaştırdığın zaman 5 kişilik bir aileyi düşünün, 4 kişilik bir ailenin günde 5 ekmek yediğini düşün. Ayda 675 lira 30 günden değerlendirdiğin zaman 675 lira 680 lira hakikaten ortalama emekli maaşının asgari ücret ve asgari ücretin altında olduğunu düşündüğümüz zaman Türkiye nüfusunun %60'ı değerli hocam asgari ücret seviyesinde. Tabii. Yani bu hakikaten bir devlet için, bir ülke için, devlet yönetenler için zul olması gereken bir şey. Ekonominin refaha yansıyan tarafını %1'lik azınlığa hissettirip külfetini çoğunluğa yaşattırırsan, evet, bu toplumsal olarak bir huzursuzluğa ve ciddi problemlere sebep olur. Bunun en belirgin şu anda yaşadığımız aile boşanmaları vesaire, bunların hepsi sosyal nedenlerle birikmiş duyguların ortaya çıkardığı sonuçlardır. Ekmekten boşanmam olur demeyin. Evet, insanlar hocamın dediği gibi en temel ihtiyacı şu anda en kolay elde edebildikleri ve karınlarını doyurdukları. Hatta bir gün bir siyasetçi dedi ya
Herkesin evine ekmek giriyor. Yani mübarek bırak girsin yani bir tane ekmek de girmesin mi ya? Herkesin evine ekmek giriyor ama. İyi ki şey denmiyor ama evvelden ekmek bulamazsan pasta yediyenler de vardı. Şimdi yalnız simitten örnek verdi pasta. Ama ekmek temel gıda maddesi olduğu kadar ekmekle beslenen zihnin de çok rantabl çalışmadığını evet. bilim insanları söylüyor. Hocam burada bizim evet. şunu konuşmamız lazım. Evet. Biraz önceki söylediğiniz ifade. Sosyolojik olarak irdeliyorsunuz. Zaman zaman ben bununla ilgili araştırmalar da yapıyorum. Bizim burada yapmış olduğumuz yorumlar toplumun biraz önceki %60'ını ilgilendiren yerde o pencereden bakmamız lazım. Öyle bakıyoruz zaten. Tabii, öyle bakmamız lazım. Yoksa fırıncı da şöyle bakmış. Hocam devam edeceğim bak. %25'inin unu kuru hocam. Evet. Şimdi unu kuru. Şuradan devam edelim. Bak fırıncı da diyor ki Sivas'ta diyor merkezde biz fırıncıyız. Bize diyorlar ki 2 liradan satın. Biz ne yapalım? Abilerimiz söylesin de şey yapalım. İyi akşamlar demiş. Ben tabii bu kadar girdi fiyat aslında söylendi. Yani iki taraftan bakılıyor. Abi girdi fiyatlarına baktığınız zaman tamam. fırıncı arkadaşa da söyleyecek söz yok. Tabii. Şimdi diyoruz ki un, maya, doğalgaz, elektrik, çalışan personel bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman şu pandemi döneminden sonraki süreçte şimdi bir yıl içerisinde elektriğe, doğalgaza işte evet. asgari ücretin üstünde bugün bir ustayı asgari ücretle çalıştıramazsın. Çalıştıramazsın. Şimdi bu arkadaşı nereden bakarsan bak en vasati rakamla 10 bin lira gibi rakamla çalıştırırsın ve sigortasıyla 15 bin lira. Tabii. Onu söylüyorum yani. Bu gece 3'te 4'te fırına geliyor çünkü. Şimdi evet. bir kişiyle olan bir şey de değil. Değil. Önce arkadaş haklı. %100 ama, haklı. Ben de katılıyorum. Evet. Toplumun da %60'ının gelir düzeyine baktığınız belli. Zaman 4 kişilik bir ailenin sadece iş ekmekle bitmiyor. Şimdi o evet. aile o ailenin kirası var, elektriği var, doğalgazı var, çocukların eğitim masrafları var. Dönüyorsunuz başka masraflar otomatikmen çıktığı zaman bu sefer 5 liralık ekmek gözüne büyük rakam görünüyor. Tabii. Yani tabii. bunu da şey yapmamak lazım. Tabii de o zaman deyimiyle o zaman Ziya Bey şöyle 180 liralık maya arkadaşlar 390 lira olmuş. Oduna %100 zam gelmiş. Bir fırıncı kardeşimle gelmeden görüştüm. 1200 liraya aldığı odunu şimdi 2500 liraya alıyorlarmış. Asgari ücrete %55 zam geldi Ziya Bey diyor. Evet. Ayrıca diyor bu %55 zamın üzerinde biz çalışanlarımıza ücret vermek zorundayız. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz diyor. 3500 lira da sigorta verir. Primini de ilave ettiğin zaman yumurtasıdır, mayasıdır, unudur efendime söyleyeyim. Bu maliyetler ekmekçiler için, fırıncılar için olması gereken. Eğer bu maliyeti veremezsen o üretici gücü de ortadan kaldırırsın. Yani fırıncıların, üreticilerin zarar etmesi de topluma büyük dönüşümleri, zararları olan şeyler. Ne yapmak lazım? Yapılması gereken şey işte yöneticiler bu işin bu noktaya gelmemesi için üretimden gelen gücünü artırması lazım. Taşma suyla değirmen dönmüyor hocam. Bu sizin alanınıza giriyor siyasetçilerin. Hocam yani bu konuda ben bilinci kilitlenmiş cahil insanlara bunu sorgulattıramazsınız. Hocam. Bunları sorgulattırmak ve bunların nedenlerinin sebep olanların, müsebbib olanların karşılarına geldiği zaman hesabını sormaları gerekiyor. Evet. Hesap sorulacak kişiler fırıncılar değil bence. Yani aslında konuştuğumuz konu halk deyimine yırtık büyük yamalık küçük diye bir laf var. Ziya Bey sosyolojik olarak bir top attı da. Evet. Şimdi hocam şu Hasat, evet. Ukrayna-Rusya savaşında evet. yaşadığımız şu buğday krizini şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman o zaman üretmenin ne kadar önemli olduğunu çok. Üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bir kez daha hissettik. Bugün Ukrayna'dan o buğday o gemilerle dünya ve Avrupa'ya, Afrika'ya gitmeseydi Allah göstermesin farklı şeylerle karşı karşıya kalırdık. Demek ki önce üreteceksin. Ürettiğinle kendi kendine yeter bir ülke haline geleceksin. Evet. Ve o zaman da işte bu dediğimiz otokontrolü sağlamak durumuyla karşı karşıya kalır idareci. Şimdi efendim
öyle temel girdilerimiz var ki birçoğunu dışarıdan hallediyoruz. Evet. Dışarıdan hallettiğiniz bir malzeme, malı da istediğiniz fiyata alıp istediğiniz fiyata satma lüksüne sahip değilsiniz. Öyle bir şeyiniz yok. Yani siyasinin de yapmış olduğu çok elinde bir şey yoktur. Yani bu birini savunmak veya şunu etmek bunu etmek anlamında konuşmuyorum. Bir realiteyi söylüyorum. Siz dışarıdan doğal gaz alıyorsunuz. Dışarıdan elektrik alıyorsunuz. Misal. Şimdi dışarıdan buğday alıyorsunuz. E hani biz kendi kendimize yeter. Tamam da niye alıyorsun siyasetçi? Nasıl bir şey yapmaz hocam? Şey, burada şu yapacağı şey var. Yani kendi çiftçisine destek versin. Kendini ona göre hazırlayacak. Tabii canım onu biliyor. Şimdi bir yere geleceğim. Evet. Şimdi siz bazı şeyleri ötelerseniz geldiğiniz sonuç bu olur. Şimdi zaman zaman ben hep şunu söyledim. Ben birazcık sivri dilli bir insanım biliyorsunuz. Türkiye'de ben iki tane kurumun, ben bu yaşa geldim. Şimdi o kurumlar da şükür farklı yere bağlandı. Cumhurbaşkanlığına bağlanan kurumlar. Ne yaptığını bir türlü anlamadım. Derdim. Hala da diyorum. Kardeş, Türkiye şu anda kaçıncı kalkınma planını halletti? Zannediyorum 10. kalkınma planını halletti. Neyi planladık biz planlama müsteşarlığı olarak ben anlamadım, çözemedim. O kurum kapatıldı artık. Yok yok, bir şey diyorum. Planlama teşkilatı. Bir dakika. Evet. Ben bir yerden geleceğim. Evet. Abi. Türkiye'de eski adı İstatistik Kurumu'ydu. Şimdi TÜİK olarak geçiyor. Neyi istatistiğini yaptı ben bir türlü anlayamadım. Bu ülkenin ne ihtiyacı var? Önümüzdeki yıl ne üreteceğiz? Nasıl bir planlama yapacağız? Ürün planlaması diyorsun. Tabii, şimdi tabii. Nasıl bir planlama yapacağız? Bizim önümüzdeki yıl ne kadar buğdaya, ne kadar pamuğa, ne kadar üzüme, ne kadar incire, ne kadar dönüyorsunuz elektriğe ihtiyacımız var. Bunların bir planlamasını yapıp buna göre bir altyapı oluşturmak durumunda olan bir yapı. Bazı şeyleri ötelediği zaman bugün o sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam devlet planlama teşkilatı kapatıldı bildiğim kadarıyla. Evet, kapatıldı. Onu dedim ya ben o arada dedim kapatıldı. Kapatıldı o. Aslında çok önemli şimdi, bir kurumdu. Tabii. Şimdi Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesiydi. Ama evet. O zaman da kulakları çınlasın bizim İlhan Kesici de biliyorsun. Oradaydı. Oranın sadece İlhan Kesici yani değil. Temel Bey de oradan şimdi yetişme. Turgut Özal da oradan yetişme. Evet. Evveli yaptım. Devlet planlama terbiyesi almış olan insanlar. Neyin planlandığını ben o zaman da merak etmiştim. Şimdi de kapatıldı zaten merak edecek bir şey yok da. TÜİK kardeş ne yapıyorsunuz? Neyi planlıyorsunuz? Neye ihtiyacı var bu ülkenin? Şimdi dün 13 milyonluk ülkeden bugün 85 milyonluk bir ülkeye geldik. Enflasyon rakamlarını açıklıyor ya TÜİK. Şimdi tabii 85 milyonluk bir ülkeye geldik. İhtiyaçlar değişiyor hocam. İhtiyaçlar değişiyor. Şimdi hocam ihtiyaçlar yeni fırsatların doğmasına sebep oluyor. O da ayrı bir şey. İşte tabii. İhtiyaçların çıkardığı fırsatları değerlendiren siyasetçiler, aklı başında insanlar, biz yerele gelelim, Sivas'a gelelim. Köyler boşaldı, köylüğünü yapmıştı. Tabii, oraya tabii köyleri boşaltırsan, boşaldı. Üretimi... Yoksa Ukrayna'ya muhtaç kalırsın, yani öyle değil. Elbette, yani hayvancılığı bitirirsen, köyleri boşaltır, o insanları kendi yaşadıkları yerlerde üretime katkı sunacak duruma getirmediğimiz takdirde, taşıma suyundan değerli. Hocam çiftçiyi, üreticiyi desteklemek zorundasın. Evet, evet. İşte aynen öyle. Aynı şeyler söyledim. Doğru. Şimdi aynı çerçevede devam edeceğiz. Bak abi. Üreticiden bahsedince ben bir öne alıyorum. Ziraat odası var. Tabii ziraat odası başlığımızda buradan geçmek istiyorum ben Tufan. O görüntüyü hazırlarken sen tabii ki ziraat odası çok sayıda üyesi olan şeyler. Yakında da seçimler var. Hem ilçelerin hem merkezin. Dolayısıyla üretimi konuşuyoruz Aytekin Hoca. Yani nedir? İşte buğday üretimi, işte ziraat odası, oralara üyeler. 3-4 gün önce miydi? Kaçtı? Üzücü bir olay gelişti. Orada seçimden önce maalesef ben şehre döndükten sonra öğrendim. Hatta şeyi de aradım ben Sayın Başkan'ı. Maalesef tabii şeyler söyledi. Ne onladı? Seçime kan bulaştı vesaire dedi. Şimdi o görüntüyü başkanın ağzından dinleyelim ben. İki görüntü var da Hacı Çetin Dağ'ın ağzından dinleyelim. Ondan sonra bunun üzerine yine burada unuttuğumuz şeyler varsa o kapsamda da söyleyebiliriz. Sonuçta ziraat odasından oraya da atlayabiliriz. Evet Tufan, ziraat odası seçimlerinde iki saldırıyı, daha doğrusu olmadı da yani seçimden önce yapılan saldırıyı bir izleyelim bakalım. Bir
gözünü kaybetme durumu olan Yıldız'ı sevenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yalnız bırakmadı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Dağ, yapılan saldırının tüm Türkiye'deki çiftçilere yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti. Biliyorsunuz 5 Şubat'ta Ziraat Odası seçimleri var. Ben Ziraat Odası Başkanıyım. Genel sekreterimiz var, ziraat mühendisimiz. Genel sekreterimiz yıllarca çiftçiye hizmet etmiş. Sabah 7.30'da evinden işe gelmek isterken arabasına bindiği anda kişiler tarafından saldırıya uğradı. Çünkü karşıya gelen iki tarafta beklenecek insanlar bu insanlar. Ziraat Odası ile ilgili çocuğu ağır yaraladılar. Şu anda büyük sıkıntıda. Yani bazı insanlar kendilerini sadece biz olacağız, kimse olmayacak diye zorbalıkla bu seçimlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Halbuki demokratik bir seçim. Çetin Dağ, zorbalıkla seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını belirterek, öyle bir şey olmasını istemezdik ama birileri zorbayla biz bu seçimleri alacağız, çekilin bu meydandan diye söyleniyor dedi. Ziraat olarak ben böyle bir örnek olmak istemezdik ama ziraat odalarını seçime sandığa gidiyor. Kim kazanırsa bundan olur. Fakat birileri zorbayla biz bu ziraat odası seçimlerini alacağız. Sizler çekilin bu meydandan diye söyleniyor. Saldıranlar şu anda emniyetten görüştüğümüzde yakalandı dediler. İçeriye alındı dediler. Tabi bunlar cezası kalmayacak ama benim istediğim buradaki sadece bizler değil tüm Sivas çiftçisine yapılmış, tüm Türkiye'deki çiftçilere yapılmış bir saldırı olarak biz bunu kabul ediyoruz. Saldırganların yakalandığını söyleyen Başkan Çetin Dağ, tabii bunlar cezasız kalmayacak ama benim istediğim buradaki sadece bize değil tüm Sivas çiftçisine, tüm Türkiye çiftçisine yapılmış bir saldırı olarak bunu görüyoruz. Seçime kan bulaştırdılar diye konuştu. Evet, maalesef üzüntü verici bir görüntüyü birlikte izledik. Çiftçilerden, üretimden konuşurken Sayın Başkan da orada tüm çiftçilere yapılan bir saldırı olarak niteledi. Ben bir haftada şehirde olmadığım için aslında 3-4 gün dedim. Dün olmuş bu olay. Dün olmuş. Hastanede halen tedavi, yoğun bakımda devam ediyormuş. Şimdi bu nedir ya odalardaki böyle bir durum Ziya Bey, nedir? O odalarda çok böyle yoğun bir para mı dönüyor? Yani bir şey var orada nasılsa. Bir talep var ve talep olabilir. Yani normal seçim süreci işler. Üyeye ulaşırsın ve oralardan şey yaparsın. Bu kavga ne ya, ben anlayamadım. Yani bir değerlendirsen bir kere bir geçmiş olsun da diyelim bu arada, acil evet. Şifalar dileyelim ben arkadaşa. De, ilgili arkadaşa geçmiş olsun diyorum. Ziraat Odası Başkanımızın onun şahsında tüm çiftçilere, tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Hacı Çetin Dağ'ın çalışmalarını da Sayın Başkan'ı da tanıyoruz, biliyoruz. Gayretli çalışmalarını ziyaret ettiğimizde de anlatmıştı. Bir defa arkadaşlar, sevgi insanların, şiddet hayvanların problem çözme yöntemidir. Şiddete başvurmak, şiddetle bir olayı kabul ettirmek tamamen hayvani bir duygudur. İnsanlar yaratılışta Freud'un bir şeyidir, kuramıdır. Evet. Saldırganlık duygusu üzerine doğarlar. O saldırganlık duygularını eğer o enerjiyi başka alanlarda boşaltmazsan şiddete meyilli olurlar. Değişik karakteristikler de, evet, çevresel etkiler de buna sebep olur. Bir kere şiddeti kınamalıyız, kınıyoruz her türlü şiddeti. Diğer bir husus, STK başkanlarının orada çok mu para var? Oradan çok büyük bir gelir mi kazanıyor? Hayır. Kazanan yerler var mıdır? Bir gelire hükmeden yerler var mıdır? Bilmediğim için. Ama benim de içinde bulunduğum STK'larda hiç parayla bu işi yapmadık ve üstelik hep cepten verdik, fedakarlık ettik. Hı. Ama bu oda başkanlıklarının tabii ki bir avantajı var. Avantajları var. O avantajlardan yararlanma adına insanların buralarda istekli, arzulu olmaları da normal.
Aslında sorumluluk almak isteyen insanlara teşekkür ediyoruz ama böyle bir sorumluluk almak da doğru değil bana göre. Buralardaki insanların daha çok kimlik kazanması, statü kazanması, buralar üzerinden kendilerini toplumda var etme duygusu, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde insanın kendini gerçekleştirme duygusu vardır. Şöyle, doğru mu hocam? Çok doğru bir şey ama şöyle bir şey var. Biraz sosyolojik açıdan yaklaştık. Şimdi çok doğru bir yaklaşım ama şu var. Şimdi dün o saldırıya maruz kalan arkadaşımız orada genel sekreter. Genel sekreter. Yani memur statüsünde çalışan arkadaşlar. Orada yani Ziraat Odası Başkanı kim olursa olsun. Dün başkaları vardı. Bekir Bey orada yine sekreterdi. Yarın başkası gelebilir. Çok şey değil. Ama yine orada sekreter. Belki üye listesini istedi. Şimdi, belki o kullanacaklarla ilgili. Yani. Evet. Dün ben olayı duyduktan sonra ben Hacı Bey'i aradım başkana. Başkan nezdinde de geçmiş olsun dileklerimi unuttum. Bekir Bey de çok sevdiğim arkadaşlardan bir tanesidir. Çünkü Ziraat Odası'yla da uzun yıllar çok iç içe oldu. Parti olarak, evet. İç içe olduğu şey mi, bir yer. Kişilik tarafın var mı senin? Nasıl yani Ziraat Odası'yla? Şey şu. Meclis üyeliği. Ben meclis üyeliği döneminden de öyle. Tamam, anladım. Çok eski Ziraat Odası, Allah rahmet etsin, Ahmet Atalan amcadan verdi. Ben Ziraat Odası'yla iç içe olan bir arkadaşınızı. Şimdi hepsiyle de bir muhabbetim var. Ziraat Odası önceki dönemlerde de şimdi geniş bir çevreye hitap ettiği için, üye sayısının çok yoğun olduğu için, Ziya Bey'in açıkladığı şey şu, sivil toplumlarda, işte odalarda bir yerlere başkanlık temsil noktasına geldiğiniz zaman size farklı itibarlar oluşturabiliyor, getirebiliyor. Evet. Bunlar güzel hamaset şeyler oluşuyor. Buralara tabii ulaşmak her insanın arzu ettiği, işte oralarda hizmet etmek arzu ettiği i̇şte makamlar. Oralara da temsil kabiliyeti olan insanlar gelsin istiyoruz. Yani. Onu da sosyolojik olarak başka türlü irdelemek lazım Ziya Bey'le beraber. Ama şu, ben açıkçası geçmiş olsun diyorum Bekir kardeşime. İnşallah açıkladıkları işte bir gözünü kaybetme riski var ama Allah görüntülere baktığınız zaman hali de hakikaten işler acısı bir hal. Ondan dolayı da geçmiş olsun diyorum. Allah acil şifalar versin. Onun nezdinde de Hacı Bey nezdinde de tüm Ziraat Odası'nın personeline ve çiftçi kardeşlerimize de geçmiş olsun diyorum. Eğer bunu hangi nedenle, kim, niye yaptı çok net bilmediğimiz için sadece yorum yapıyoruz. Onu herhalde adliye emniyet meclisleri çıkaracaktır. Ziraat Odası Başkanı'nın söylemlerinden alarak bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Eğer öyle bir şey varsa çok çirkin bir şey. İnsanoğlu demokratik usullerle çıkar, aday olur. Vatandaştan gider, oy ister. Neticede seçildiği zaman Allah hayırlı, tebrik eder. Hayırlı uğurlu etsin der, kaybeden de gider, tebrik eder. Ama maalesef bazı şeyler böyle duygusala bağlayınca iş biraz farklılaşıyor. Allah göstermesin, çok çirkin bir vaka bu, çirkin bir hadise. İnşallah başka şeylerde emsal ve ördek olmaz diye düşünüyorum. Biz insanlar ve insanlar ve topluluklar kendi çıkarlarını sürekli yeniden değerlendirir ve bu çerçeve içerisinde bir hareket kabiliyeti oluştururlar. Bu çıkarlar bazen yeniden değerlendirilirken değerli hemşerilerim ötekileştirir, gruplaştırır ve insanları karşı cephelere yönlendirebiliyor. İşte bu çıkarları kişisel olmaktan çıkartıp da toplumsal anlamda eğer bir STK'ysa, eğer bir partiyse, eğer bir hükümetse, iktidarsa çıkarları kişisellikten çıkarıp toplumsallığa dönüştürmediğin takdirde hep bir partidaş, hep bir yandaş, hep bir kendi gruptaşıyla alakalı ötekileşen ve o çıkarı takip eden, o çıkardan, o memeden süt içen, karşı tarafı da düşman gören, öteki gören bir gruplaşma olur. Evet. O yüzden bu tür yeniden değerlendirilen çıkarlar toplumsal olarak değerlendirildiği zaman ötekileşme ortadan kalkar.
Bu STK'larda da zannediyorum, hocam siz daha iyi bilirsiniz, buralarda da zannediyorum geçmişten beri STK'lar, siz de Orhan Bey, evet. Bu faaliyetlerin içerisinde menfaati müşterek hale getireceksin. O müşterek menfaatler içinde uzlaşırsan, bulunduğu makamın gücünü de o insanlar için değerlendirirsen, kimse farklı eylemler içine girmez diye doğru, düşünüyorum. Doğru. Hocam. Evet. Şimdi odalar devam edeceğiz. 30 yıldır evet. Siyaset içerisinde evet. 30 yıldır da Sivas'ta STK'ların seçimlerinin fiilen içerisinde olduk. Ve birçoğunda da arkadaşlarımız oldu. İşte netice itibariyle siyaseten içinde olduğumuz oldu. Arkadaş olarak içinde olduğumuz oldu. Şu oldu, bu oldu. Ama bu son vaka bugüne kadar hiç olmamıştı. Böyle bir şey. Tabii. Yani insanı rahatsız eden yer burası. Şimdi sivil toplum veya bir SSK'nın başında olmak o kişiye artı imtiyazlar getirir. İmtiyazlar getirir. Bunları kullanmak da eğer temsil ettiğiniz üyeleriniz ve onların menfaatleri adına, onların çıkarları adınaysa zaten sevilen insansınız demektir. Sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz demektir. Bundan dolayı da bir başkasının o havayı görüp de kendinin de talep etmesi veyahut da talip olması en doğal hakkıdır. İstismar eden varsa üyeler de onun gereğini yapsın. İstismar eden başkanlar varsa ki evet. O zaman zaman. Şimdi hal böyle olunca bazen bu yarış haline dönüşmeye başlıyor. Bu yarışta da işin içerisine nefis giriyor. Zaten nefsin girdiği bir yerde iş bitiyor abi. Evet. İnsan bir şeye talip olurken, başta şahsım olmak üzere söylüyorum, bir başkasını eleştirebilmem için önce bir kendimi eleştirmem lazım. Bir yere talip oluyorsanız, talip olduğunuz yerin ne olduğunu, sizin de oraya hangi katkıyı yapıp yapamayacağınızı bir oturup akşam vicdanen kendinizi bir değerlendirmeniz lazım. Elbette öyle olmaz. Ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bundan sonra oturup değerlendirme yapacağız. Ama bugün onu yapmıyoruz. Bugün herkes bir yere talip oluyor. Talip olduğu yerde de karşılıklı, affedersin, kavga veya kavga olmasa bile sözden, fiilen olmasa bile sözde bazı şeyler kırıcı olmaya başlıyor. Evet. Bu sefer insanları kutuplaştırmaya başlıyorsunuz. Doğru. Yanlış bir şey. Evet Aytekin Hoca, teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii odalarla devam edeceğiz. Esnaf kefaletin seçimi var sırada ve sonrasında lokantacılar odasından bahsedeceğiz. Ancak ondan önce benim de aynı dönemde sınıf arkadaşım olan, sizin de herhalde bir dönemde yolunuz şeyde kesişti Aytekin Hoca, Emin Ünver, Kangal AK Parti İl Genel Meclis üyesi, fırıncılara indirimli buğday verildiğini söylemiş Emin Bey. Bir ara devam ediyordu ama kesildi mi onu bilmiyorum. Kesildi. Değil mi kesildi yani, ben kesildiğini biliyorum. Bir ay devam ettiği kadarıyla sonra devamı gelmedi. Bir arkadaş da ilçelerde neden ekmek fiyatları farklı demiş. Yani o hangi ilçelerse yazarlarsa, mesela Suşehir'inde farklı, diğer ilçelerde herhalde farklı diye. Herhalde şunu kastediyor. Orada bu girdi fiyatları, un falan farklı mı ki? Onlar oradaki kimi? Şimdi fiyatları belediyeler belirliyor. Evet. Neticede fırıncılar talep ediyor. Talep belediyelere gidiyor. Belediyeler orada fiyatı belirliyor. Tabii bu şeyle göre, bu yakınlık, uzaklık, efendime söyleyeyim, maliyetin şeyine göre değişir tabii. Evet, bu arada yani, tabii doğru söylüyor. Sivas'ın genelinde yani 17 ilçenin ekmek fiyatını Sivas belirlemiyor abi. O ilçenin belediyesi de sonuçta hani buğday girdi fiyatları falan çok fazla değişiklik arz etmez. 3 aşağı 5 aşağı birbirine yakın olması lazım diye düşünüyor. Gramajda farklılık vardır. Ortalama oturdu ya. 200 gram ya. Yok abi. 200 gram genelde. Suşehir'in ekmek 5 lira şu anda. Çünkü geçen şeye düşmüştü. Evet, gramajı. Fakat 300 gram diye ben biliyorum. Evet, 300 tabii, gram. Yani 300 şimdi gram, doğru. Birazcık da gramajına dikkat etmek olur, lazım. Fiyat farklılıkları var. O zaman çok var. Daha uygun, çok daha ucuz Suşehir'de. Tabii. Öyleyse o bilgilendirici anlamda. Mesajlarınızla katkı sağlıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bunu devam ettirirseniz çok daha zenginleşiyor program. Teşekkür ederiz tabii. Bir daha aynı dönemde yaptınız mı? Beraber çalıştım. 2 dönem çalıştım. Nasıl yani Emin, benim sınıf arkadaşım Emin Bey bu arada çalışıyor muydu, aktif miydi, ben size sorayım. Şimdi, ha, bu arada tabii Adalet ablaya da selam söylüyorum. Adalet abla Kangal'ın en bilge kadınlarından biri. 70'in üzerinde yaşa, Adalet Korkmaz. Kangal'da Kur'an öğrenenlerin belki %70 Adalet abladan öğrenmiş. Bugün beni aradı.
Ya dedi Orhan, Kangal'dan niye hiç bahsetmiyorsun? Kangal'a bakan eden yok dedi. Şimdi bakan eden yok derken benim sınıf arkadaşım Emin bak mesaj yazdı şimdi. Şey dönem arkadaşına soruyorum şimdi. Diyor ki yani 8 kilometrelik yol niye bitmedi? Bak 70'in üzerindeki yaşındaki kadın diyor bunu bak. Kangal'ın meselelerle ilgileniyor. Neden yol bitmedi diyor. Neden yağ donduran tüneli bitmedi diyor. Kangal'la niye ilgilenmiyorlar diyor. İlgilenmesi gereken benim sınıf arkadaşım Emin Başkan, Emin Bey. İşte buyur sen şey niye şimdi, sen de Cumhur İttifakı'nın ortasın değil mi? Ortasın. Emin de ortaksın. Şimdi. Emin'i bulamadık. Bir gün Emin'i de buluruz ama şimdi seni bulurken sana sorarım. Niye ilgilenmiyorsunuz? Düne kadar değildi bir. Evet. 2018-2019'dan sonra biz Cumhur İttifakı'nın ortağı olduk. Efendim. Yani önceki evet. Dönemin karışmam ortağı değil. Karışmam diyor. Evet. Şimdi ben 2019'dan sonrasına başka değerlendiririm. Evet. Öncesini başka değerlendiririm. Yalnız şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar. Bir şeyleri yapmak imkan ve güç meselesi, para meselesidir. Seçilmiş gelen her meclis üyesi arkadaş, gerek belediye meclisinde olsun, gerek il genel meclisinde olsun, gerek milletvekili olsun, seçilmiş arkadaşlar elbette kendi seçildiği bölgeye hizmet etmek için seçiliyor. Kimse keyfe keder, keyfimin bilmem neyini yapayım manasında seçilip gelmiyor. Fakat geldikten sonra gördüğü imkanlara, taleple imkanları karşılaştırdığınız zaman terazinin kefesi denk gelmiyor bazen. Bazen yırtık bir kırma yamalı kıcık oluyor. Evet. Bazen ben böyle temsil ve atasözlerini kullanmayı çok severim. Tabii, iyidir, kardeş tabii. Yırtık büyük yamalı küçük geliyor tabii. Bazen. Tabii. Şimdi ama bizim toplumumuz son süreçte, son yıllarda o kadar hızlı bir değişime sahip oldu ki her şeyi istiyor. Yani şunu istiyor. Diyor ki kardeş diyor Sivas'ın şehir merkezinde yaşayan vatandaş ne sahipse işte dönüyor Kangal'ın Hamal köyünde veya işte Kangal'ın Alacahan'ın işte geniş bir köyü var. Akçaşehir var, Akçamağara var, Akçakale var. Tabii Alacahan'ın yanlarında. Ben de Sivas gibi diyor her hakka sahip olayım diyor. Evet. Şimdi hep Kangal'dan sayıyor da Altınyaylı'dan Altınyaylı'dan da sayıyor. Altınyaylı'da 19 tane köy var. Altınyaylı'da da köyüm kalmadı ama İşte Şahlısı'nda, efendime söyleyeyim, dört Harmandalı'ndaki arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Evet. Haklı mı? Haklı. Şimdi vatandaşsa devlet istiyor. Bana diyor, o imkanı getirmek zorunda diyor. Gayet doğal beklenti. Köyde kal üret diyorsan. Şimdi, değil mi? Sen bir de köyde kal arkadaş üret diyorsan yolumu yap. Götüreceksin abi. Ama sıkıntı şu, götürebilmek için de ne lazım? Para lazım. Para da bütçe. Ne diyorsun? Tamam demin de tam lafı yerine geldi. Ziya Bey tam o paraları ne yapıyorsunuz peki? Yok az mı? Bir dakika. Bütçe. Şimdi, o paralar ne? Bir dakika. Yıldızlarına mı gömdünüz? O dönemde sen meclis üyesi miydin? Ben meclis üyesiyim. Buyur aha bak. Fail arıyorduk ya. Fail. Şimdi bakın. Konuyu başka yerde aldık. Bir yere gömdük. Yok. O çerçevede. Özel idare bütçesine de getireceğiz. Ben... Şu anda ilgilenen meclis üyesi sormadığım için çok konuşmak, meclis üyeleri adına veya onların sorumluluk ve görevleri adına konuşmak bana düşen bir hadise değil. Ama kendi dönemimle ilgili yaşadıklarımızı, yaptıklarımızı elbette rahatlıkla konuşabilirim. Şimdi burada şu var. Sivas'ta et balık kurumu burada özelleştirildi, gitti. Bak şimdi, özelleştirildi, gitti. Evet. Özelleştirirken niye sattık diye burada Sivas halkı, özellikle üretici, hayvan üreticilerimiz döndü Kayseri'yi diyor, Yozgat'tı, Erzurum'a hayvan götürdü kestirmeye abi. Barbar bağırdık burada değil mi? Evet. Döndük. İl genel meclisi olarak biz burada bir tane et balık kurumu yapma kararı aldık. Evet. Evet, güzel, evet. Kovalını koyduk. Kovalını koyduk. Evet. Dedik ki Şarkışlar Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı. Ulaş pazar var. Sivas'ta hayvan pazarı var. Diğer ilçelerde hayvan pazarı var. Bizim ürettiğimiz hayvanlar başka yere gitmesin. Üretici burada kısa yolda hemen yanında kestirsin. Dedik. Evet. Şimdi ama şu var arkadaşlar. Sanki bütün özel idare bütçesini oraya aktarmış gibi algılanıyor. Yok. Farklı kurumlardan buraya kaynak getiriyorsunuz siz. Evet. Şimdi elbette, tabii özel idare o zaman 30 milyon lirası mal oldu ama ihalesi çıktı ama
Buranın maliyeti 45 milyonu geçtiydi. A bakanlığından, B bakanlığından falan yerden o şehrin o günkü yöneticileri, o günkü vekilleri efendim gidip para getirip oraya katkı sağladı. Şimdi bu şehrin üreticileri de orada hayvan kestiriyordu. Ama hayvan kalmadı mı kestirecek. Evet, şimdi sütlü hayvanlar gönderiyor. Döndü oranın elektrik maliyeti vardı. Hemen yanına bir tane HES yapıldı. Bakanlık, Türk özel idarelik asla bir bütçesinden para gitmedi oraya. Hı. Ama vatandaş görünce diyor ki bütün paralar oraya gitti. İşte bizim yol parası, bizim falan işte alamadığı hizmetleri tabii yatıyor oraya fatura ediyor. Evet. Şimdi dönüyoruz. Abi bir şehrin gelişmesi adına, kültürünün değerlenmesi adına, turizminin artması adına bu şehre dışarıdan insanı çekmeniz lazım. Biraz önce bir şey, Sivas Spor Topçu arıyor, bulamıyor abi. Gelmiyor. Gelen de hanımını veyahut da çoluğunu, çocuğunu ikna edemiyor, bırakıyor, gidiyor. Niye? Çünkü yaşayabileceği bir şehir ortamı bulamıyor. Bunları oluşturabilmeniz için Sivas'a biz döndük, bir tane Yıldız Dağı projesi yaptık. Ana! Vay sen misiniz yapan? Pardon. Tabii burada dengesi var. Sosyal yaşam alanlarını açalım, futbolcuların aileleri. Abi yok şu falan. Şu var, bir dakika. Tamam. Bir dakika. A şehrinin olayı siz de yanlış anlıyorsunuz. Yok yok, A yanlış anlamış. Haklı bir pencereden yaklaştırsın. Aytekin'in ona itirazı var herhalde. A şehrinde bak abi. A şehrinde pazar günü bir şeyi eleştirelim. Pazar günü gidin şurada Hanlı'nı orada, Şarkışlar'ın orada, Gemegeli Çubuğu geçtikten sonra Sivas'tan Kayseri'ye giden ara sayısını sayık abi. Evet. Adam İskender Yemiyak oraya gidiyor abi. Doğru. Adam AVM gezmek için evet. Kayseri'ye gidiyor, oradan mal alıyor abi. Doğru. Yarın hızlı trenimiz geldiği zaman Ankara'ya gideceğiz abi. Evet. Tamam mı? Ne arıyor insanlar? Yaşam alanları o arıyor. Doğru. Sen yaşam alanlarını oluşturmazsan, evet. Bu sefer diyoruz ki İstanbul'da en çok Sivaslı var diyoruz, Ankara'da en çok Sivaslı var diyoruz, falan yerde en çok Sivaslı var diyoruz. Göçüp gidiyoruz değil mi? Evet. Hocam. Şimdi bunun önüne geçmemiz için çok güzel. Bazı şeyleri konuşması lazım. Doğru. Şimdi dönüyoruz. Yıldız Dağı'na biz bir tane. Bence bir nefes alın Ziya Bey, bir orada bir saplama yapsın da. Bir şey diyeceğim abi. Tabii kayak ondan merkezi sonra yaptık. Niye yaptık biliyor musun? Buna benzer. Dışarıdan insanlar çek. Şimdi Tokat'ı buraya getirecektik. En yakın yolu da yapıyoruz. Bağlantı yolu, evet. Bağlantı yolu. Eldeki hesap. Şimdi Tokat'ı buraya getirecek. Bugün, geçen gün açıkladılar, diyor ki otelde yer yoktur diyorlar. Full çalışıyor, dolu. %100 kapasite. Kar var mı? 10 santim kar var. Ama otel dolu. Şimdi bu parayı oraya harcarken de Gençlik Spor'dan para aldım, Turizm Bakanlığı'ndan aldım, şundan aldım, bundan aldım, oradan aldım, buradan aldım. Özel idarenin orada bir katkısı sadece ihalede adı 100 milyondu. Kardeş, biz o parayı oraya ihale ederken özel idarenin o günkü bütçesi de 100 milyondu. O para bir döndü o zamanki şartlarda 30 milyonunu sadece altyapı yatırımına harcadı bütçesinin. Ama Yıldız'da bakanlıklardan gelen parayla yapıldı. Hocam, biz bazı şeyleri birbirine karıştırmayalım ama şu. Tamam. Vatandaş haklı. Vatandaş düzgün yol istiyor, evet. Düzgün asfalt istiyor, düzgün parke taşı istiyor. Vatandaş efendime söyleyeyim sokaklarında çamura batmadan gezmek istiyor. Çünkü köyde yaşayan insanın da. Bakın su sıkıntısı yaşıyorduk. Bizi affedersin dak dak deniz ettiler Sivas tabiriyle. Köyde bile evdeki suya su saati koydurduk. Niye biliyor musun? İsraf olmasın. Kontrolü sağlama adına, evet. İsraf olmaması evet. Ama bugün herkes memnun. İlk etapta biraz bazen zor geliyor da şimdi bazı şeylere de alışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için bugün bak biraz hızlanacağız artık. Hızlanacağız. Özel idare şey dedi. Evet. En son söyleyeyim. Aldığım bilgiye göre bugün özel idarenin bütçesi evet. 500 milyon. 500 milyonun %30'u mecburi ve kanuni eğitime gidiyor abi. 150 milyon değil mi? Mecburi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bütçeni hemen kenarına koyacaksın. Dönüyorsun. Bunun da yaklaşık 120 milyonu şu anda altyapıya ayrıldı. Abi çalışan personelin maaşı var.
kışın o kar temizlemesini yapan araçların benzini var, mazotu var, şunu var, bunu var. Ara orada tam kapasite şimdi, doluyorsa o dediğin yeri zaten şey yapar, karşılar o zaman, karşılaması lazım. Neyi? Yani oralar doluyor dedin ya biraz önce. Şimdi, abi orada da kendine göre masrafı var yani şimdi. Bugün kar yoktur, bak millet affedersin bütün şeylerde, kayak evlerinde suyunu kavlama yaptırıyor, elektriğiyle kar yağdırttırıyor. Şimdi Aytekin hocam, sizin... Bu arada özel idare görüntüsünü de hazırlayız. Ziya Bey'den sonra onu gireceğiz. Ziya Bey siz şey yapın, bu konuya devam edin. Yok yok. Yıldız Dağı, Hamidiye Parkı bunlar evet şehrin sosyal yaşamını renklendirecek ve insanlar için sosyal alanı sosyalleşme alanları oluşturacak önemli çalışmalar. Fakat eğer öncelikleri doğru yapmazsan bakın 4,5 liralık ekmeğin 3 liradan 4,5 liraya geçmiş olan ekmeğin Sivas için, Sivaslı için, insanlar için maliyetini hesaplıyoruz. Refah seviyesini yükseltmeden insanların sosyal yaşam alanlarından faydalanmasını sağlayamadığın takdirde hem o sosyal yaşam alanları atıl kalır, içinde insan olmadığı için de, o alanı kullanmadığımız için de o yatırımın beklediğin kümülatif olarak geri dönüşünü alamazsınız. Ama onlar olmalı mıydı? Olmalıydı. Gayet güzel. Çok önceden planlanmış. Daha önceden 50 yıl önce belki Sivas'ın iklimsel anlamda karsız günlerine gelmeden önce, Erciyes'ten önce, Palandöken'den önce, Erzincan'dan önce planlanmış olsaydı, yapılmış olsaydı planlandığı gibi bugün bunu konuşmuyorduk. Bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Bunlar doğru yatırımlar ama bence önceliklerin doğru planlanması, şehrin insanların ekonomisini yükseltmeden bazı şeyleri, fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Tam bu noktada özlü söz var ama, onunla ilgili Ziya Bey biliyorsunuz, siz de bilirsiniz. İhtiyaçlar, yapılacak işler çoktur. Ancak önemli olan o işleri öncelik sırasına koyabilmek. Tabii. Öncelikleri belirlemek önemli. Tabii. Öncelikleri belirlemek. Şimdi şu var, bakın şu var. Her şeyin önceliği belli. Maddeleriniz belli. Şimdi siz elinizdeki bütçeyi maddelere göre, birim bilgiler, bütçe birimlerine göre hangi işlerle ilgili ayıracaksanız ona göre ayırıyorsunuz zaten. Şimdi dönüyorum, diyorum ki özel idarenin şu anda 500 milyon lira bütçesi var. Diyorum ki bu bütçenin %30'unu milli eğitime ayırdınız. Geriye kalan 120 milyon lira yakında bu parayı altyapıya ayırdınız. Altyapı dediğimizde abi köylerimizin asfaltıydı, yoluydu, kanalizasyonuydu, tarımsal sulamasıydı bunlara. Çünkü niye? Ancak o kadar ayırabiliyorsun. Personel giderlerim var, kış giderlerim var. Efendime söyleyeyim. Dönüyorsun. Emekli olacak vatandaşın tazminat hakları oluşuyor. Vilayetin kendine göre masrafları oluşuyor. Bunların hepsi bir bütçe dahilinde ayrılıyor. Yani 120 milyonu dönüyorsunuz, siz altyapıya ayırıyorsunuz. Bu sefer dönüyorsun. Neye göre ilçelere veriyorsunuz? Biraz önce bahsettiğiniz teyzem işte 7 kilometrelik yol diyor ya. Evet. Şimdi burada da dönüyor. En acil ihtiyaç olan oradaki meclis üyesi arkadaş veya oradaki kaymakamlık diyor ki falan köyümüzün yolu, falan yerimizin çeşmesi, falan yerimizin tarımsal sulaması, aciliyeti binaen ona da göre tespit ediyor. Dönüyorsun diyor ki kardeş Kangal, senin mesela Kangal'dan açtık ya konuyu. Senin bu 120 milyonluk bütçe içerisinde sana ayırabileceğimiz para atıyorum. 6 veya 7 milyon. Şarkış'ta sana ayıracağımız para 10 milyonda nüfusuna göre, köy sayısına göre gidiyor tabii. Şimdi o zaman oradaki arkadaş en acil ihtiyaçlı olan yer neresi oraları tespit ediyorlar kaymakamlığıyla beraber. Ödünüyor burada zaten meclis üyesi arkadaşlar program yaparken en acil yerleri tespit ediyorlar. Orada sıkıntı yok, orada problem yok. Ama bunun yanında ilgilenen meclisi veya özel idare şehrin eğitimine, kültürüne, turizmine, altyapı çalışmalarına da elbette planlama yapıyor. Bunu yaparken de İlgili bakanlıklardan birçoğunu buradan getiriyor. Yoksa bu yapmış olduğunuz faaliyetler bugün şeyi bilmiyorum. Hamidiye'ye ne harcandı?
Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Sivas girişine baktığınız zaman yabancı bir vatandaşsınız. Batıdan, güneyden, kuzeyden, doğudan girdiğiniz zaman çok şirin bir şehre girme havası size psikolojik olarak hangi etkiyi yaratır? Yoksa böyle mezberelik bir yapıda duran bundan 5 sene önce, 10 sene önceki girişlere baktığınız zaman o görüntüler size hangi psikolojik havayı yaratır? Bunları söylemek şimdi bana mı düşüyor? Absam ki ben dönüp baktığım zaman ciddi manada eleştirmem lazım değil mi? Ama ben o noktada bakmıyorum. Ben bu şehrin bir an önce her yönden kalkınmış olmasını, bu şehirdeki vatandaşın bırakıp da bu şehirden göçüp gitmesini istemiyorum. Onun için de bu arkadaşa o imkanları köydeyse köyde yaratacaksın, ilçedeyse ilçede, ildeyse ilde yaratacaksın. İmkanları oluşturacaksın. Onların fonksiyonel olması da önemli. Yoksa yani oraya giriş güzelleşsin diye o kadar adamı boşu boşuna çalıştırıp yani orada sıkıntıları duyuyordursunuz size. Şehir kamuoyunu yakından takip ediyorsunuz. Yani tamam şehrin girişi güzelleşsin ama yani ortada da bir şey var yani. Şimdi oraya zorlama. Ne istihdamı hocam ya? Şimdi orada zorla mesela gidip otobüsle sefer yapıp şey yapıyorlar Aytekin Hoca. Şimdi onu ayrıca bir dosyada aslında getirmek lazım buraya. Yani şehrin girişi güzelleşsin diye de o kadar yani bilmiyorum. Hocam, yani. hocam. Şimdi hocam, gittiniz mi Aytekin Hoca oraya? Efendim? Gittiniz mi oraya? Nereye? Hamidiye. Gittim, gezdim, baktım, inceledim. Şöyle bir dolaştım, geldim. Kışın, yazın gittiniz değil mi? Ya bir kere gittim, ikinciye gitmedim. Evet. Çünkü o imkanı bulamıyorum. Bakın işte. Evet. Şimdi, hocam muhalefet olup eleştirmek başka bir şey. Realiteyi ortaya koymak başka bir şey. İl özel idaresinin vilayetin şu anda sağladığı istihdamın sayısının ne olduğunu biliyor muyuz? Yok. Şimdi oraya savunma bana düştü artık. Biliyor muyuz abi? Yok şöyle biz eleştiriyor gibi görünüyoruz herhalde. Öyle düşünüyorum. Yok eleştireceğim de tabiatı. Sırası önemli. Yani burada. Kurucu AŞ diye bir şirketi var. Evet. Kültür AŞ diye bir şirketi var. Evet. Sivyak diye bir şirketi var abi şimdi. Peynir yapıyor. Sift, peynir, evet, süt, şu bu falan evet. Üretim yeri. Çalıştırdığı personel az mı personel mi abi? Güzel olması gereken. Tabii. Orada şimdi Hamidiye dediğimiz yerde nereden bakarsanız bak bu şirketlere dahil 60-70 tane insan çalışıyor. Tamam da bu hedef mi Aytekin Hoca ya? Tamam da yani böyle istihdam oluşturalım. O biraz üretimle karşılaştırmak gerekmiyor mu? Yani katma değeri ne? Yani 60-70 çalışıyor da ortaya ne konuyor? Yani biraz da öyle bakmak lazım. Yani şimdi orada 60-70 kişiye iş bulalım. Vatandaş bilmem mi? Yani o biraz farklı geldi bana. Şu. Oradaki yapılan faaliyetler, oradaki yapılan şeyler kendi çalıştırdığı insanın elbette ki istihdam ettiği insanın elbette ki şehrin maaşını ödemesini şunu bunu kazanacak hale getirmesi lazım. Yani şimdi sonuç itibariyle orada adam çalıştıralım diye de yani ben elimdeki bütçeyi bir başka şekilde harcamadan bunlara vermek çok doğru bir şey değil o ayrı bir hadise. Ben yani orayı konuşmuyoruz. Ben bu gittiğinde şeye gitmemiştim. Gittiniz mi bilmiyorum. Külliye'de kütüphane var ya millet kütüphanesi. Evet. Ben şahsen beğendim yani. Gayet güzel, muazzam bir kütüphane. Orada da herhalde oradan esinlenilmiş buradan da atlarla ilgili bir müze var orada. Daha böyle görsel olarak tabii o atın içine şey dolma at değil de hakikaten bakırdan şuradan buradan yapılmış bir sanatçı yapmış. Hakikaten de güzel bir bölüm var. Gittiğinizde de tavsiye ederim yani kütüphane bölümü o müzelerle falan muhteşem olmuş. Ben ilk kez gittim doğrusu yani millet kütüphanesi hemen yanında da camisi var. Oradan esinlenilmiş biraz var ama burada Rüştü Bey'in de kulağını çınlatarım. Yani ya diyor orada o kadar at koymuşlar diyor. Mihrali Bey'in atı akıllarına gelmemiş diyor. Oysa at deyince Mihrali Bey'le atı diyor. Yani sizin o tarafın yöresi mesela ne onun adı? Acıyurtlu. Mihrali Bey'in atının ne var onu niye unuttunuz? Yok, hiç olmazsa. Mihrali Bey'in kullandığı atın aynı soy tütüğünden gelen bir atı örneğe koymuşlar oraya atın ama. Atın yayla atı var orada. Hep var evet. Mehrali Bey'in atını koymamışlar. Şöyle niye? Ben de gezdim geçen o gazeteciler cemiyeti başkanını gezdirdiklerinde. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani yapılan işi, ortaya çıkan eseri küçümsemek anlamında değerlendirmemek lazım. Güzel.
sürdürülebilirliğini ve ekonomik finansmanını yürütülebilir hale getirirse, siz gidiyorsunuz da bu eleştirilerin bir kısmını özel idare Aytekin Hoca orayı belediye vermek istiyor, belediye almıyor, ben ne yapacağım diyor. Tamam ya, ortada kalmış bir projeden i̇şte bahsediyoruz. Sıkıntı, yani şimdi tamam istihdam filan da şu anda aylardır özel idare onu belediyeye yamamaya çalışıyor. Yani belediye vermek istiyor. Sevgili abiciğim bakın. Evet. Şimdi hadise o şekilde baktığınız zaman farklı konuşuruz. Şimdi orada Hamidiye Abdülhamid döneminde Osmanlı'nın askerine at yetiştiren kurum muydu abiciğim? Evet. Hara. Bundan oraya yapılmadan önce oraya ne haldeydi abi? Mezberelik. Mezberelik bir yerdi değil mi? Evet. Bir dakika. Ne olacak? Atatürk'ün ilk bak bir dakika. Atatürk'ün ilk ayak bastığı yer Sivas'a ilk geldiğinde ilk karşılandığı yer oraydı değil mi? Tabii tabii. Efendim mermer yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Düzelce bir şey verdik. Arkasından şimdi burada belki şey bir sene sürmedi abi, ne hale gelmişti. Şimdi bugün orada bir müze var abi. Evet. Şimdi orada bir müze var. Hocam. Bunu mezberelikten kurtarıyorsun. Yapılan işler bunu yapması güzel. Gereken ister belediye olsun, evet. ister özel idare olsun, ister Ahmet olsun, ister özel şahıs olsun, kim olursa olsun. Abi bu şehrin sıkıntılı yerlerini, problemli yerlerini dönüp temize çıkarmak gerekiyor. Şimdi bunlar olmazsa bu sefer de niye yapılmadı diye eleştireceğiz. Çünkü insanoğlunu mutlu etmek çok kolay. Bazı hizmetlerin parasal ölçülmesi belki doğru olmaz. Olmaması gereken şeyler. Ama niye bugün onu konuşuyoruz? Bugün ekonomik yoksulluğun, bugün ekonomik sıkıntının, ekonomik problemin, bugün insanların evine bir kilo et götüremeyişinin, bugün 4 tane, 5 tane ekmeğin hesabının yaptığı günler içerisinde olmamızdan dolayı bu işin finansmanı dikkatimizi çekiyor. Yoksa o tür hizmetler onların bazen ekonomik olarak... Tabii yani neticede bu hayat pahalılığı olmasa bunlar tabii konuşulacak şeyler değil. Değil ve oraya bakın hala bir belediye otobüsü koymamışlar. Koysunlar. Tamam. Arabası olmayan, olmayan gidemiyor. Yani. Ben o emeklerin kahvesindeki insanlar dedi ki ya Ziya Bey, arabası olanlar için yapılmış bir parktan bahsediyorsunuz. Bizim arabamız yok. Biz nasıl gideceğiz oraya dedi. O bakımdan fonksiyonellik önemli. Aynı şey Yıldız Dağı için geçerli. Baba için de geçerli. Yani herkesin arabası yok abi, ki. Bu koordinasyonu da iki tane kurum sağlasın. Evet. Yani sonuç itibariyle bu şehir kimseye baki değil ha. Değil. Evet. Yani şimdi reklam zamanı da geliyor da şu özel idareyi konuşurken bence o görüntüyü bir geçelim Tufanya. Yani özel idareyle ilgili en son elinde görüntü hazırsa onu şey yapalım. Bana bir mesaj geldi. Selim Başbey, ticaret il müdürümüz çok selam söylüyor programımızın da müdavimi. Ekmek fiyatı 1 kilo olarak belirlenmiş 1 kilo. Sivas'ta somun 1 kilo somun 22.50 olarak belirlenmiş. 22.50'ye düştü. 200 gramı da 4 lira 50 kuruşmuş. Tamam. Selim Bey çok teşekkür ederim. Selim Bey'in bir başka bilgi notu daha var. Onu da esnaf kefalet konusu gelince okuyayım. Tabii şeyden sonra reklamdan önce şu özel idareyi konuştuk ya onunla ilgili Tufan görüntüyü alalım. Aramızda daha önce yürürlük idaresi birlikte yürürlüğünü söylüyorum. Rabbim farklı alanlarda olsa hizmetler nasip etsin. Allah huzur ömürler versin. Sözlerin başında yine 2023 bütçesinin ilimize, ülkemize ve tüm köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, gece gündüz çalışarak yoğun bir mesai harcayan değerli genel meclis üyelerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki genel meclisimiz her zaman olduğu gibi bu bütçeyle genel bir konsensüsle, ortak akılla, birlik ve beraberlik içerisinde oy birliğiyle kabul etmiştir. İşte bu uyum da her zaman bize
bu uyumunda her zaman bizler karşılığını görüyoruz. Ve İlüzer İdare'miz yaptığı çalışmalarda her zaman ülke genelinde ön sıralarda yer almaya devam etmektedir. Sivas'ımızın kalkınmasını, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını temel gaye olarak benimseyen ve hedef birliği içerisinde uyumlu şekilde çalışmaları sürdüren İl Genel Meclis üyelerimize bu anlamda ben tekrar teşekkür ediyorum. Ne inanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılında da önceki yıllarda olduğu gibi kırsalımız başta olmak üzere diğer tüm sektörlerde nitelikli ve önemli projelerle verimli bir geçireceğimize de yine can gönülden inanıyorum. Çok kıymetli başkanım, kıymetli hazırım, bilindiği üzere bütçe planlama, öngörebilme ve hesap verebilmenin en önemli aşamalarından birisidir. Ülkemizin sahip olduğu tüm kaynakları ortak bir anlayış çerçevesinde belirlenmiş hedeflere yönetilebilmek ancak iyi bir bütçe planlanmasıyla mümkündür. Ancak bu surette fırsatları milletimizin kazancına dönüştüren, refahı ve adil bölüşümü her şeyin üzerinde tutan bir yönetim anlayışını da hakim kılmış olabiliriz. Elbette ki İl Genel Meclisimiz de bu doğrultuda bugüne kadar güzel çalışmalara imza atmıştır. Sivas İl Özel İdaresi'nin temel prensibi önceliğe ve ihtiyaca göre kırsala hizmet götürmektir. Hiç kuşku yok ki İl Özel İdaresi sadece yol, kanalizasyon veya köprü yapan bir kurum değil, Sivas'ın her sektörde lokomotif gücü ve vizyon Evet, yerel parlamento konumunda olan İl Genel Meclis'in bu sene 500 milyonla bütçeyi bağlamış ama köylere hizmet götürme birliği de bunun üzerine herhalde değil mi? Yani o 500 ayrı, milyon ayrı herhalde. Ayrı. Evet, 500 milyonun üzerinde bir de köylere hizmet götürme birliği var. Orada tabii girerken baktım yani hepsi çoğunda tanıyoruz bizim. Ya kaç dönemdir yapıyor Hikmet abi Ulaş'tan Hikmet Kuruçay. Ondan sonra bu dönemde daha önce de vardı. Daha önce var bizim dönemde vardı. Bizim dönemde vardı. Ziya Bey orada gördüm tabii Ziya Bey, Ziya Şahin yani uzun yıllar il başkanlığı yapmış olan şehirde AK Parti'nin. O da Hakan Bey. Hakan Meclis Başkanı. Hakan Akkaş. Burhanettin Guru değil mi? Orada o var yani, tabii. İl başkanlarının herhalde eski il başkanlarının hepsi İl Genel Meclis üyesi gibi. Şimdi tabii benim burada konuşuyoruz ama yani ben netice itibariyle 4 yıl oldu mesela 2019'dan bugüne. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar ben onu çok fazla şey yapmıyorum, ama önceki dönemde yapmış olduğumuz çalışmaların prensip ve statüsü itibariyle konuşuyorum. Yoksa şu 500 milyon lira paranın bütçesini nasıl yaptılar onu bilmiyorum, ben bilmem. Yani çok da netice itibariyle ilgi alanımda değil ama neticede sonuç itibariyle memlekette siyaset yaptığınıza göre bazı bilgileri de elbette ediniyorsunuz. Yani sonuçta memleketimiz adına konuşacağız. Şimdi arkadaşlar şu, tabii İl Genel Meclisi'nde öncelikler çok farklı şey. Herkesin önceliği kendine göre farklı. Yani A ilçesinin öncelikleriyle B ilçesinin öncelikleri aynı şeyler değil. Hocam ihtiyaçlar öncelikleri belirler. Şimdi hadise şu. İlçe veya merkez kendi öncelikli ihtiyaçlarını ciddi manada herhangi bir polemiğe sebebiyet vermeden belirlemesi lazım. İşin realitesi bu. Ve o realiteye göre hareket etmek lazım. Şimdi ama burada şu, sen ya Ziya Bey'in oraya bakarım öbürüne sonra bak. Yok abi olmuyor işte o zaman. O zaman düzen bozuluyor. Şimdi evet. Bir köyde yol yok da diğerini asfalt yapıyorsan önce o stabilize yolu yapmak lazım. Yani öncelik ona vermek lazım. Evet. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Oradaki meclis üyesi arkadaşlar da, kaymakamlar, ilçedeki kaymakamlar arkadaşlar da bunlara mümkün mertebe özen gösteriyorlar. Yani orada çünkü A köyündeki vatandaş da senin insanın, B köyündeki insan da senin insanın. Evet. Yani şudur bu budur mantığıyla hadiseye bakmadan özen gösteriyorlar ama bazen bazı öncelikler hesapta yokken ön plana çıkabiliyor. Ne? Bu sefer ona öncelik verdiğiniz zaman diğeri ertelenmiş olabiliyor. Bunlar iktidarlarda da oluyor. Yani merkezi hükümetlerde de bunlar oluyor. Olmuyor değil ki. Yani
Neyle konuşalım? Yani şimdi konuştuğun zaman biraz önce dedi Cumhur İttifakı. Ya aşağı tükürüyor, sakal yukarı tükürüyor, bıyık oluyor. Gözünü yeteyim. Evet. Neyi konuşalım? İzleyici de biraz o yönde sistemi var. Size yoğun bir eleştiri, bombardımana da gönderilmiş Aytekin Hoca. Mesela bunlardan bir tanesini ben okuyayım. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl düşüncedir? Hem özelleştirme adına memleketin katma değer üreten kitlerini satacaksın. Sonra da istihdam oluşturmak için Hamidiye gibi park yapacaksın. He mi demiş? Aytekin Bey'e sorar mısınız demiş. Mesela bunlardan biri. Yani şimdi memleketin diyor en önemli şeylerini diyor satacaksın. Ondan sonra da diyor 3-5 kişi çalışsın diye diyor park parça yapacaksın gibi bir yaklaşımı diyor. Sağlıklı bulmadık izleyici olarak diyor. Buna cevabınızı isterseniz düşünün veya Ziya Bey'den. Yok şöyle bir şey söyleyin. Bu ülkede özelleştirme furyası, ben bir iktidar savunucusu değilim şu anda, onu açıkça söyleyeyim. Evet. Özelleştirme furyasının ne zaman başladığını, affedersin 3 tane işçi ne zaman başladığını, efendim, özelleştirmeleri hangi dönemde kimlerin nasıl bu şehirde sattığını, bizim 1973 yılında burada demir çelik fabrikası kuracağız diye bas bas bağırırken, kimlerin sattığını, nasıl özelleştirildiğini, ne halde olduğunu arkadaşlar biliyor. Dönüyoruz bir yere iş çalacağımız zaman da işte 10 tane iş çalacağın yere 300 kişinin, 500 kişinin, 1000 kişinin müracaat ettiği bir dönemde en azından buna benzer palyatif çözümler bulunuyor. Evet. Şimdi o zaman onu da yapmayalım. Ne yapacağız? Üretime dayalı, sanayide diyor. İstihdamı orada değerlendirelim diyor. Yani sanayide diyor. Yapalım onu, o işi. Şimdi o özel idarenin sen. Örnek verdiğimiz şey, özel idarenin şu anda affedersin organize sanayi bölgesinde bir fabrika yapacak şeyi yoktur. Yetkisi yoktur. Öyle bir şeyi yok, sorumluluğu yoktur. Bunlar ya özel sektörü teşvik edeceksiniz devlet park, olarak. Park yapma gibi özel zorunluluğu var değil mi? Evet. Park yapmaz gibi zorunluğu var mı? O zorunluluğu var. Var değil mi? Evet. Tamam. Yani ben bilmiyorum şimdi da, kültürel değerleri yapma zorunluluğu var. Tabii. Şimdi dönüyoruz. Bakın. Genelde hani onlar belediye anıldığı için park bahçe belediyeye anılıyor. Sivaslı işçiyle ilgili şey başka bir şey. Evet. Şimdi ben köyde halı saha yaptık biz. Şimdi şehirdeki çocuğu top oynama hakkı var da köydeki çocuğu top oynama hakkı yok mu abi düzgün bir mekanda? Tabii okulların yanına o halı saha projesi güzeldi ama tamamlanamadı. Birkaç tane de sınırlı ya kaldı. 2-3 tane sınırlı kaldı. Nüfusa evet. Göre büyük, çok nüfusta evet. Aşağı nüfusa göre değerlendirdi. Evet. Elinde bir para ayırmışsın. Ayırdığın parayı en çok nüfustan sıralamışsın, getirmişsin. Şimdi şu. Abi özel idarenin şehrin yaptığıyla iktidarın yaptığı şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. İktidar şunu her zaman söylüyoruz. Bu ülkede vatandaşın ekonomisinin düzgün olabilmesi için önce üretmek gerekiyor. O zaman üreticiyi desteklemek gerekiyor. Sanayiciyi desteklemek gerekiyor. Organize sanayilerinde ciddi manada istihdam oluşturacak iş alanlarını oluşturman gerekiyor. Evet. Bu birinci önceliği. Bu başka bir konu. Bizim şu anda konuştuğumuz konu başka bir konu. Şimdi özel idare vatandaşa sadece hizmet götürür, sistem oluşturmak değil. Ama tabii. Netice itibariyle hizmeti götürürken de götürdüğünüz yerde insana ihtiyacınız var. Evet. Yo, izleyicilerimizin dikkatine biz teşekkür ediyoruz. İzleyici tabii öyle formüle edince. Gayet doğal, haklı tabii, haklıdır. Yani oraya sonuçta bir park bahçe anlamında istihdam ulaştırmak için bir fabrika değil. Bir şey üretmiyor. Oradan yaklaşmış. Ziya Bey siz de değerlendirmenizi yapın. Ondan sonra reklama gireceğiz. Reklamdan sonra çok daha yoğun konular bizi bekliyor. Evet. Evet ben şimdi kitleler hayalleriyle düşünürler değerli arkadaşlar. Kitlelere dahil olan insanlarda imkansızlık mevhumu ortadan kalkar. Bunu doğru tespit eden yöneticiler, siyasetçiler, yerel yöneticiler diyelim, kitlelerin hayalleriyle düşündükleri, bekledikleri, istedikleri ve de kendilerinin tespit ettiği ihtiyaçlar üzerinde doğru planlamalar, o ihtiyaçlar sıralamasını yaparlar, düşünür, ortaya çıkarırlarsa bu tartışmalar, bu sorunların hiçbiri olmaz ama insanların imkansızlık duygusundan uzak her şeyi beklemesi insani olarak onlar için olması gereken şey. Bekler, ister istemeye de hakkı var. Ama mühim olan o istekleri, o arzuları
bir planlama, bir ihtiyaç sıralaması içerisinde ortaya koyacak yöneticilerin de mahareti işte o zaman ortaya çıkar. Özel idare, bunlar hakikaten Türkiye'nin yerel anlamda Cumhuriyet'in kurulduğu günden itibaren devletin merkezden yönetirken yerelden de çalışmaların planlanmasını çok güzel düşünmüşler. Hem merkezi hantallıktan kurtarıyorsun hem de yerelde bir özel idare yöneticileri komisyonu, bir yerel meclis oluşturuyorsun belediyelerde de. Ve bu insanların toplumun içerisinden seçtiği insanlardan teşekkür ettirdiği bu meclisten de planlamasını yapıyorsun. Bunlar güzel şeyler. Buradaki ekip doğru çalışır. Buradaki ekip objektif değerlendirir. Buradaki ekip kalıp yargılardan uzak, siyasal amaçlardan uzak, gerçekçilikle meseleye yaklaşırsa ben hem yerel yöneticilerin doğru çalışmalar yapacağını hem de vatandaşın yapılan işlerden memnuniyetinin artacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi biraz önce menfaatleri kişisel, çıkarları kişiselleştirmemek lazım. Doğru. Çıkarları kişiselleştirdiğin zaman bir gruplaşma, bir ötekileşme oluşur. Bunları da iyi tahlil etmek lazım diye düşünüyorum. Özel idariyede çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Keşke onların da özel idare çalışmalarının da canlı yayınlansa da oradaki hem ilgilenen meclis üyeleri... Hakikaten niye canlı yayınlansa? Şimdi şu, orada şu var. Bir de özel daha idare, hareketlenir bence. Özel idarenin geçmişine bakacağız. Bu ülkede bizim çocukluğumuz dönemünde yol, su, elektrik diye bir kurum var. Evet. YSE. YSE derdik. YSE'nin yaptığı neydi abi? Köylerin çeşmeleri ve yoluydu. Bizim görebildiğimiz. Döndük sonuçta köy hizmetleri olduk. Evet. Ama o zaman da özel idare vardı ama o günkü özel idare bu kadar gündemde olan bir kurum değildi. Şimdi buralar tamamen kapanınca özel idarenin bünyesine girince, özel idare şimdi herkes o kurumun yaptığı işi yapmaya başladı. Şimdi hal öyle olunca da ciddi manada şey diyor. Tabii şu özel idare bütün kim orada hangi kelimeyi konuşursa kayıt altında. Yani ben 10 yıl önce konuştuğum cümleyi gider oradan şu anda kayıttan alırım. Ama basın en çok gelip kayıt alan yer haberlerde, televizyonlarda o gün meclis toplantısını yayınlayan, kim ne konuştuysa onu gösteren, konuşulan şeyleri topluma örnek olarak hem gazetelerimiz hem televizyonlarımız sürekli verdiler, veriyorlar. Ha bunu meclis toplantısını başlayıp sonuna kadar canlı yayınlayacak bir kurum var mı derseniz yoktur. O ayrı bir hadise. Yani şimdi bir televizyon arkadaşımız sonuna kadar alıyor ama televizyon programında 3 dakika, 5 dakika yayınlıyor. Belediye mesela yapıyor ya, büyükşehir belediyeleri de belediyeler başladı. Özel idarede kendi başladı, web üzerinden yapabilir. Web üzerinden. 5 saatte onu yapabilir. İlgi duyan başlar. Tamam, tamam, yani. Tamam. O bakımdan diyorum. Ne oluyormuş mecliste diye bakabilir. Yoksa illa bir kanal. Aslında da yani bir doktoru da bugün mevcut şeylerinden bir arkadaşı çağırırsınız. Bu son dönemde neler yapıyorlar, hangi yatırımlar yapıyorlar. Onunla sorarsanız, değerlendirirseniz daha makbule geçer. Çünkü ben geçmişi anlatıyorum. Bugüne de karışmak öyle bir lüksüm yok. Aslında bana bir arkadaş isim verdiydi. Ben arkadaşla tanışmıyorum. Abdülkadir Demirel tanıyor musunuz? O da meclis üyesi herhalde. İl başkanı da yapmış onu güzel. Abdülkadir Demirel. AK Parti'nin il başkanlığını yapan şu anda da İlgenel meclis üyesi bir arkadaş. Yani. Bir arkadaş söyledi. Yani tabii o ileride onlar da konuşurlar. Onlar hakkında benim konuşmam çok doğru değil. Yani. Evet. Evet. O zaten illa orayla değil. Genel çerçeve açısından yaklaşıyoruz. Şimdi reklamlara... Her sorumlulukla görevi farklı. Evet. İşte bir konu herkesi kendi sorumluluk alanında değerlendiriyor. Ziya Bey'in yalnız sevkli doğru yani oran web üzerinden yani özellikle o tür görüşmeler, bütçe görüşmeleri falan bence canlı verilebilir yani verilsin de. Ne olacak ilgi duyar adam dur bakalım ne oluyormuş deyip ilçedeki adam da bassın seyredebilsin. Tamam canım yani. kapalı bir kurum değil ki. Benim ilçemdeki meclis üyesi acaba orada aksiyoner bir tutum sergiliyor mu? Gerçekten ilçenin dertlerini oraya taşıyor mu diye de görsün yani değil mi? Tabii. O ilçe meclis üyelerinin çalışmasında bence daha fonksiyonel hale getirmez tabii, mi? Tabii.
bir otokontrolü sağlamış olur. Evet. Şimdi saat 10.30 olmuş. Şimdi bakıyorum şurada bizim aşağıda eğildiğin zaman gördüğüm bir saat var Aytekin Hoca. Aslında ben yarısını işleriz diye düşünüyordum. Şimdi biraz hızlanacağız. Reklamdan sonra Ziya Bey, lokantacılar odasını, bu Sivas köftesini konuşacağız. Sivas köftesi önemli. Bir zincir market yani tutmuş onun üzerinden bir menfaat temin etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. STK'lardan İsveç tepkiyi vereceğiz. Ondan sağlık sorununu ıskalamayacağız. Acil başta olmak üzere sağlık sorununu şöyle bir en az 15 dakika konuşalım istiyoruz. Yani milletin orada çekmiş olduğu sıkıntıları, perişanlığı bu masada konuşmayı arzu ediyoruz. Yine Hafik konusunda atlamayacağız. Hafik'te güzel bir toplantı ve çalıştay yapıldı. Reklamlardan sonra hızlanarak devam etmeye arzu ediyoruz. Biz bir çay molası veriyoruz. 10 dakika sonra, bilemedim 12 dakika sonra inşallah buluşmak üzere. Kısa bir ara. Toprak Gayrimenkul'ün katkılarıyla neler oluyor devam edecek. Akın Aykuru Yemiş, sizlerden aldığımız destekle ve güvenle 1969'dan beri Paşa Camii altında, Atatürk Caddesi'nde, İstasyon Caddesi'nde, Meydan Camii karşısında ve Taşan'da hizmetinizdeyiz. Kendi ürünlerimiz olan helva, lokum, akide şekeri, satış ve dağıtımını yaptığımız nikah şekerleri, çikolata ve binbir çeşit kolonyalarımızla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Kalite belgeli ürünlerimizde Sultanşehir Sivas'ın her yerindeyiz. Akın Aykuru Yemiş, 69'dan günümüze. Vizyon Arsa Ofisi'nden haftanın kampanyası. İstanbul'a sadece 1 saat 20 dakika mesafede konteyner koyup bağ bahçe yapabileceğiniz, birikiminizi fırsata çevireceğiniz, ömürlük yatırım olarak alacağınız Kıplareli Baba Eski Erikler Yurdu'nda 500 metrekare arsadan hisse sadece 215 bin TL. Rutin günlük stresimi atayım, sevdiklerimle eğlenceli zaman geçireyim diyorsanız acele edin. Bu fırsat kaçmaz. Hayallerinize ulaşmak için bizlere 0212 909 0299 ve 0532 171 1058 numaralarından ulaşabilirsiniz. Dalgıç Yemekçilik, önce insan sağlığı ve kalite diyerek bu yola çıktık. Yemeğinizi kendi tesislerimizde kalite ve hijyen standartlarında üretiyor, yemekhanemizde uzman kadromuz ve ekibimizle sizlere servis ediyoruz. Dalgıç Yemekçilik olarak bizler toplu yemek sektörünün köklü bir firmasıyız. Toplu işyeri yemekleri, düğün sünnet organizasyonları, cenaze yemeklerinde Sivas'ın en kaliteli ve en güvenli toplu yemekçisi. Bizlere ulaşın, yemeğinizi ayağınıza getirelim. Dalgıç Yemekçilik. Akpolat Erkek Öğrenci Yurdu ve Akpolat Kız Öğrenci Apartları. Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Akpolat Öğrenci Yurt ve Apartında öğrenciler için yüksek konfor, hijyenik çalışma ortamı ve üstün güvenlik sağlanmaktadır. Yurdumuz ve apartımızda tek kişilik, çift kişilik, üç kişilik balkonlu ve süit odalarımız mevcuttur. Ücretsiz Wi-Fi, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Erkek öğrenci yurdumuzda sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra spor salonu, çalışma odası, çamaşır ve ütü odası mevcuttur.
AET Elektronik bir Sivas markasıdır. Ulusal Boya Markası Laçin Boya. Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon: 0346 218 12 37. Ataman Su Arıtma Sistemleri, evsel, endüstriyel arıtma cihazları, garantili ve güvenli arıtıcılar, 8 litre, 12 litre ve dijital arıtıcılar. Her türlü bakım ve onarım. Bütün çeşit arıtma cihazlarının yedek filtreleri değişimi ve her türlü onarım bakımı tarafımızdan yapılmaktadır. Takmakla kalmayıp bakımını üstleniyoruz. Adres: Yeşilyurt Mahallesi 50 Taksim 4. Sokak Numune Hastane Karşısı Merkez Sivas. İletişim: 0541 642 17 29. Recep Ataman. Ağaca İnşaat. Sektörü tanıyan ve müşterilerimizin istediği kaliteli malzeme, bol konfor ve sınırsız güvenin adresi Kayseri Ağaca İnşaat. Kayseri'nin dört bir yanında Erkilet, Osman Gazi, Serkent, Mimar Sinan, Fatih ve Mimar Sinan Şirintepe mahallelerinde inşaatlarımız mevcuttur. 1 milyon 350 bin TL'den başlayan fiyatlarla 3 artı 1 dairelerimizde kaliteyi, güveni en üst düzeyde sağlamaktayız. 165 ve 175 metrekare dairelerimiz sizlerin konforu için dizayn edilmiş ve yapıma başlanmıştır. Sivas'ın Kayseri'de güvenilir adresi. Ekrandaki iletişim bilgilerimize 7/24 ulaşabilirsiniz. Toprak Gayrimenkul'ün katkılarıyla neler oluyor devam ediyor. Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bir çay molasından sonra. Konu başlıklarını gitmeden de saydım. Şimdi STK'lardan İsveç'e tepkiyle başlamak istiyorum ben şahsen buna. Ondan sonra da esnaf kefalet seçimi ve lokantacılar odasına geçeceğiz. Görüntü hazırsa Tufan, şu STK'ların bir sivil toplum platformu var. Zannedersem Efe Bey'in başkanlığında bir açıklama yaptılar il meydanında. Onu bir görelim. Sonrasında da birer cümlelik, yani biraz uzun cümle olsun, birer cümle derken yorumculara bırakmak istiyorum. Evet, görüntüyle baş başa bırakalım sizi. Sivas'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar İsveç'te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto ettiler. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ve duaların edilmesinin ardından ellerinde Türk bayrağı ve din düşmanı kafir İsveç kendi dinine sahip çıkamayan Kur'an yakan eller kırılacak, yazılı pankart bulunan vatandaşlar İsveç aleyhinde slogan attı.
Tekbir! Allah cümlenize razı olsun efendim. Hemen hızlıca devam ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, bütün mülkün sahibi sensin. Alemlerin Rabbisin. Ellerimizi sadece sana açıyoruz. Senden istiyoruz, senden bekliyoruz. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Amin. Yaptığımız çalışmalarımızı katında makbul eyle ya Rabbi. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılan inanmışları, yoldan çevremeyenlerin provokasyonları her gün başka bir şekilde tezahür etmektedir. Türkiye'nin İsveç Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak görüyoruz. Grup adına basın açıklamasını yapan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Efe Zileli, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesini provokasyonların bir parçası olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yakılmasına izin vermesini şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz, dedi. Evet, platform sözcüsünün dilinden açıklamanın bir kısmını en azından dinlemiş olduk. Tabii bunlar çok geniş, belki yoruma da muhtaç konular ama hiç benim nezdimde şahsen hep bildiğim şey, küfür tek millettir. Yani Sezai Karoş Rahmetli'nin söylediği gibi ulur aya karşı kirli çakallar diye bir sözü var. Yani Batı'nın, yani bilmiyorum Müslümanların, yani Batı'nın daha doğrusu Müslüman insan alemine bakış açısını herkes biliyor aslında. Batı kapısında yıllardır Türkiye'nin bir şekilde şuraya gireceğim, buraya gireceğim şeklindeki durumunu da enteresan şekilde izliyor. Ben çok detaylı yoruma girmeden önce size vermek istiyorum sözü. Yani bu nedir ya, zaman zaman böyle oluyor bu tür rezillikler, rezil yaklaşımlar ondan sonra. Bunlar olağanüstü bir durum değil. Artık yani, olağan hale mi geldi diyorsun? Tabii tabii. Bakın ben meseleye elhamdülillah elbette ki bir insanın kutsalını, bu bizim Müslümanlar için Kur'an, diğer inananlar için, Budistler için de kendi kutsallarını, bunlar üzerinden insanları öfkelendirmek ve bunlar üzerinden insanlara toplumsal mesajlar vermek çok çirkin, çok gayri ahlaki şeyler. Bunun bazen bu tür şeylerin arkasından siyasi sonuçlarını görmek lazım. Bu işin nereye, nasıl mesaj veriliyor, bu işten kimler ne kadar menfaatlenecek, ne beklentileri var, onu görmek lazım. Bunlar politik, siyasal ülkelerin kendi işlerinde de, iç dinamiklerinde de, dış dinamiklerinde de kullandıkları materyaller. Ayrıca bu yeni de değil. İnsanlığın ilkel dönemlerinden itibaren bunlar hep ola gelmiştir. Dinler savaşı, inançlar, mezhepler, tarikatlar, efendime söyleyeyim gruplaşmalar, bunların hepsi var. Mühim olan nedir? Ben Müslümanlar için Kur'an'ın yakılması, bunlardan işte diyorsunuz ya, dediğiniz başlangıç, küfür tek millettir. Evet, küfür tek millet. Küfürden benim için iyi şeyler beklememi istemeyin ve beklemeyin de. Bu o, yanlış. Sibilliyetin gereğini yapıyorlar. Gereğini yapıyor. Evet. Ama ey mübarek Allah'ın kulu Müslüman, ey Allah'ın kulu Müslüman, 1400 yıl önce Allah sana, bugün cuma namazında da hutbenin konularından biriydi, alemi yönetmek için bir prospektus, bir kılavuz vermiş Allah. Ve her ayetin arkasından da demiş ki, hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Her örnekte, her kıssadan sonra da bunda inananlar için, bunda akledenler için ibretler vardır demiş. Düşünün demiş. Düşünen insan, akleden insan bugün dünyanın 200 tane devletinin içerisinde 56 tane İslam devletinin bağımsızlığını konuşabiliyor muyuz arkadaşlar? Allah öyle büyük bir kaynaklar, öyle büyük bir imkanlar vermiş ama
Müstemleketsin, kabul edin ya. Muhteremler. Müslüman, Müslüman. Ya Hazreti Peygamber putları yıkmış. Putları devirmiş. Düzene isyan etmiş. Bizim de Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ı yakmış. Ya mübarek, bizim Kur'an'ı yakmış olan insana demokratik tepki, hukuki tepki toplanıp eylem yapalım. Bunlar artık demode oldu ya arkadaşlar. Bilimde, teknikte, ilimde, sanayide gelişeceksin, büyüyeceksin, hükmedeceksin. Allah'ın kitabıyla, adaletiyle, efendime söyleyeyim, hükmedip, yönetip hem insanların nasıl adil, eşit bir şekilde yaşadığını göstereceksin. Hem de ahlaklı olmanın, münevver olmanın hikmetini onlara yaşatacaksın. Onlardan beklediğimiz bu. Ne oluyor? Toplumsal tepki. Evet, 3-5 kişinin gazını alıyorsun. Kitlesel eylemler maalesef bu tür propagandalarla kitlelerin gazı alınıyor. Veya kitleleri öfkelendiriliyor. Bunların hepsi çok stratejik, çok bilinen ve demode olmuş bir sosyal propaganda yolu arkadaşlar. Bunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük devletler, özellikle Rusya, evet, Stalin, Lenin döneminde, sonra Amerika bunu sirkülasyon ajanlarıyla insanların kutsalları üzerinden o insanları öfkelendirip o insanlar üzerinde diplomatik, politik, ekonomik bir takım kazanımları elde etmek için de o ülkenin yöneticileri üzerinde bu tür baskılarla siyasal hedeflerine ulaşıyorlar. Bunları görün artık ya. Bunları görmeliyiz artık arkadaşlar. Yani demem o ki mümin, Müslüman Kur'an'ı anlamalı. Kur'an'da Allah'ın verdiği mesajları iyi okumalıyız. Düşünmeliyiz, akletmeliyiz. Gereğini yapmalıyız. Ondan sonra da bu insanlar zaten senin karşında geçmişte aleme hükmettiğin zaman, güçlü olduğun zaman, ilimle, ahlakla toplumları yönettiğin zaman zaten sana nasıl tabi olduklarını ve senin içinde eriyip gittiklerini de görüyoruz. Ben bu tür şematik, sembolik eylemlerin toplumlar üzerinde profesyonelce planlanmış dış politik malzemeler, iç politik malzemeler hem kendi ülkeler için hem kendi menfaatler için planlandığını düşünüyorum. Ve bizler de maalesef tabii ki demokratik düşünce elhamdülillah gereğini yapmalıyız ama bence asıl yapılması gereken güçlü olmak için işte sabahtan beri konuşuyoruz. Ekonomik yoksulluk, sıkıntı. 3 liranın ekmeğinin 4 lira olmanın hesabını yapıyoruz. Böyle bir toplumda bu insanların en kolay, en yumuşak karnı bu alanlar. Orhan Bey ya, sizler yıllarca bu işin mücadelesini veren, çocukluğunuzdan itibaren sorumluluk alan insanlarsınız. Geldiğimiz nokta burası işte ya. Evet. Ben meseleye bu perspektiften bakıyorum. Sanıyorum Sayın Başkanım. Evet, Aytekin Hoca'nın da yorumunu alacağız. Tabii bu tür çok teşekkür ederim. İyi bir sosyolojik değerlendirme yaptınız. Büyük Cehil döneminden itibaren dönüp baktığımız zaman evet. Müslümanın karşısında her zaman şer, bir küfür millet oluşmuş. Var, evet. 1400 yıl önce de böyleydi. Bugün de böyle, bu yarın da olacak. Evet. Önemli olan bütün bu olaylarda Müslüman kendine göre bir çıkış yolunu bulması lazım. Evet. Müslüman bir birlik ve beraberliğini oluşturması lazım. Karşısındaki şer gücün kim olduğunu bilmesi lazım. Ama karşıdaki şer güç seni içinden parçalayarak birbiriyle hasım haline dönüştürmeye başlamış. Ve o gün bugün 1000 yıldır şu coğrafyada, Müslüman coğrafyada, özellikle bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğumuz bu coğrafyada yaşam hakkını bir şekilde sana vermemeye çalışıyorlar. Neyden? 1100 yılında Haçlı seferleriyle başlayan
Ama o günden bugüne kadar hala biz neyin mücadelesini veriyoruz? Karşımızdaki şerin neyin mücadelesini verdiğini çok iyi anlayamamışız hala demek ki. Bugün Kur'an-ı Kerim'le ilgili, İslam'la ilgili, Batı dünyasında, şer dünyasında, küfür dünyasında bir hadise zuhur ettiği zaman dikkatimizi bir şeye çekiyor. Bir Arap ülkesinin bir başkonsolosluğunun önünde veya bir Arap ülkesinin herhangi bir yerinde İslam'a yönelik, inanca yönelik, Kur'an'a yönelik bir olay yok. Bugün İsveç diyoruz, yine Türkiye Büyük Millet Başkonsolosluğu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakıyoruz. Ulan oğlum dün geldin kapımızda yalvardın bize NATO'ya alın, şu şerhimizi bir kaldırın diye. Şimdi buna rağmen hala senin orada benim başkonsolosluğumun önünde bir Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Sen orada paçavra bayraklarını affedersin, yürüyüş izinleri veriyorum. Valla kusura bakma, bunun arkasında başka güçler var. Şimdi bunlar açıkça konuşmak lazım. Şimdi İsviç ve Norveç, sen gelip benden, Finlandiya gelip benden NATO'ya girmek için şerhimi kaldırmak istiyorsan, o zaman sen de benim isteklerimi yerine getirmek zorundasın. Benim isteklerime geldiğiniz zaman yok ama kendi isteklerine geldiğin zaman varsın. Artık Türkiye öyle bir Türkiye değil. Arkanda seni o hale getiren şer güçlerin kim olduğunu da artık bu millet biliyor. Biliyor. Ama bilmeyen kim biliyor musun? Bugün basını izlediğimiz zaman bütün tepkiler Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman bir Türkiye Cumhuriyeti'nden gelirken ya diğer Müslüman ülkeler siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Hangi birlik beraberliğimizi sağlıyorsunuz? Hangi ekonomik birliğimizi, beraberliğimizi sağlıyorsunuz sergücülere? Lavrensler geziyor içimizde kardeşim ya. Bir aklımızı başımıza almamız lazım. Biraz önce söylediğiniz ifade doğru. Cenab-ı Allah sana bir kitap göndermiş. Ufkunu aç ya, bir oku, incele, irdele. Affedersin, uzay da orada var, teknoloji de orada var. Her şey orada var ama yok. Biz bunlara bakmamışız. Bugün onun arkasında ben açık ve net konuşuyorum. PKK var. PKK var. Onların payandaları var. Ve ondan sonra da tepki ölçüyorlar. Nabız ölçüyorlar. Hangi nabız ölçeği de tepki gösterecek. Evet. Elbette bizim sivil toplumumuz da sonuç itibariyle bu tepkiyi göstermek mecburiyetinde de ya tepki sonuç alamıyoruz. Abi sonuç. Çünkü elbette tepkiyi göstereceğiz. Neticede hiçbir şey tepkisiz kalmayacak. Evet. Tepkinin de kendine göre usulü var, metodu var, şunu var, bunu var. Bunların hepsini koyacağız ortaya. Ama önemli olan Türkiye Cumhuriyeti özellikle İsveç ve Finlandiya noktasında eline almış olduğu bu kozu da iyi değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Herkes ektiğinin karşılığını verecek abi. Ben de bir iki kelime söyleyeyim. Ondan sonra konu başlığını değiştirelim. Şimdi Aytekin Hoca Ebu Cehil'den bahsetti. Nurullah Genç'in şiirinde geçiyor ya, Ebu Cehiller ölmedi, kıtalar geziyor diye. Ebu Cehil'in günümüze yansımalarında sorun yok. Onlar görevini yapıyor değil mi yani? Tabii, tabii. Ancak Ebu Bekirlerin, Ömerlerin değil mi? Onların yansımalarında biraz sorun var. Sosyolojik olarak öyle yaklaştı. Evet. Şimdi bak bir böyle diyoruz da mesela Aytekin Hoca çok güzeldi. İslam alemine vurgu yaptınız. Bu memlekette İslam birliği D8 diye diye diline pelensek olmuş, ömrünü o manada adayan siyasileri de gördüm bu memleket, öyle mi? Var tabii. Değil mi? Oldu yani. Ondan sonra. Dolayısıyla biz tabii eleştireceğiz. Dolayısıyla İslam birliğine hangi gayretle bir taş koyduk? Çok büyük camiler yapabilir, çok büyük camiler yapıyor Aytekin Hoca, öyle değil mi? Ama her geçen gün saflar azalıyor. Saflar azalıyor. Dolayısıyla yaşantı noktasında çok güzel Kur'an-ı Kerim yarışmaları ve güzel okuma yarışmaları yapılıyor. Ancak mesela o dönemine, Ebu Cehil döneminde ne söylendiğini bak insanlar biliyordu. Dolayısıyla neye karşı çıktıklarını da biliyordu. Yani o değil mi? Bir örnek vereyim. Bakın kusura bakmayın. İşte Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca'nın G7'nin karşısına D8'i koymadı. İşte strateji. Muhteşem gibi bir projeydi. İşte Müslüman. Doğru hedef o. Türkiye'nin de tesbihin imamesi konumunda lider olmak şartıyla. Büyüyeceksin.
üreteceksin. Ondan sonra da gel bakayım eşit şartlarda konuşalım diyeceksin. Gelemez arkadaşlar. Ya Müslüman, Allah'ın kulu, ey beyhude insan, elinde bu kadar yıllardır yaşadığın bir tecrübe var. Bununla biz burada kendi abi, öz eleştirimizi yapacağız. Senin imkanların affedersin şer kullanıyor ya. Tabii tabii. Aytekin Hoca, siz eğitimci yönünüz de var mesela, öğretmensiniz. Dolayısıyla dönüp dolaşıp aslında biz yeni nesle, gençlere nasıl bir eğitim veriyoruz değil mi? Yani normalde hani cidden samimi olarak biz, yani bildiğimiz bir söz var. Kamil manada iman etmiş bir insan dünyaya meydan okur. Tabii hocam. Örnekler ne? Şeyh Şamil gibi. Örnekler ne? İşte Cihar Dudayev gibi. Mesela Çeçenlerden de çok çoğu. Evet. Baktığın zaman hakikaten cidden böyle korkusuz Müslüman yetiştirmek için bir eğitim sistemimize de bir dönüp bakacağız yani. Normalde. İstikbalin yani, tam olması için milli hakimiyetin yanında iktisadi hakimiyetin de olacak ki istikbalin tam olsun. Sıkıntı şu hocam. Sıkıntı şu. Bütün konuştuklarımızın altında Orhan Bey konuyu bir yere getirdi. Evet. Önce oturup biz şu eğitimi iyi bir şekilde basıya yatırmamız lazım. Oradan başlayacağız. Oradan evet. Başlayacak. Evet. Şimdi dünle bugün nereye geldiğimizi, olaylara nasıl baktığımızı, hangi egoist ve bencil duygularla hadiseye baktığımızı, toplumsal değerleri nasıl unuttuğumuzu oturup bir konuşmamız lazım. Aynen. Yani şimdi burası çok en önemli nokta burası. Yani insanın eğitimli olmadığı müddetçe, insanın ufuklu olmadığı müddetçe, insanın kendine hedef koymadığı müddetçe, toplum olarak da bu böyle, toplumsal hedefler koymadığımız müddetçe parça parça oluyorsunuz. Farklı bakıyorsunuz hadiseye. Evet. O zaman birlik ve beraberliği sağlayamıyorsunuz. Birlik ve beraberliği sağlayacak, bu toplumu yönlendirecek eğitimdir. O da iki noktada birleşmeniz lazım. Bir, hedefte iyi bir teknoloji hedefi koyacaksınız. Arkasından da akıllı ve inançlı düzgün bir Müslüman olacaksınız. Adaleti sağlayacaksınız. Evet. Adil bir yapı oluşturacaksınız. Evet. Çok güzel. Bu çok önemli bir şey. Ondan sonra zaten senin gücün önünde kimse durmaz. Çalışırsan. Hocam ahlakı tamamlanmamış insanın dindar olması, mümin olması o bakımlar değil. Önce ahlak ve maneviyat. Ahlak. Değil mi? Ahlak. Önce ahlak. Ahlak. Evet. Edep yahu demiş. Evet. Ahlakı edep tamamlatacaksın. Evet. Ve ondan sonra zaten o ahlak seni tabii imana taşır. Tabii. Yine izleyicilerimizin katkısı var. Aytekin Bey çok güzel bağladı konuyu diyor. İsveç'e hesap sorarız da ödüllendirdiğimiz Rasmussen denilen adam geldi aklıma birden diyor. Yani değerlendirmelere izleyicilerimiz de kendi görüşleriyle katılıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ziya Bey size de çok sayıda teşekkür ver. Aytekin Hoca'ya olduğu gibi. Bu konu aslında çok, dediğim gibi eğitim konusunu özellikle girdikten sonra çok söylenecek sözler var. Ama programın zamanı ona kifayet etmez. Sırada da çok sayıda başlığımız var. O bakımdan tekrar ben şu lokantacılar odası konusuna girmek istiyoruz. Bugün lokantacılar odası Serkan bana daha bir telefon görüşmesi yaptık. Olayın özü şu, bir marka haline gelmiş durumda Sivas Köftesi. Bir zincir markette, şimdi reklam olmasın diye vermiyoruz ismini. Burada yok Sivas'ta ama bir başka vilayetlerde çok sayıda şubesi var. Sivas Köftesi diye hatta içeriğini de yazmış, işte şu baharat, bilmem ne baharat. Oysa herkes biliyor ki Sivas'ta yaşayanlar Sivas Köftesi'nde sadece tuz vardır değil mi? Onun işte bir de her. Yok, evet. O manada da şeyin gayretlerine de teşekkür ediyoruz. Sivas, fırtına gibi ben estiklerini görüyorum şahsen lokantacı odasında. Genç bir arkadaş. Daha önce de mesela et balık kurumuna çeşitli girişimlerde bulunarak burada kuyruk yağını ve ne onun adı etin nispeten biraz daha ucuz sağlamasını onların dilekçesiyle mümkün olduğunu yeni öğrendim. O manada da teşekkür etmek lazım. Esnaf Odalar Başkanı Hakan Demirgil ile birlikte bugün bir açıklama yapmışlar. Görüntü varsa izleyelim. Yoksa görüntüsüz de konuşabiliriz. Tufan var mı? Ha, yoksa o zaman şimdi ben diyorum ya dün yoldan geldim. Yine isim vermeyeceğim. Kırıkkale'den sonra bir şey var. Zaman zaman biz de durmak durumunda kalıyoruz açıldığımız zaman. Şöyle turuncu zemin üzerine yapılmış olan Bursa kaynaklı bir şey. Şimdi Yozgat'ın oraya da açıldığını gördüm gelirken. Daha açılmamış ama 7-8 gün sonra açılacak dediler. Sorguna varmadan solda.
Şimdi benim üzüldüğüm burada da mesela Serkan bunun öncülüğünü yapabilir mesela. Ya Sivas köftesinin müjdesi olmaz Aytekin Hoca. O köfte var ya bak Bursa merkezli köfte. Köfteci Yusuf diye söylemek durumunda kaldım. Biz de durmuşsunuz. Fabrika gibi işliyor ya. Fabrika nasıl bir konsept kurmuşsa tamam mı? Fabrika gibi. Biz şimdi biraz sıkışmışlıktan. Yine Ankara Balgat'ta çok merkezi bir yer. Balgat'ta adam oraya yazmış. Ya. Sivas has döner. Bak Sivas has döner. Bilmem ne. Girdim denemek için acaba Sivas'ta falan. Sahibi Tokatlı. İki tane sadece garson bulabildim ben. Sivaslı. Biri Kümbet tarafında oturuyormuş. Çocuklarla gençler tanıştık. Biri de Ferhat Postan'da oturuyormuş. Sahibi Tokatlı. Ya ayrımız gayrımız yok falan filan dedi. Bak gitmiş orada almış Tokatlı. Öbür taraftan bak ne onlar. Bursa merkezli bir köfte. Biz niye böyle tutturup özellikle yol güzergahlarını da ıskalamamak lazım. Çok ciddi bir ekonomi de dönüyor oralarda. Oralara yönelik bir yatırım düşünülmedi mesela. Lokantacılar odası, esnaf odası bunu gündemine alabilir. Burada da doğru bir hamleyle evet yani orada Sivas köftesinin üzerine bir oyun oynanıyor. Bu manada biraz yakın ilgilendiğiniz için ilk sözü size vermek istiyorum Ziya Bey. Sivas köftesinin bu konusunda yani özünü okudunuz mu? Ben tekrar okuyayım mı? Şimdi yok ben biliyorum. Ben firma vitrinlerine koymuş Sivas köftesi olarak satıyormuş. Arkadaşlarım hatta Didim'den oradaki arkadaşlarımın da mesajlarını okudum İzmir'den. Evet. Bunun önüne geçilsin zira Sivas köftesinin marka değerini o tadı ortadan kaldırıyor ve bu kalınmış, bayağılaştırıyor. Evet. Yani lütfen bunun önüne geçilsin ve bunun için de bu firmayla bu marketler zinciriyle temasa geçilsin. Yerel yöneticiler ve bu işin hukuki girişim de gerekir. Evet, tabii, evet gerekirse bunun önüne geçilsin. Evet, bunlar ben şöyle gireyim istersen Orhan Bey. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz çağ dijital reklamcılık açısından, zihinsel altyapı açısından, algıyı yönlendirme adına profesyonelleşen ve profesyonelce de reklamcılığın yapıldığı, yürütüldüğü, planlandığı bir çağ. Bu konuda profesyoneller maalesef insanların zihinsel algılarına, bilinçaltlarına, subliminal mesajlarına istedikleri ürünü bağımlı hale getirebiliyorlar. Yemediği, tatmadığı halde müthiş dedirttirebiliyorlar ve tüketici insanları o tüketici eğilimlerini o ürüne ona yönlendirebiliyor. Evet. Markalaşma dediğimiz olay hadise de bu zaten. Maalesef biz bunun Sivas köftesinin prezentasyonunu, sunumunu, takdimini son 10 yıldır sanki bu onun gerekliliğini hissettik ve bu konuda çalışmalar yaptık. Hatta sanıyorum tescilini de aldık. Doğru mu hocam? Tabii patenti tescilini de aldık. Onun üzerinden yapıyorlar. Tescil edilmesi demek şu demek, standardının belirlenmesi ve o standart içerisindeki yapılan köftenin Sivas köftesi olduğunu ortaya koymak. Temiz ve güvenilir olması. Evet, o temiz tescil, ve güvenilir olması. O tescil olması. O şeyi... Tabii. Şimdi merdiven altı dediğimiz o Sivas köftesinin son yıllardaki o tadın, damakta bırakan o tadın insanlar tarafından teveccüh gösteriliyor olması o firmayı da kendi vitrinine Sivas köftesi koymaya mecbur etti. Ancak işte biz Madımağı nasıl ki konservesini Tokatlılar yaptı ve marketlere götürüyorsa yine geç kaldık. Bu işin kurumsallaşması adına bir fabrikasyon sistemine geçilecekse de üretimi ya, evet, o Sivtaş dediğimiz özel idarenin firması bu anlamda harekete geçirilebilir. Bu noktada bir üretim merkezi haline dönüştürülebilir ve Sivas köftesinin Sivas'tan marketlere satılmasını sağlayarak hatta yurt dışına bu köftenin
hem Sivas'a katma değer sağlamasını hem de Sivas'a özel tescillenmiş köftenin özelliğini muhafaza ederek insanların tatmasını sağlayabiliriz. Bu kimin işi? Biz işimizi yaptık. Teşekkür ederim. Evet. Biz burada bunu gündeme getirdik. Bu bundan sonrası yerel yöneticilerin işi. Ticaret Sanayi Odası'nın odaların işi. Odaların özellikle... Evet, STK'ların işi. Ve bu arkadaşlarımız gerekirse bunun için bütçe koysunlar, bütçe ayırsınlar, görüşmeler yapsınlar, reklam firmalarıyla gidip bu konuda profesyonel çalışmalarla bu işi yapsınlar. Ayrıca Türkiye Lokantacılar Konfederasyonu Başkanı Sivas Sutmaş'tı İstanbul'da arkadaşlar. Yani bizim şu anda hemşerilerimizin bu alanda da çok iyi yerlerde olduğunu biliyorum ben. Hatta Gastronomi Araştırmacılar Derneği'nin başkanı Konya'da bir kebapçı Sivaslı arkadaşımız. Bunların güzel çalışmaları da var. Yerel yöneticilerimiz birlikte planlar ve projelendirirlerse Sivas köftesi de Sivas'a kimlik katan, Sivaslı'nın, Sivas'ın kimlik değerleri içerisinde yer bulan sembolik bir çalışma. Evet. Bunu muhafaza etmeliyiz. Ya Sivas hakikaten, Aytekin Hoca ondan sonra size vereyim, zengin bir il bak. Öyle ki bir baktığın zaman bir kablıca var, Kangal kablıcası. Mesela oradan balık çalınıp gidiyor adam otelde pazarlıyor. O akvaryuma koyuyor. Evet. İşte Sivas köftesini adam çalıyor ismini, isminden hareketle kendi marketinde satıyor. İşte Ankara'da adam Sivas işte döneri diyerek, etinden diyerek onun ismini kullanarak kendi işini katlamaya çalışıyor. Biz müteşebbis anlamda herhalde bir tamamına mı erdiremiyoruz? Ne yapıyoruz ya da biraz daha büyük mü düşünemiyoruz? Yoksa bir aslında Sivas'ın zenginliğinde konuşmuş oluyoruz aslında değil mi? Bak yani bu kablıcı örneği, köfte örneği, etli ekmek olayı falan. Buna nasıl yaklaşırsınız? Nerede ne eksiklik yapıyoruz ya? Şimdi, Aytekin Hocam. Önce konuyu Sivas köftesinden başlayarak. Tabii. Ben bunu bir sosyal medyada gördüm. Bir Sivaslı arkadaşımız, firma ismini vermeyelim, şekli şemali belli, reklama girmesin. Sanki orada alışveriş yaparken, evet, et reyonunda Sivas köftesi diye okumuş, evet, çekmiş resmini, kendi sosyal medyasında paylaşmış. Bu bir hassasiyettir. Yorumunu da yazmış, yazacak adam. Şimdi arkadaşın ismini devirerek hem de iyi düşermiş yani. İnceledi, bak hakikaten merak ettim, inceledim. Köfte fotoğrafı büyüte, 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 büyüte. Şeklini istiyorum, içini bilmiyorum. Görüntüsüne bakıyorum. Köfteye baktım abi, ne bizim Sivas köftesine benziyor, ne şuna benziyor, ne buna benziyor. Böyle parça parça, sanki bölüm bölüm. İnegöl köfte gibi, evet. Gibi, yok de, ona da benzemiyor. Biraz daha geniş, evet. Vallahi. Evet. Sivas köftesi. İyi de karda satan marka. Sen bunu vitrine koyan marka Türkiye'de büyük bir markasın. Marka olarak, marketler zinciri olarak. Evet. Bu toplumu bu kadar yanıltma lüksüne sahip değilsin bir. Tüketiciyi aldatmaya girer o. Yanıltma. Bir. İki. Bunu nerede yapıyorsun? Kendim zincir marketlerinde yapıyorsun. Senin zincir marketlerin olduğu illerin tamamı büyük şehir. Burada da bir ara oldu, burada kapattı. Yok, yok, kapattı, vardı burada. Şimdi, vardı, kapattı. Tamamı büyük şehir. Daha önceki yıllarda vardı. Bu büyük şehirlerin tamamında da yoğunluklu Sivaslılar. Evet. Pazar. Bu nasıl bir algı ya? Çok güzel. Bu nasıl bir algı? Ticaret işte, reklamcılık bu. Reklam, ticaret. Şimdi... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Tamam. Biz bu Sivas'ta yıllarca Sivas kebabı mı, Tokat kebabı mı mücadelesi yapmadık mı? Etli ekmek olayı, evet. Şimdi bizim Sivaslı'nın işi ne biliyor musun? Hayır, Türk gibi hareket ediyor. Önce bir gayrete kalkıyor, hallediyor. İş bittikten sonra tamam ya, bu iş bitti diyor. Takip etme, evet. Şimdi Sivas köftesini tescilini alabilmek için var mücadeleyi yaptık. Epeyce, devamı? Tabii devam işte orada. Evet. Devamında ne yaptık abi, ne yaptık? Nasıl olsa tescillendi, bitti. Şimdi dönüyorum.
Bizim bir buna benzer yiyecek maddelerimiz var Sivas'a has. Örneğini verdiniz. Madımak dedim, makla Sivas gelirdi ama Tokatlı gitti. Pezcük turşusu dendiğimiz zaman Sivas gelirdi ama Tokatlı satıyor. Evet. Daha başkaları da var buna benzer. Şimdi hadise şu. İş dönüyor, dolaşıyor. Odalarımıza ve yine dönüyor, sivil topluma geliyor abi. Benim değerime devlet ve devleti yöneten bakmaz abi. Benim evet. Sivaslı değerlerime Sivaslı sivil toplum bakacak abi. Evet. Söylediğiniz şey. Ticaret odası, sanayi odası, esnaf kredi kooperatifi, bilmem kim. Bunlar derleyecek, toplayacak. Bu Sivas'ın değerlerine sahip çıkacak. Şimdi geçen gün duydum. Benim Tonus Köftesi tescillenmiş abi. Burada konuşuldu ya. Ne güzel. Bir değer. Hiçbir yerde olmayan bir şey abi. Yarın bunu üretirler, yaparlar abi. El yapar, el boş durmuyor. Yabancı boş durmuyor. Arzu ederiz ki bunun gibi tescillenmesi gereken birçok şeyimiz var. Yemeğimiz var. Yani çok güzel. Zengin var. Ya tamam. Şimdi bunun gibi birçok şeyimiz var. İşte kangalın koyunu. Tabii canım. Kangal köpeği, koçu tabii kangal. Şimdi bunlar çok önemli değerlerimiz abi bizim. Şimdi dönüyoruz. Zara balı diyoruz, İmranlı balı diyoruz, su diyoruz. Geçen gün burada bal festivali yapılmıştı. Evet. Sordum. 15-20 tane firma üretmiş vatandaş veyahut da firma balını pazarladı abi. 100 lirayla 150 arasında fiyat koymuşlardı vallahi balları. Hepsi de süper kalite bal. Diyor ki geçen seneki diyor zevktörtemiz diyor 5000 tondu. Bu sene diyor 7000 ton. Balcıya soruyor elinde bal kalmamış abi. Niye? Sivas'ın yaylalarında olan arıların balı abi. Çiçek çeşitliliği çok. Çiçek çeşitliliği. Yani tabiat zenginliği. Tabiat zenginliği. Şimdi biz bu değerlere sahip çıkmazsak yarın onu da arar olur. Ah diyorsun, vah diyorsun. Yani önemli olan hadise şu. Bütün bunlara sivil toplum kendi arasında oturup bu Sivas'ın değerleri nedir? Sivas'ın önceliği nedir? Neye sahip çıkacağız? Bunu oturup konuşmamız lazım. Ve bunlara asıl gündem yapması lazım ki ticaret odası, esnaf odası tabii. Yöneticiyi de yönlendirmesi lazım. Evet. İdareciyi yönlendirmesi lazım. Sel gidiyor kumbalıyor. İdareci sivil toplumu yönetmeyecek abi. Evet. Sivil toplum idareciyi yönetecek. Evet. Şimdi bunun örnekleri çok konuşuruz da yaşadığımız burada onu anlatmak çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Evet. Güzel bir değerlendirme. Zaten anlaşıldı. Yani STK'ların daha aktif rol alması gerektiği ifade edildi. Dolayısıyla gelen valiler, yöneticiler de 2 yıl, 3 yıl neyse bilemedim 4 yıl falan kalıyorlar. Dolayısıyla burada sel gidiyor, kum kalıyor. Yani ticaret odası burada, esnaf odası burada, işte lokantacı odası burada, ziraat odası burada falan. Onların daha olayın topa girmesi gerekiyor. Bunu takibini yapmaları gerekiyor. Demin dediğiniz hakikaten bakıyorum kangal köpeği var. Bursa'da Dutel vilayette yetiştiriliyor. Ula bunun yeri kangal ama kangal bir türlü kendini aşamadı yani. Benzer durum. Vatandaşlar süs köpeği diye gönderiliyor. Yeter artık yani bir şey. Bir değeri kıymeti bilinsin ya. Değil mi yani? Kar yağmadığı zaman, soğukta ayazı yemediği zaman kangal köpeği affedersin sarhoş gibi oturuyor kalıyor yerinde. Evet. Özelliği var ya. Ama falan villanın süs köpeği. Köpeği evet. Değil mi yani? O köpeğe de yapılmış en büyük eziyet şimdi, ya. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Senin değerin kıymeti gidiyor bu sefer. Doğru. Koyunla daha anlamlı diyorsunuz yani. Şimdi gayet güzel değerlendirmelerden sonra sağlık sorununa geçmek isteriz. Acilde yani ben bu turda Ziya Bey'e tabii vermeye arzu ediyorum sözü. Bir ufak değişiklik oldu herhalde ve acillerde yoğunluk arttı. Ondan sonra bu arada da bilmiyorum onunla da ilgili görüntüye de gerek yok aslında ya. Şeyde milletvekili başkanasında sorular var Sağlık Bakanlığı'na. Ondan da bahsedelim. Siz de içeriğini biliyorsunuz zaten. Bu nedir yani? Acildeki bir yoğunluk ya da bugün aslında benim yaşadığım yer bir göz randevusu alayım dedim. Öyle bir şey sanki bölüm yokmuş gibi hiç ulaşmak mümkün değil. Bir hafta sonrasına da yok. 10 gün sonraya da yok. Yani öyle bir durum yok. Bu nedir? Ne oluyor Ziya Bey ya? Şimdi bu randevu sistemi daha önceki programlarda da gündeme getirdik arkadaşlar. Bir hekim için muayene
planlaması yapacağı bir rakam var, bir sınır var. Bu sınırın üstünde muayenede hekimin doğru sonuç alması, doğru teşhis koyması olmuyor. Doğrusu da o. O rakamın üstündeki randevuları o gün eğer hekim için atıyorum işte günde 100 tane hasta bakma standardındaki bir göz muayenesi için 100 kişi muayene için randevu aldıysa 101. kişiyi sistem reddediyor. Sistem hemen eğer hekim seçme hakkına sahip de birden fazla hekim var. O hekimi istiyorsa o hekimin o hafta içinde hangi gün polikliniğinin olduğu güne tekrar gidiyorsun, bakıyorsun ki orada dolmuş. Evet. Öbür haftada dolmuş. Sistem otomatikmen sana randevu vermiyor. Dolayısıyla sistemden randevu alma zorunda olduğun için de vatandaş MRS sistemi üzerinde merkezi tabii. Randevu sistemi üzerinden randevu alamıyor. Ne diyecek? Sabah randevu sıraya mı girecek? Randevu evet. Alamayınca da vatandaşın problemi çözülmüyor. Evet. Bakanlık bununla ilgili merkezi randevu sistemi ile ilgili yaklaşık 2-3 aydır bir çalışma planlıyor, yapıyor, düzenliyor, düzeltilecek dendi. Ama bu sorunlar olduğu için de sisteme bağlı kalmadan eğer MRS'den muayene için randevu alamıyorsa hastaneye gittiği zaman bazen insanlar randevu alıyor ama randevuyu iptal etmediği için sistem üzerinde dolu gözüküyor. Kişiler randevuyu aldığında gitmeyecekse, iptal etseler Orhan Bey o gün gidecek, boşluk olacak ve randevusunu alıp muayene olacak. Ona bir şey getirdiler yalnız şu sıra. Evet, onu da... İptal etmezsen bir 10 gün alamıyor mu ne herhalde? Evet, 15 gün. Evet. Şimdi o randevu iptaliyle ilgili bir takım çalışmalar da yaptılar. Polikliniğe gittiğiniz zaman eğer sistemde boşluk varsa ve hekim için de uygun bir zaman aralığı içerisindeyse vatandaşlarımız orada hekimden, sekreteryadan numara alıp muayene olabiliyor. Vatandaşlarımız bunu bilmediği için sistem üzerinden randevu alamadım diye gitmiyor doğru olarak. Bu noktada bazen muayene numarası sistemden alamadığı için insanlar da İşte acil meselesine geleceğim. Acile yoğunluk oluyor. Acile gidiyorlar. Evet. Ne yapayım diyor. Ben muayene olamadım, numara alamadım. Gideyim bari acilde. Bu gözüm ağrıyor, evet. Kulağım ağrıyor. Tabii. Bir çözüm bulayım diyor. Sağlık Bakanlığı acil planlamasını, acil hizmetler planlamasını bir gerçeğin altını çizelim arkadaşlar. Bizde sağlık okuryazarlığı yoktur. Her alanda olduğu gibi. Nedir sağlık okuryazarlığı? Sağlık hizmetlerinin nasıl verildiği, nasıl yararlanılabileceği, ne zaman, nerede, nereden o hizmeti alabileceği, neleri ihtiva ettiği ile ilgili toplumsal anlamda çok donanımlı bilgiye sahip değiliz. Bunun tabii ki vatandaşın bu konuda bir sorumsuzluğu olduğu gibi bu işi yürüten, bu hizmeti veren insanların da bu sağlık okuryazarlığını vatandaşı öğretme adına, bilinçlendirme adına bir takım çalışmalar yapmalıyız, anlatmalıyız ki vatandaş o hizmeti nereden, nasıl, ne zaman alacağını bilsin, ona göre müracaat etsin. Şimdi bu acil hizmetler de acile başvurduğu zaman insanlarımız bir sarı alan, bir yeşil alan, bir kırmızı alan diye hizmetin, acilin kriterlerine göre hastalığın acil olma durumunun ölçülerine göre bir takım renklendirilmiş alanlar oluşturulmuş.
Yeşil alan dediğimiz alan, o numara törnen muayene olmaya başladık artık. Acilde de mi numaraya gerek var? Acilde de numara alıyorsak biz acile niye gidiyoruz diye şikayet eden hemşerilerim. O acil yeşil alan aslında polikliniklerde sıra bulamayıp muayene olması için geldiği zaman hastaneden geri dönmesin diye devletin, bakanlığın oluşturduğu bir alan. O alanda numara vermediğin takdirde o alanı biz acilin bütün sorumluluklarını yerine getirecek bir hizmet alanı olarak görülmediği için, sadece poliklinik alanı olarak değerlendirildiği için o numaralı bekleyecek zamanı olduğu için, beklemeye müsait olduğu için, bekletilebilir durumda olduğu için orada numaralandırıp hizmet yürütüyorlar. Bizim Sivas'taki yeşil alanda acil hizmetlerinin içinde, aynı kampüsün içinde olduğu için orayı da insanların algısında ben acile gidiyorum diyor. Evet, acile gidiyor. Acilin kapısından gidiyor ama yeşil alan. Biz de acile gider gitmez insanlar ilk sorgulama, triyaj dediğimiz alana vatandaş gidiyor. Bizim acil hizmetlerini, Sivas Acil hakikaten bu konuda da triyajda çok da çok da iyi durumda. Biraz niye daha, çok iyi durumda? Biraz vital yani nabız ölçümü, tansiyon ölçümü, efendime söyleyeyim ateş ölçümü, bunlarla ilgili ölçümleri yapıyor. Kişinin durumuna göre yeşil alana mı, kırmızı alana mı, sarı alana mı gitmesi gerektiğini yönlendirip gönderiyor. Kırmızı alana genellikle ambulanslarla gelen, acil müdahale gerektiren durumları olan hastalar gönderiliyor. Yeşil alandakiler beklemeye müsait, evet, olan hastalar. Doğru. Efendime söyleyeyim. Sıkıntının kaynağı bizim hem vatandaşlarımızın nereden hangi hizmeti aldığını bilmediğinden kaynaklanıyor. Biraz da işin doğrusu arkadaşlar, poliklinik hizmetlerinden vatandaşımız muayene olmaya giderken aldığı her randevuya para ödüyor. 13 lira, 14 lira. Evet. Ama aynı reçeteyi acilde yazdırdığı zaman para almıyordu devlet. Acildeki hizmetlerden para almıyordu, randevu ilaç reçete parası. Fakat sonra gördü ki vatandaş acili sırf ilaç yazdırmak için, o parayı vermeme adına kullanmaya başlayınca işte yeşil alanı oluşturduk. Ve yeşil alanda yazılan ilaçlardan da, o reçetelerden de, o randevudan da artık devlet randevu parası alıyor. Yani biraz da vatandaşımızın ekonomik anlamdaki içinde bulunduğu sıkıntılardan kendine göre bulduğu bir çözüm. Acildeki yığılmaların, acildeki sebebi bu, diyor, bu sıkıntıların, evet, aslında sebebi bu. Vatandaşımıza sağlık okuryazarlığını doğru anlatmalıyız. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz. Hastane yöneticilerimiz de bu konuda gayretli çalışmalar içerisinde olmalı. Doğru. Ve bu işi çözmeli ki, demin ilk programa girmeden önce yeşil alan deyince hemen hocam dedi ki evet. Onu kendi ifadesini isterseniz, evet, Aytekin. Geniş bir değerlendirme yaptı Ziya Bey. Tabii kendi de biraz sektörün içinde olduğu için sizin nezdinizde vatandaş şimdi, olarak sağlık hizmeti alabiliyor musunuz böyle bu son? Şimdi tabii Ziya Bey mesleği ve hizmeti içinde statüyü anlatıyor. Evet. Statü doğru bir şey. Evet. Statü bu. Evet. Yani idareci. Evet. Kuralı koymuş. Vatandaşa diyor ki bu kurala uyacaksın diyor. Ama biz, yani bu söyleyeceğim, tenzih ediyorum insanımızı. Artık öyle bir hale geldik ki randevu alamıyoruz. Randevu niye alamıyoruz? Randevu şundan alamıyoruz. Artık o netleşti. Bir doktorun sağlıklı bir muayene yapabilmesi için, sorun size ziyade. 20 dakika. Sağlıklı bir muayene yapabilmesi için bir doktor 20 dakika. Ama poliklinikteki bir doktorumuz bir hastaya
ikinci dakikayı ayarlayamıyor. Tabii tabii. İki dakika da sürmüyor tabii. Sürmüyor bile. Sadece dinliyor. Şu tahlilleri yaptır gel diyor. Zaten bu saatten sonra da tahlil konuşuyor. Görüntü konuşuyor. Bakıyor, teşhis koyacak. Peki iki dakika arıyor ama doktorumuzun akşama kadar bakacağı hasta sayısı 100. Misal. İki dakikada ne yapar? 200 dakika. 200 dakika yapar. Kaç saat yaptı? 3,5 saat. Bu adamın yatan hasta şeyi var. Kontrolü var. Bu adamın alınan tahlilleri sonradan okuma şeyi var. Yani netice itibariyle dolu. Niye dolu? Biz dolduruyoruz. Eskiden hastamız yata yata iyileşirdi. Öyle mi? Evet. Bunları çok yaşadık. Abi şimdi başında hafif bir ateşi gören doğru doktora koşuyoruz. Biraz da gereksiz yere biz meşgul ediyoruz gibi geliyor bana. Evet. Şimdi hastalık hastası mı oluyor bile? Birazcık da şimdi hekim tarafından çıkalım, vatandaş tarafına gelelim. Yani birazcık da kendimizi eleştirelim. Birazcık da biz meşgul ediyoruz. Şimdi bugün Sivas'ta iki tane devlet hastanemiz var. Ya biz herhalde biliyorsunuzdur. Günlük poliklinik sayısı kaç olan iki hastanenin? Vallahi tam net bir sayı söylemesem de devlet hastanesinde günlük 3000, numune hastanesinde de en az 10.000, 15.000 poliklinik sayısı var. Cumhuriyet Üniversitesi'nde katarsak 20.000 poliklinik var. Tabii, tabii. Peki 20.000 poliklinik yapacak doktor sayısı var mı? Evet. Şimdi bazı ihtisas konuları var ki alanları. Hiç doktoru hiç yok. Doktoru yok. Hematoloji gibi ondan sonra ne? Şimdi ne oluyor biliyorsunuz? Bu sefer bak başka şey konuşacağız. İyi kardeş, Kayseri'ye hasta biz gidiyor. Samsun'a artık buradan hasta gidiyor. Malatya'ya buradan hasta geliyor. Adamlar belli konularda ihtisaslaşmış. Evet. Diyor ki karaciğer nakli Malatya'da yapılır. Diyor ki işte falan nakil, falan yerde yapılır. Artık hastaneler artık şey olmuş. TS belgesini almış. Ve branşlaşmış. Belli konular. Gözünü sevdiğim Sivas'ım. Şimdi düzgün bir şey olmayınca vatandaş artık hizmetin iyisini aramaya başlıyor. Aha. Dönüyoruz. Şimdi 100 hastanın düzgün muayene olamadığı bir yerde siz akşam e-devletinizden veya işte e-nabızınızdan girip de randevu alacağınız zaman yok, bulamıyorsunuz. Randevu yok. Ne yapıyorsunuz? Sabah 7'de eski düzene dönüyor gibi görünüyor. Evet. Sabah 7'de gideceksiniz. Doktorun randevusunda boşluk varsa oradan bir sırayı alabilirseniz alacaksınız ve muayene olacaksınız. Şimdi bizim vatandaş olarak da biraz kendimizi eleştirelim. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Bunları yaşadığımız için, duyduğumuz için rahat konuşalım. Evet. Ya dışarıda işi var, işte izin alamıyor, abi hastaneye sevk alıyor. Evet. Peki geri işe gidecek. Hastaneye giriş yapması lazım. Muayene şey yoktur, randevu yok. Verilmemiş. Acile gidiyoruz abi, oradan gireceğiz. Evet. Tamam Allah'ım. Evet, şimdi bu sefer ne oluyor? Aciller dolup taşmaya başladı. Oranın da belli bir kapasitesi var. Tabii. Bunu da bilmiyoruz. Acile gittiğimiz zaman da herkesten çok kendimizi önemsiyoruz. Ben acil bir akayım. Anında bakması lazım. Evet. Bekle dediği zaman iş başkalaşıyor. Evet. Şekil evet. Başkalaşıyor. Tabii. Yani birazcık da toplum olarak biz kendi sorumluluğumuzu, kendi hak ve hukukumuzu bilmemiz lazım. Ama abi o zaman eksik kalan yeri de devlet tamamla. Evet. Ulaş Bey'in önergesi. Sorular arasından bir iki. Aslında cevabını buldu yani normalde. Soru cevabını buldu. Yok. Yani oradaki sorulardan aslında dediğin gibi konuşmana çerçevesinde buldu yani. Şimdi yeşil alan. Yeşil alana git poliklinik gibi abi sıra buyrukta. En çok itiraz edenler de oradakilermiş. Oradakiler tabii. Evet. Niye biliyor musun? Adam yeşil alanın ne olduğunu, sarı alanın, kırmızı alanın ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Evet. Bilmiyoruz. Gidiyoruz acilin kapısından girdik. Birinci derecede ben acilim abi. Evet. Bana bakmak zorunda evet. Acil.
Sırada kim olursa olsun umurumda bile değil. Ama bu gerçekten acillik hasta da mağdur oluyor değil mi? Tabii. Gerçek acil hasta da mağdur oluyor ve ona ayrılması gereken zaman oradaki kargaşa işte problem oluyor. Aynen. Evet. Onun için tabii aynen. Devlet de bunların hepsini görüyor. Şimdi ne oldu? Randevusuna gitmeyene 15 gün ceza koydu. Ceza evet. Değil mi? Evet. Ha, başka bir şey. Doğru. Şimdi her muayenede ücret alıyor. Evet. Esas burada dile getirmemiz başka bir şey daha var. Şimdi bu zamlardan dolayı ilaç ciddi manada zam aldı değil problem. Mi? Zam aldı bazılarında bulunmuyor. Bazı ilaçlarda bulunmuyor. Eczacılar. Biliyor musunuz? Raporlu ilaçlarınıza bile artık fark ödemeye başladınız. Evet. Yani raporlu ilaç. Tansiyon ilacı arkadaş. Bulunmuyor. Şeker ilacı. Bulunmuyor. Bulunmuyor ve bir de fark ödüyorsun. Buna da çeviriyorsun, fark veriyorsun. Bunlar yoktu. Evet. Bunu da ortaya şimdi açıkça söylememiz gerekiyor. Evet. O zaman devlet Sağlık Bakanlığı'nda ilaçların fiyatlarını o zaman güncelle. Güncelle kardeşim. Sağlık bana eğer ücretsizse o zaman benim tansiyon ilacından da dönüp fark istettirme yani. Sağlık ücretsiz değil. Yok yani. Mesela yani kısmi de olsa bir ücret ödüyoruz. Evet. Abi 12,5-13 lira muayene ücret ödüyorsun. Evet. Tamam. İlaç farkı ödüyorsun. İlaç farkını ödüyorsun. Evet. İyi de şimdi her ilaç değil. Şimdi bazı ilaçlara ödüyordunuz farkı çıkıyor. Şimdi eczaneye gidiyorsun abi şu kadar ilaç farkı var diyor. Ya düğün yoktu kardeş. 3 ay önce gidiyorsun bana 3 aylık ilaç veriyorsun. Raporlu ilaç veriyorsun. 3 ay önce benden fark almadın. Evet. Ama 3 ay sonra fark çıkarttın bana. Doğru. O zaman ücretleri güncellemek lazım. Vatandaşı sıkıntıya sokmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tabii biz hastanelerden, sağlıktan konuştuk. Tufan tabii bu şeyin görüntüsü var mı bilmiyorum da varsa seyredip öyle konuşalım. Yani ölmek Sivas'ta daha hesaplı diye bir haber geçeceğiz. Hani bunun arkasından konuşalım istedim Ziya Bey. Yani 45-50 bin liradan başlıyorum İstanbul'da ölmek. Evet. Mezar yeri. Mezar tabii yeri. Ne kadar sağlıklı beslenirsen beslen ölüm mukadder yani değil mi yani? Ölüm muhakkak, ölüm muhakkak yani. Her nefis ölümü tadacaktır. Hepimiz biliyoruz. Kapıdan çıkacağımızı da bilmiyoruz. Tabii tabii aynen öyle. Dolayısıyla bunun eğer haberi varsa ben de merak ettiğim için o yoksa o zaman 45-50 bin lira İstanbul'da ölmek hakikaten pahalı. Çok sayıda da Sivaslı var İstanbul'da Ziya Bey. Burada da bedavaymış. Bu konuda yani Sivas avantajı bir de. Sivas'ın bu avantajını hemşerilerim değerlendirsin. Tabii. Yaşamak için değil ama ölmek için Sivas'a gelsinler. Evet. Hiç olmazsa ama o zaman da işte mezarlık yetecek. Buranın da daha seyrengah güzel böyle yukarı tekkede yani değil mi? Evet. Güzel ama hem uzun yaşasınlar, Allah uzun yaşayanı seviyor. Allah uzun yaşamayı isteyenleri de seviyor. Niye? Hem uzun yaşasın, hayırlı. Hem iyi yaşasın, hem salih amel işlesin, hem iyilik etsin, hem cennete bereketli gitsin diye. Yani Allah'ın sevdiği kullar uzun yaşamayı isteyen, uzun yaşamak için de salih amel işleyen insanlar. Tabii ki ölüm vazgeçilmez son hepimiz için. Ama böyle maliyetli bir ölüm İstanbul'da kimsenin tercih edeceği bir şey değil herhalde. Evet. Öyle değil mi? Fakat para nasıl diyor orada ya? Tabii kimsesizler mezarlığı demek ki var mı acaba? Vardır ya? Ama şöyle zannediyorum İstanbul'da da belediyelerin bu konuda bir hizmeti vardır. Ama bildiğim kadarıyla eğer oradaki insanlar öldükten sonra mezarlarının Anadolu'ya taşınmasını, bu tarafa gelmesini istiyorlarsa yine oradaki belediyeler ücretsiz nakil işlemi yapıyorlar. Onların nakil araçları var. Özellikle bu konuda neydi o Şişli Belediye, yapıyor, başkanı. Burada yapıyor. Tabii eski şey. Fatih Urdu ya Mustafa neydi ya? Sarıgül. Sarıgül o meşhur etti. O çok
bu özel, işi özel hizmetler. Özel hizmetler. Ve Sivas Belediyesi de yapıyor bildiğim kadarıyla. Yok, araba evet. Mesela adam şeye gidiyor. Özel cenaze hizmetlerinden bahsediyor. Özel cenaze hizmetleri de var. Evet. Burada yapıyor. Onu bahsediyorum işte ya. Köyüne geliyor. Buraya defnediyorlar ama Sivas'ın bu konudaki belediyemizin ben Doğan Ürgüp Bey'e özellikle mezarlık teşekkür etmek istiyorum. Yok, bir kere kabul etmek lazım. Evet, Doğan Ürgüp Bey cenaze hizmetlerinin tamamını işte tahtasından efendim kefeninden her şeyini ücretsiz olarak belediyeden karşılayarak defnetme hizmetlerinin önünü açtı. Devam ediyor. Gelen belediyeler de o hizmeti devam ettirdiler. Güzel bir hizmet. Ölüm anında bu hakikaten Allah kimseye acı yaşatmasın. Yakınlarımız öldüğü zaman biliyoruz, fark ediyoruz. İşte kefenidir efendim, mezarlık işlemleridir ama gözün arkada değil, o işi yapan bir birimin olduğunu, bir kurumsallaşmanın olduğunu gördüğün zaman rahatlıyorsun ve o hizmeti yapana da teşekkür ediyorsun. Teşekkür tabii etmek lazım. Ben de belediyeye, belediyemize bu konuda teşekkür ediyorum. Mezarlık hizmetlerini yürüten arkadaşlarımızın da mezarlıklardaki o düzenlemeler de onlar da gayet güzel efendim. Ayıldız Camii de güzel oldu ama hazır laf açılmışken merkezi yer dışındaki mahallelerdeki insanlarımızın talebi cenazelerini kendi mahalle camilerinden kaldırılması ve bu konuda onlara bir opsiyon tanınması. Gidemediklerini falan söylüyorlar. Mümkünse söylüyor, de cenazeye gideceklerin naklini belediye araçlarıyla yapılması, taziye araçlarını yeniden hayata geçirmeyi, daha önceki programlarda da konuştuk. Gündeme geldi. Geri gelmişken belediyemizin bu halkın taleplerini de dikkate alırlarsa kendileri için de, vatandaşımız için de hayırlı olur diyeceğim. Ama Orhan Bey, evet. Ben Belçika'dan Halil Okçu kardeşime buradan selam gönderiyorum. Onları da sonraya bırakalım. Konu 2-3 tane daha var. Öyle mi? Sonra doğru şey yapalım. Yani peki onları. O zaman. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü hatta 1-2 konu da yetiştiremeyeceğiz. Çünkü 12 olmadan da programı bitirmek gibi bir durumumuz var. Mecburiyetimiz var. Kangal'daki hangi köye kamera konmuş o merak ediliyor tabii. O görüntüyü hazırlarsan ama ondan önce de esnaf kefalet seçimi yapıldı. Yeniden bir güven tazelemiş oldu. Güven tazelemiş değil ki, Mali Genel Kurulu değil mi bu şey? Esnaf kefalet. Tabii. Evet. Onunla ilgili bir açıklama geldi. İstersen onu okuyayım ben. Çok kısaysa alalım. Yoksa zaten bu ilçeler dahil il merkezi yaptı. Yönetmelik değişmiş. Bakanlık o konuda bir şey yapmış. Düzenleme yapmış. Esnaf kefalet kooperatifleri ana sözleşmelerinde bakanlık değişiklik yapmış. Bu değişiklikten dolayı genel kurulların yapılmak zorunluluğu doğmuş. Hasıl olduğundan evet. Bunlar 2 yılda bir yapılan genel kurullar bundan sonra 4 yılda bir olacakmış. 2 yılda bir de genel kurulların efendime söyleyeyim. Neymiş? Mali Genel Kurulu. Mali Genel Kurulu. O zaten önceden de vardı. Yapılıyormuş. Evet. Selim Başbey'e teşekkür ediyorum. Tabii yeni Ticaret İl Müdürümüze sağ olsun. Seçilen Mesut Bey'e de zaten seçilmişti kısa bir süre önce. Sorduğunuz soruyla şu mezarlıklarla ilgili hadiseye dönelim mi tekrar oraya? Çok kısa ben değinip geçeceğim. Ziya Bey'e teşekkür ediyorum. Hatırlattı. Şimdi bizim cenaze sahipleri cenaze zuhur ettiği zaman yok gidip kefin almak, yok tahta almak, yok şunu almak, yok bunu almak ciddi manada bir meşguliyet. Sıkıntı oluşturuyor. Doğan Bey döneminde bunlar görünce şu ifade kullanılır. Artık belediye kendi bünyesi içerisindeki vatandaşına son bir hizmeti yapsın. Son bir hizmeti, görevi yapsın daha doğrusu. Hizmetten ziyade görevi yapsın. Onun için kefen ve tahtayı artık belediye kendisi yapmış. Yalnız vatandaş biliyorsun kendi cenazesi ya işte bir kefen parasında mı
şey yapamadı, işte biriktiremedi veya bir kefen parası veremedi mi gibi. Alakası yok. Evet. Yok yok. Bu ifadeleri şey yapmak evet. için de şu ifadeyi kullandı. Sonra siz getirir belediyeye, mezarlıklar müdürlüğüne kefen veya da hasa bezi yapmak veya da isterseniz getirebilirsiniz diye katkıda bulundular. Şimdi tabii bu birazcık da sanki medyatik bir şey olmuş. Ben bazı illerde cenaze merasimlerine neyine katıldığım için biliyorum. Hakikaten Sivas'ta mezarlık hizmetleri fevkalade gayet güzel devam ediyor. O gün öyle kuruldu. Tabii Ulu Cami biliyorsun mistik yapısı itibariyle insanlarımızın çok değer verdiği bir yer olduğu için hep oradan kaldırıyorduk ama artık trafik o işi trafik de etrafta müsait değil. Kaldırmıyor. Onun için Ay Yıldız Cami de buna güzel şey oldu. İstanbul tabii o kadar para 16 milyon nüfusun olduğu bir yerde artık mezarlık yeri bulmak da zorlaştı. Evet. Bak bizim Sivas'a da bakın artık birkaç sene sonra yeni bir mezarlık yeri almak zorunda, bulmak zorundayız. Ta yukarı depoların oraya, su depolarının oraya gittiği yer kalmadı. Doğru. Onun için yarın yer sıkıştığı zaman belki sende de gelebilecek yer evet. biraz oraya doğru geliyor. Düzgün bir yer bulamazsan, büyük bir yer, mezarlık alanı oluşturamazsan. Ama doğru, Sivas'ımızda o zaman icat ettik, ilçelere cenaze nakli yapılıyordu. Sonra illeri de buna dahil edildi. Doğru. Bütün Türkiye genelinde herkes istediğiyle gidebiliyor şu anda yani. Evet. Şimdi bu iki görüntüyü bence birleştirelim Tufan. Kangal'daki köye kamera ve şu kuraklık şeyini bu hafta atlamayalım. Ama Hafik için Çalıştay'ı ben gelecek haftaya bırakmayı arzu ediyorum. Çünkü biraz üzerinde genişçe konuşulmayı gerektiren bir konu bu. Orada güzel bir organizasyon yapmışlar. Dolayısıyla Kangal'dan gelen görüntüyü ve hemen sonrasında da kuraklıkla ilgili kar duası camilerde önceki hafta bir hutbe konusu da oldu. Onunla programı nihayetlendireceğiz. Kısa kısa o görüntüleri hazırsa Tufan verebiliriz. Gal ilçesi Kalkım Köyü'nde yaşanan birçok hırsızlık köylüyü canından bezdirdi. Hırsızlara karşı çözüm arayan köy sakinleri çareyi güvenlik kamerası sistemi kurmakta buldu. Köyün giriş ve çıkış ve muhtelif yerlerine taktırıldıkları güvenlik kameraları sayesinde hırsızlık olaylarının önüne geçildi. Biraz daha yukarı kaldırır mısın abi? Sola şu tarafa çek abi biraz. Bu tarafa abi. Köy girişine dikkat bu köy kamera ile izlenmekte yazılı tabela asıldı. Kameraların takılması ve tabelaların asılmasının ardından köyde hırsızlık yaşanmadı. Buraya çok yabancı insan geliyor. Belki gün oluyor yaz mevsiminde 30-40 tane araba geliyor. Hırsızlıkla korunmak için, köyümüzün güveni için bu kamerayı koydurduk. Peki ya daha önceden kaç tane hırsızlık? Şimdi daha önceden oluyordu zaman zaman. Ben muhtarlığım döneminde de bu karşıdaki ev soyuldu. Oradaki evler soyuldu. Onun için müracaattan sonra bu köye kamera kondu. Hem de turizm köyü olduğu için, yabancıların güvenliği için, köyümüzün güvenliği için kamerayı biz şart olarak görüyoruz. Kalkım Köyü sakinleri, hırsızlarla baş edemediklerini ve çareyi köye kamera taktırmakta bulduklarını belirttiler. Zaman zaman yani kendimiz de hırsızlarla baş edemediğimizden dolayı böyle bir çözümü aradık. Bunu bulduk. Köyümüzün güvenliği için, gelin gidenlerin güvenliği için bu kamerayı koymayı uygun gördük. 4 tane. Herkes memnun. Bu konudan memnun yani. Kamerayla izlenmekten, köyümüz açısından da, gelen gidenler açısından da memnun yani. Bu yazıyı ve kamerayı koyduktan sonra hırsızlık olmadı yani. Daha önceleri oluyordu. Yani adamlar güvensiz olduğu için geliyorlardı. Şu anda yok. Burası Kangal'ın Kalkım Köyü, Sivas iline bağlı. Yazları 30-40 tane evimiz oluyor, kışında ona düşüyor, yazlıkçılarımız var. Genelde tarımla uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşır buranın insanı. Çoğu gurbetçi. Valla genelde bakır eşyası çalıyorlar, bulur kazanı, halı, kilim, değerli eşyaları çalıyorlardı. Birkaç tane oldu, daha sonra da bu kameradan sonra kesildi, göremedik yani. Evet, ev malzemesi, genelde bakır malzemesi, halı, kilim, teri şeyler buldum muydu götürüyorlar. Yani para den şeyleri götürüyorlar. Mesela şu anda bakır revaçta, bakırı götürüyor adam.
مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد أخبرا. Cuma namazı öncesinde merkez vaaz sistemiyle camilerde kar ve yağmur duası yapıldı. Bizler senin aciz kullanırız. Affı mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtaçız. Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Kuraklık ve susuzluktan muhafaza eyle. Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı. Rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle. Birçok camide vaaz sistemiyle dua edildi. Kar duası için cami cemaati ayağa davet edildi. Anlarımızı koru ya Rabbi. Ama sığınacak bir Rabbimiz var. Onun da farkındayız. Ya Rabbi günahlarımızı affı mağfiret eyle. Bir komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Efendimizin şikayetinden emin eyle. Ellerini semaya açan vatandaşlar kar ve yağmur duası etti. Gerçekten kurak günler geçiyor, Allah rahmetini üstümüzden esirgemesin. Bol bol rahmetler versin inşallah. Hiç böyle bir resmi görmüş müydünüz? İşte birkaç böyle dua daha yaptığımızı hatırlıyorum yani. Böyle bu kadar bu ayda, ocakta karsız bir şey görmedim yani, bu yaşa geldim. Arkadaşlardan Allah razı olsun hocamızdan. Hocalar da güzel dualar yaptılar. Yani şu üç aylar hürmetine inşallah uğramana Rabbim kar ve yağmurla, yağmurla bereketlendirdi inşallah. Evet, iki görüntüyü arda arda izlemiş olduk. Öncelikle demin aslında bir konu vesilesiyle Kalkın'da, bak orada değinmediler ama Kalkın'da zaman zaman biliyorsunuz Kalkın'da aynı balıklı kablıcanın aynı damardan giden suyu var, Kalkın kablıcası diye. Oradan sık sık balık hırsızlıkları da vuku buluyordu. Demin aslında bu konuyu bilmeden biz de değinmiş olduk. Lüks otellerde gidip akvaryumda saati bilmem kaç lira diyerek pazarlıyorlardı. O kamera aslında en çok da ona bence Ziya Bey. İşe yararsa o manada. İsabetli olmuş. Evet. Ev soymalardan falan ziyade değil mi? Balık hırsız. Zaten Kalkın köyü değil. Kalkın köyü. Tamam, balıktan dolayı. Orada değinmediler de yani aslında tabii, kamera o manada. Kalkın da özel ve güzel köylerden biri. Yine beraberinde de birlikte bağlayacağız dedik ya, şu anda gazetede de. Kangarlılar akıllı insanlar. Sivaslılar genel manatıyla ya. Mesela Adız eski ismiyle Gümüşdere köyünde de mesela kuraklığa da hemen ben size pas vermeden önce orada da Uyuz Gölü diye bir yer varmış, kurumuş adeta. Yani çok ciddi bir kuraklık geçiriyoruz. Çok nefis bir göldürüz. Değil mi? Şey mi Adızlakin Gümüşdere'ye gelmiyor. Çermik. Ben her yazıda gördüm. Şu an bak ha, burada da bugün gazetede. Maalesef yok oldu diyor. Adeta. Ben biliyorum orayı, evet. Uyuz Gölü'nde vuruluyor kuraklık diyor. Aynen öyle. Şimdi bu şeyi birleştirerek birer cümle şeyde sıkıştı. 12'ye 10 var. Önce Aytekin Hoca sizden başlayalım. Şimdi şu, yani Kalkın Köyü'nü görünce, evet, kameraları görünce benim ilk aklıma gelen oradaki evet, balıklar oldu. Çünkü evet, özel idare o bölgeyi de biliyorsunuz, imar falan dahil ne oldu? Orayla ilgili çalışma yapıyor. Yani diğer balıklı kablıca gibi artık orada bir tesis kurularak yeni hale gelecek. Şimdi dediğiniz doğru. Türkiye'nin neresine giderseniz git, doktor balıklar diyerek artık kameralı şeylerde, akvaryumlarda pazarlaması yapılıyor. Ha, tabii. İşte değerimize sahip çıkma dediğimiz tabii, şey, biraz önceki Sivas Köftesi deneyimini evet, söylediğimiz şey gibi. O bir caydırıcı unsur olmuş ama vatandaşımız da artık bu noktada belki söylemedi onlar ama bizim tahminimiz o, hırsızlık şunu falandan ziyade balıklarla ilgili. O şeyde Gümüşdere köyündeki Adıs'taki evet, o halk arasında Uyuz Gölü. Uyuz Gölü, evet. Uyuz Gölü evet, dediğimiz yer çok enteresan ve nefis bir yerdi. Çok güzel bir yerdi. Ciddi manada da Uyuz'a iyi gelen bir yerdi yani, neticede
kaşıntısı şunu bunu olanlara, bilenlerin sık sık gittiği bir göldü. Hep beraber güzel de bir suyu vardı. Çünkü ben birkaç defa baktığım o bölgeye gezdiğim zaman, ya gelmişiz şuradan, girelim bakayım nasıl bir şey falan. Girince rahatladık açıkçası, güzel. Öyle mi? Bir de şeyde, stresi gidemiyordu su. Takım şeydi, huluzu, bizim soğuk çelik gibi aynı. Evet. Stresi gidemiyor, sizi bir yumuşatıyordu. Dün basında gördüm, fotoğraflarını gördüm, gazetelerde gördüm. Su kalmamış. Evet. Şimdi hemen topluyorum. Geçen yine basında Konya ve Konya etrafında 2500 küsur tane obru koşmuş. Hadi vahşi sulama, kontrolsüz kuyu sulamalası, tarımsal sulama. Şimdi suyu olmadığı yerde siz dönüp kültür ve hayvan bitkilerinin su isteyen yerleri düşündüğünüz zaman, bugün susuzluktan bak Sivas'ta pancar ve patates ekimiyle ilgili ziraat odası ekilmeyecek diye şey çıkardı. Şarkışla da patates ekimi yasak. Almışlar kararı. Neden? Susuzluktan. Eskiden yağmur duasına çıkardık. Kar duası. Şimdi ona bir de kar ekledik. Dönüyoruz. Bak Sivas'taki 4 Eylül Barajı. Fotoğrafı görünce yüreğin sızdı. Su kalmadı. Çünkü kaynaklarda su kalmadı. Barajları besleyecek kaynaklarda su kalmadı. Cenab-ı Allah inşallah milletin yani sıkıntısını görür de sadece artık dua etmekten başka çaremiz de kalmadı diye düşünüyorum. Evet. İnşallah en kısa sürede evet, evet. Devletimiz bu konuda gayet güzel çalışmalar yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yanına İklim Değişikliği Bakanlığı'nı da ilave ettik. İnşallah Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu konuda stratejik çalışmalar yapacağız. Küresel ısınma dünyanın bir realitesi. İşte güçlü devletler, akıllı devletler bu değişimi, bu evrimsel dönüşümü, hiç bitmeyen, sürekli devam eden bu değişimin sonuçlarını doğru planlar, doğru yaparsak inşallah sıkıntı yaşamayız. Bunun bizi ilgilendiren tarafı da yerel yöneticilerin bu konuda neler yapılması gerektiğini, küresel iklim değişikliğinin dezavantajları olduğu gibi avantajlarının da olabileceğini hesap etmeliyiz. O avantajlar neler olabilir? O avantajları nasıl fırsata çevirebiliriz? Onunla ilgili çalışmalar da yapmalıyız ki Sivas 10 milyon yıl önce tropikal iklime sahipmiş biliyorsunuz. Evet. Yani bu süreç devam ediyor. Bence yerel yöneticilerin de bu konularda kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kalkım köyü bravo köylülerimize çözümünü bulmuşlar. MOBESA'yı getirmişler. Ama Kalkım'daki bu kaplıca ile ilgili ben bu hafta bir haber okudum. Hemşehrileriniz oradaki altın madenindeki çalışmalar bu balıklara da olumsuz anlamda etki ettiğini ifade eden bir haber okudum. Eğer öyle bir durumda varsa Kangal Kaymakamımız, Kangal Belediyesi burayla ilgili bu yönüyle de bir araştırma yapsınlar. Fayda zarar maliyetini hesaplasınlar. Ona göre de bir değerlendirme yapmakta fayda var. Zira bazen bugünün kârı olarak gördüğümüz işler yarın o coğrafyanın tamamına, oradaki yaşayan insanların yaşam standartlarına olumsuz etkiler getirebilir. İşte bizim hocamın bahsettiği o planlama, projelendirme noktasındaki yöneticilerimizin sorumluluğu da burada devreye giriyor. Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok. Uyuz çermiği. Oraya hayvanlarını sokup insanlar hayvanlarındaki kaşıntıyı giderdiğini görmüşler. Ben sağlık ocakları, sağlık ocakları şube müdürlüğü yaptığım zaman biliyorum oraları hep. Köyleri çok gezdim. He. Hayvanların uyuz kaşıntısını giderdiğini görünce onlara iyi geliyorsa insana da iyi geliyor demişler. Girmişler. Hakikaten de soğuk su.
duşa da böyle kaşıntı vücuttaki cilt dermatolojik bir reaksiyon oluştuğu zaman baskın bir soğuk su sistemi hemen rahatlatabiliyor. Tıbben bir çalışma yapılmış mı bilmiyorum ama çelmiğin suyunun bitmiş olması da manidar, yöneticilerimiz çalışsınlar. Evet. Tabii. İşte vahşi kapitalizm bazen o yeraltı sularının falan çekilmesi, o demin verdiğiniz örnekler falan daha çok para kazanma hırsı insanoğlunun iklim dediniz ya, iklim değişikliğini beraberinde getiriyor. İşte yeraltı sularının çekilmesi, şu bu falan daha fazla altın çıkaralım, daha fazla para kazanalımı biraz tabii oraya doğru gidiyor olay. Onu da idareciler bir şekliyle gelecek nesillerin aslında hakkını, hukukunu koruma noktasında daha hassas davranmaları gerekiyor. Şimdi birkaç konumuz kaldı ve saatimiz de doldu aslında. Saat 12'ye 3 var. Hafif olayını gelecek haftaya bırakıyoruz üzerinde konuşacağımız için. MÜSİAD Başkanı değişti. Bunu ileriki haftalarda eleştiri olarak belki konuşabiliriz. Yani buralarda da ben hem bir cümle sarf edeyim. Ben o gün tesadüfen öğretmen evine gittim. Orada sen ben bizim oğlan tarzında basına haber vermeden yani bir müşahit, bir STK, önemli bir STK yani genel kurul yapılıyor. Ne oluyor? Ondan sonra yazılıyor. Sevdiğimiz arkadaşlar o ayrı bir durum. Bunu uygun gördük deniyor. Mail atılıyor basın mensuplarına. Tamam da basın mensubu gitsin kendi gözlemlesin kardeşim. Yani oradaki olayı bir şey yap. Neyi kaçırıyorsun? Yani kendi gitsin gözlemlesin orada yani. MÜSİAD ismi büyük mesela. MÜSİAD'daki Sanayiciler Odası. yani garibime gitti bu da. Ondan sonra da iki gün sonra orada hazırlanıp yazılıp şeye yollanılıyor. İş bünyelerinde yapıyorlar. Yani nasıl iş bünye? Sistematik bir yapıya dönüşmüş orası. Belli bir süre arkadaş devam ediyor. Ondan sonra bir başkasına şey yapıyorlar. Böyle sırayla gidiyorlar. Biraz sen ben bizim oğlan tarzında mı gidiyor? Ya bilemiyorum çünkü ben birazcık da yani kaç üyesi var bilmiyoruz. Yani, aslında o konu Mustafa Bey'in konusu. Mustafa Bey olduğu zaman. Görev alan arkadaş da bizim efendime söyleyeyim. Cengiz'in kardeşi. Cengiz'in kardeşi olabilir. Ona da hayırlı uğurlu olsun. O ayrı tabii hayırlı uğurlu olsun. Yani ben o gün cumaydı günlerden. Cumaydı yanılmıyorsam cuma şeyinde. Bir baktım orada Allah Allah. Sordum ben aradım bir gazeteyi. Yok diye bizim haberimiz yok. Bize de gelen olmadı dedi. Sonrasında yazılıp atılmış yani. Onu da daha sonraya havale edelim. Hafif için bir araya geldiler konusunu. Gelecek haftaya bırakıyoruz. Ahirlik dersi olarak okutulmalı tarzda gündemden düşecek bir konu değil. Onu da gelecek haftalarda işleriz inşallah. Bugün yaklaşık 8.30'da başladığımızı düşünürsek 3.5 saat mi oluyor? 3.5 saattir Sivas'ın öne çıkan gündemini, konularını kıymetli yorumcularla birlikte değerlendirmeye çalıştık. Siz de izleyiciler olarak katkılarınızı sunmaya gayret ettiniz. Yani programa başlarken biz bitirebilir miyiz acaba diye benim de biraz o manada yorgunluk belki yüzümüze yansımıştır ama ilerleyen aşamalarda biraz daha iyi geldi program. yok gayet güzel. Hatta şimdi bana bir dakika daha ver. Bu tabii o mesajlar evet, da mesajlar, sonrasında onlar da tabii izleyicilerimiz. Ondan sonra kapatalım. Tabii Mehmet Avundu Kuveyt'ten izliyormuş. Evet. Teşekkür ediyorum. Mesaj göndermiş. Biz de sana başarılar diliyoruz. Allah işini rast getirsin. Sivaslı Kuveyt'te çalışan bir Sivas'ın eski camcı esnafından biriydi. Evet. Yani düşünsenize demek ki internetten izliyor oradan. Belçika'dan Halil Okçu kardeşim izliyormuş. Halil Okçu taş sitesinde esnaftı. Evet Halil. Evet. Maşallah. Şeref Çınar Bakü'den izliyor. Şeref Bey'in hastanelerle ilgili önerilerini de aldık. Serkan Bey Kayseri'den Numan Akay'a da başarılar diliyorum. Milletvekili aday olmak için parti il başkanlığından ayrılmış. İyi ayrılmış. Bizi izlediğini söylüyor. Süreyya Boytok Bey'e yorumlarına da teşekkür ediyorum. Süreyya kardeşim da bizi izliyormuş. Emekliler Kahvesi'nden Süreyya Bey, takipçimiz bizim. Hepinize ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Yarın da Sivas Spor'un Adana Demirspor'u yenmesini bekliyorum. Tabii inşallah. Başarılar dileyelim. İzleyenlere de
Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Evet. Tabii memleket Sivas hepimizin. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, eksiği varsa eksikle ilgili söylememiz gereken sözleri söyleyeceğiz ki doğrusunu bulalım veya iyisini yapalım. Elbette. Onun için bütün Sivaslı hemşerilerime, özellikle sivil topluma tekraren söyleyelim bunu. Ciddi manada görev ve sorumluluk düşüyor. Çünkü bazı şeyleri zamanında tedbir almazsak sonra şeyi acısı biraz ağır geliyor. Herkese iyi akşamlar. Evet, şimdi Ziya Bey Bakü'den, ondan sonra Kuveyt'ten, hep Sivas harcına kadar ülke varsa saydı. Sivas'tan da izleyenler hemen konuyla ilgili, Kangal'dan bahsediyorsun. Kangal Termik Santralı filtreler çalışmıyor, külü bacadan veriyorlar, çevrede büyük zararı var. Rica etsek dile getirir misiniz? Bayram Koçak. Bayram Koçak dile getirmiş olduk. Bu programın nihayetinde de son şeyi siz atmış oldunuz yani. Programın aslında nihayetlendirmesine katkı sağlamış oldunuz. Konuştuğumuz konu başlıklarında gerek yorumcularımız gerek biz sürçülisan ettikse ara ara, tabii canlı yayın olduğu için zaman zaman böyle doğaçlama şakalar da oluyor. Affola diyelim. Gelecek hafta tekrar bu ekranda, bu saatlerde buluşmak ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Allah rahatlık versin izleyicilerimize. Sizlere de teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet. Toprak Gayrimenkul Neler Oluyoruz sundu.